İnsanın Anlam Arayışı Viktor Frank Toplama Kampı Deneyimleri Bu kitap gerçeklere ve olaylara ilişkin bir açıklama olma iddiasında değildir. Milyonlarca tutuklunun tekrar tekrar yaşadığı kişisel deneyimlerin bir özetidir. Bu bir toplama kampının orada bulunup da sağ kurtulmayı başaranlardan birisi tarafından anlatılan iç öyküsüdür. Bu öykünün konusu zaten yeterince anlatılan, yine de yeterince inanılmayan büyük dehşetler değil, yaşanan sayısız küçük acılardır. Başka bir deyişle bu kitap şu soruya cevap vermeye çalışacak. Ortalama bir tutuklunun zihninde canlandığı şekilde bir toplama kampındaki gündelik yaşam nasıl bir şeydi? Burada anlatılan olayların çoğu büyük ve ünlü toplama kamplarında değil, gerçek imha işlemlerinin çoğunluğunun gerçekleştiği küçük kamplarda geçmiştir. Bu öykü büyük kahramanların ya da şehitlerin acılarını ve ölümlerini anlatmadığı gibi kapoların ya da ünlü tutukluların öyküsü de değildir. Bu nedenle güçlü olanın acılarını değil, kayıtlara geçmeyen o büyük assız kurbanlar ordusunun özverilerini, çarmıha girilişlerini ve ölümlerini konu olarak seçmiştir. Bu ordu, kollarında hiçbir ayırt edici işaret taşımayan ve kapolar tarafından gerçekten küçümsenen sıradan tutuklulardan oluşmaktaydı. Bu sıradan tutukluların yiyecek hemen hiçbir şeyleri olmamasına karşın kapolar hiçbir zaman aç kalmamıştır. Aslında kapolardan birçoğu toplama kamplarında yaşamlarının önceki dönemlerinde olduğundan daha iyi bir yaşam sürmüştür. Çoğunlukla tutuklulara karşı gardiyanlardan daha katı davranıyorlar ve tutukluları CC adamlarından daha acımasızca dövüyorlardı. Bu kapolar elbette kişiliği böyle bir işe uygun olan tutuklular arasından seçiliyor ve kendilerinden bekleneni yapmadıkları takdirde anında görevden alınıyorlardı. Bu insanların kapo yetkisini alır almaz, CC adamlarından ve kamp muhafızlarından hiçbir farkları kalmıyordu. Bu nedenle benzer bir psikolojik temelde yargılanabilirler. Dışarıdan bakan birisi için, kamp yaşamına ilişkin, duygusallık ve acımayla karışık yanlış bir fikir edinmek kolaydır. Çünkü tutuklular arasında egemen olan çetin varolma savaşı konusunda pek bir şey bilmez. Bu gündelik ekmek için, yaşamın kendisi için, kişinin kendi yaşamı ya da iyi bir dostun yaşamı için verilen amansız bir mücadeleydi. Resmi kaynaklarca belli sayıda tutuklunun başka bir kampa nakli olarak açıklanan bir sevk olayını ele alalım. Oysa gerçekte bu sevkin nihai varış yerinin gaz odaları olduğunu tahmin etmek hiç de zor değildi. Çalışamayacak kadar hasta ya da zayıf olan tutuklular, Gaz odaları ve krematoryumlar bulunan küçük merkezi toplama kamplarından birisine gönderiliyordu. Gidecekleri belirlemek için yapılan seçme işlemi bütün tutuklular ya da gruplar arasında amansız bir mücadele işareti oluyordu. Önemli olan tek şey kişinin kendi adının ve arkadaşının adının kurbanlar listesinde atlanmasıydı. Buna karşın herkes kurtarılan her insan için bir başka kurbanın bulunması gerektiğini de biliyordu. Her sevkiyatta belli sayıda tutuklunun gitmesi gerekiyordu. Kimin gideceği gerçekten bir öneme arz etmiyordu. Çünkü tutuklulardan her birisi bir numaradan başka bir şey değildi. Toplama kampına girişlerinde bütün belgeleri ve bütün eşyaları alınıyordu. Bu nedenle her tutuklu sahte bir isim ve meslek uydurma fırsatına sahipti ve çeşitli nedenlerden ötürü birçoğu bunu yapıyordu. Yetkililerin ilgilendiği tek şey tutukluların numaralarıydı. Bu numaralar çoğunlukla vücuda dövmeyle yazılıyor. Ayrıca giysilerin üzerine de yazılması gerekiyordu. Bir tutuklu hakkında ihbarda bulunmak isteyen bir gardiyanın tutuklunun numarasına bakması yeterliydi. Bu amaçta kesinlikle tutukluya adını sormazdı. Sevk için hareket etmek üzere olan konvoya dönecek olursak, kimsenin ahlaki sorunlara kafa yormaya ne zamanı ne de arzusu vardı. Herkesin düşündüğü tek bir şeydi, evinde kendisini bekleyen ailesi için yaşamak ve arkadaşlarını kurtarmak. Bu nedenle bir başka tutuklunun bir başka numaranın sevkiyatta kendi yerini alması için elinden geleni yapmakta bir an bile duraksamıyordu. Daha önce değindiğim gibi kapo seçme işlemi negatif bir şeydi. Tutuklular içinde en acımasız, en hayvani olanlar bu iş için seçiliyordu. Ama CC'ler tarafından yürütülen kapo seçiminin yanı sıra bütün tutuklular arasında her zaman sürüp giden bir kendinden seçilme süreci işliyordu. Ortalama olarak sadece yıllar boyunca o kamptan bu kampa taşınan, varoluş mücadelesinde bütün ahlak değerlerini kaybeden tutuklular yaşayabiliyordu. Bu tutuklular kendilerini kurtarmak için dürüst olsun olmasın her yola, her türlü acımasız güce, hırsızlığa, dostlarına ihanete başvurmaya hazırlardı. Birçok şanslı olayın ya da mucizenin yardımıyla geri dönmeyi başaran bizler biliyoruz. En iyilerimiz dönmedi. Toplama kamplarına ilişkin birçok açıklama olay kayıtlara zaten geçmiş bulunmaktadır. Buradan olaylar sadece bir insanın deneyimlerinin bir parçası olduğu ölçüde anlamlı olacaktır. Aşağıdaki denemenin betimlemeye çalışacağı şey de işte bu deneyimlerin kesin yapısıdır. Bu kamplardan birisinde kalmış olanlar için kitap, orada yaşayanları günümüzün bilgileri ışığı altında açıklamaya çalışacaktır. Hiçbir zaman böyle bir deneyimi yaşamamış olanlar açısındansa, kamplardan sağ çıkmayı başaran ve şimdi yaşamı çok zor bulan az sayıdaki tutuklunun deneyimlerinin kavranmasına, hiç değilse anlaşılmasına yardımcı olabilir. Bir zamanlar tutuklu olan bu insanlar sık sık şunu söyler: Yaşadıklarımız hakkında konuşmayı sevmiyoruz onları yaşamış olanların hiçbir açıklamaya ihtiyacı yok. O olayları yaşamayanlarsa ne o zaman hissettiklerimizi ne de şimdi hissettiklerimizi anlayabilir. Psikolojinin belli bir bilimsel nesnelcilik gerektirmesi nedeniyle konuyu yöntemli bir şekilde sunmak oldukça zor. Ama gözlemlerini kendisi de bir tutukluyken yapmış olan bir insan gerekli nesnelciliğe sahip olabilir mi? Dışarıdaki birisi böyle bir nesnelciliğe sahip olabilir ama gerçek değere sahip ifadelerden çok uzak olacaktır. Sadece içinde olabilir. Yargılarında nesnel olmayabilir, değerlendirmeleri orantısız olabilir. Bu kaçınılmaz. Kişisel önyargıdan kaçınmak gerekir. Bu kitabın karşı karşıya bulunduğu gerçek zorluk da işte budur. Zaman zaman çok özel deneyimleri anlatacak cesarete sahip olmak gerekecek. Bu kitabı isimsiz olarak yazmayı amaçlıyordum. Kitapta sadece kampta verilen numaramı kullanacaktım ama metin tamamlanınca kitabın isimsiz bir yayın olarak değerinin yarısını kaybedeceğini ve inançlarımı açıkça dile getirme cesaretine sahip olmam gerektiğini anladım. Bu nedenle teşirciliğe karşı yoğun bir tiksinti duymama rağmen kitaptaki pasajlardan herhangi birisini iptal etmeye kalkışmadım. Bu kitapta anlatılanlardan kuru teoriler damıtmayı başkalarına bırakıyorum. Burada anlatılanlar, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra araştırma konusu olan ve dikenli tel hastalığı sendromuyla tanışmamızı sağlayan cezaevi yaşamı psikolojisine katkıda bulunabilir. Libo'nun bir kitabındaki çok iyi bilinen bir değişi biraz değiştirerek anacak olursam, kitlelerin psikopatolojisine ilişkin bilgimizdeki derinleşmeyi İkinci Dünya Savaşı'na borçluyuz. Çünkü bu savaş bize sinir savaşını ve toplama kamplarını kazandırdı. Bu öykü sıradan bir tutuklu olarak benim kendi deneyimlerimi konu ettiği için son birkaç haftası hariç kampta bir psikiyatrist ya da doktor olarak görev yapmadığımı gurur duyarak belirtmek benim açımdan önemli. Meslek birkaçı artık kağıt parçalarından bandaj olarak yararlanılan yetersiz ısıtmalı ilk yardım istasyonlarında çalışacak kadar şanslıydı. Ama ben 119, 104 numaraydım ve zamanımın çoğunu demir yolu atları için kazı yaparak ve ray döşeyerek geçiriyordum. Bir keresinde işim su şebekesi için bir yolun altında tek başına bir tünel kazmaktı. Bu iş ödülsüz kalmamıştı. 1944 Noel'inden hemen önce beni prim kuponu denilen bir armağanla ödüllendirdiler. Bu kuponlar pratik anlamda köle olarak satıldığımız inşaat firması tarafından düzenleniyordu. Firma her gün için bir tutuklu başına belirlenen sabit bir ücreti kamp yetkililerini ödüyordu. Bu kuponlar firmaya 50 peniye mal oluyordu ve tanesi 6 adet sigarayla değiştirilebiliyordu. Ancak çoğu durumda karşılığı haftalar sonra alınabiliyordu. Ve bazen de geçerlilik süreleri doluyordu. 12 sigara karşılığı bir ödülün gururlu sahibi olmuştum. Ama daha da önemlisi sigaraların 12 çorbayla değiştirilebilmesiydi. 12 çorbaysa çoğu durumda açlık karşısında gerçek bir güvenceye karşılık geliyordu. Gerçekte sigara içme ayrıcalığı haftalık bir kupon kotasına sahip kapolara ya da antrepo veya atölyede usta olarak çalışan ve yaptıkları tehlikeli işler karşılığında birkaç sigara alan tutuklulara aitti. Buna tek istisna, yaşama iradesini kaybeden ve son günlerinin tadını çıkarmak isteyen tutuklulardı. Dolayısıyla kamp sakinlerinden birisinin kendi sigarasını içtiğini gördüğümüz zaman, devam etme direncine olan inancını kaybettiğini anlardık ve bir kez de kaybedilince yaşama iradesi bir daha kolay kazanılamıyordu. Birçok tutuklunun gözlemlerinin ve deneyimlerinin sonucu olarak ortaya çıkan büyük miktarlardaki malzeme incelendiği zaman, kamp sakinliğinin kamp yaşamına yönelik ruhsal tepkilerinin üç evresi açıklık kazanır. Kampa alınışını özleyen dönem, kamp rutinine çok iyi uyum sağladığı dönem ve serbest bırakılışını izleyen dönem Birinci evreye tipik olan belirti, semptom, şok tepkisidir. Bazı durumlarda tutuklunun kampa resmen alınışından önce bile şok ortaya çıkabilir. Kampa alınışımı ilişkin kendi deneyimimi bir örnek olarak vereceğim. 1500 kişiden oluşan bir grup birkaç gündür trenle aralıksız seyahat ediyordu. Her vagonda 80 kişi vardı. Herkes kendi bagajının geri kalan birkaç kişi de özel eşyaların üzerine uzanmak zorundaydı. Vagonlar öylesine tıka basa doluydu ki sabahın ilk ışıkları ancak pencerelerin üst kısımlarından içeri sızabiliyordu. Herkes trenin cebri iş gücü olarak çalıştırılacağımız bir mühimmat fabrikasına gitmesini bekliyordu. Trenin düdüğünün yok oluşa taşıdığı umutsuz yük için havaya yayılan acıma dolu bir imdat çığlığını andıran esrarengiz bir sesi vardı. Derken trenin hızı kesildi. Bir ana istasyona yaklaştığımız anlaşılıyordu. Ansızın kaygılı yolcuların arasından bir nida yükseldi. Bir işaret var. Auschwitz. O anda herkesin kalbi duracak gibi olmuştu. Auschwitz adı dehşet verici olan her şeye karşılık geliyordu. Krematoryumlar, yani ölü yakma odaları, katliamlar. Tren sanki tereddüt edercesine, sanki yolcularını o ürkütücü kavrayıştan olabildiğince uzun bir süre korumak istercesine ağır ağır yoluna devam etti. Auschwitz Şafağın sökmesiyle birlikte çok büyük bir kampın atları görülmeye başladı. Birkaç sıralı uzayıp giden dikenli terler, gözetleme kuleleri, tarama lambaları ve ıssız yol boylarınca sürüye sürüye yürüyen, nereye gittiğini bilmediğimiz uzun sıralar halinde pejmürde insan figürleri. Arada bir yüksek sesi komutlar ve komut düdükleri duyuluyordu. Ne anlama geldiklerini bilmiyorduk. Hayalimde dar ağacında sallanan insanlar canlandırıyordum dehşete kapılmıştım. Ama bu hiçbir şeydi. Çünkü adım adım korkunç ve sonsuz bir dehşete alışmak zorunda kalacaktık. Sonunda istasyona girdik. Yüksek sese verilen komutlar başlangıçtaki sessizliği dağıttı. O andan sonra bütün kamplarda bu kaba, tiz sesleri tekrar tekrar duyacaktık. Sesleri neredeyse bir kurbanın son çığlığını andırıyordu. Yine de bir fark vardı bu seslerin sanki tekrar tekrar katledilen ve bağırmaya devam etmek zorunda olan bir insanın gırtlağından çıkıyormuş gibi tırmalayıcı bir boğukluğu vardı. Vagonun kapıları sonuna kadar açıldı ve küçük bir tutuklular müfrezesi içeri akın etti. Şeritli üniforma giymişlerdi, başları tıraşlıydı ama besili gözüküyorlardı. Olası bütün Avrupa dillerinden anons yapıyorlar, bunu da o şartlar altında garip gözüken belli bir mizah duygusuyla yapıyorlardı. Denize düşen yılana sarılır hesabı, doğuştan gelen iyimserliğim ki bu iyimserlik en umutsuz durumlarda bile duygularımı kontrol edebilmiştir. Şu düşünceye sarıldı. Bu tutuklular son derece iyi gözüküyorlardı. Moralleri iyi gibiydi. Hatta gülüyorlardı. Kim bilir. Belki ben de onların elverişi konumlarını paylaşabilirdim. Psikiyatride af yanılsaması denilen bir durum vardır. İdama mahkum edilen bir insan infazından hemen önce son dakikada affedilebileceği yanılsamasına kapılır. Biz de umut kırıntılarına dört elle sarılmıştık ve sonuna kadar çok kötü olmayacağına inanmıştık. Bu tutukluların kırmızı yanaklarını ve dolgun yüzeyini görmek bile son derece cesaret vericiydi. O zaman bu tutukluların günden güne istasyona gelenleri karşılamakla görevli, özel olarak seçilmiş bir elit grubundan oluştuğunu bilmiyorduk. Bu özel tutuklular, yeni gelenlerden ve kıymetli eşya ile mücevheratla dair olmak üzere gelenlerin bagajlarından sorumluydu. Auschwitz, savaşın son yıllarında Avrupa'da özel bir nokta olmalı. Sadece dev depolarda değil, ayrıca Sisi mensuplarının ellerinde de altın, gümüş, platin ve elmaslardan oluşan eşsiz bir hazine olsa gerek. Olsa olsa 200 kişiyi alabilecek şekilde inşa edilmiş bir barakaya 1500 tutuklu tıkıştırılmıştı üşüyorduk. Karnımız açtı ve uzanmak şöyle dursun, oturmak için bile herkese yetecek yer yoktu. Dört gün boyunca tek yiyeceğimiz 150 gramlık bir ekmek parçasıydı. Ancak barakadan sorumlu kıdemli tutsakların, gelen partiden birisiyle platin ve elmaslardan yapılma bir kravat iğnesi için pazarlık yaptıklarını duydum. Karın çoğu sonunda içkiye yatırılıyordu neşeli bir akşam geçirmek ve gerekli miktarda içkiyi satın almak için kaç bin marka ihtiyaç olduğunu hatırlayamıyorum. Ancak uzun süredir tutuklu olan bu insanların içkiye ihtiyaç duyduklarını biliyorum. Bu şartlar altında kendilerini uyuşturmaya çalıştıkları için onları kim ayıplayabilir ki? Ayrıca CC tarafından neredeyse sınırsız miktarlarda içki sağlanan bir başka tutuklular grubu vardı. Bu tutuklular gaz odalarında ve krematoryumlarda çalışıyor ve bir gün yeni bir cellat grubunun görevlendirilmesi sonucu cellat rolünden alınıp kurban durumuna düşeceklerini çok iyi biliyorlardı. Kervanımızdaki hemen herkes affedileceği, her şeyin iyi olacağı yanılsamasıyla yaşıyordu. Bir sonraki sahnenin arkasındaki anlamı kavrayamamıştık. Bagajlarımızı trende bırakmamız ve kıdemli bir CC subayı tarafından kaydedilmek amacıyla iki sıra halinde, birinde erkekler, diğerinde kadınlar olmak üzere dizilmemiz söylendi. Gariptir, sırt çantamı paltomun altına saklayacak cesareti bulmuştum. Bulunduğum sıradakiler subay tarafından tek tek kayda geçirildi. Subayın çantamı fark etmesinin tehlikeli olacağını anladım. Böyle bir durumda en azından tekmelenirdim. Daha önceki deneyimlerimden bunu biliyordum. Subaya yaklaşırken ağır yükümü fark etmemesi için içgüdüsel olarak dikildim. Daha sonra yüz yüze geldik. Uzun boylu, lekesiz üniformasından içinde sırım gibi duruyordu. Uzun bir yolculuktan sonra pejmürde ve pasaklı olan bizimle ne büyük bir tezat oluşturuyordu. Sol eliyle sağ dirseğini kavramış, tasasız bir rahatlık havasına bürünmüştü. Sağ eli havadaydı ve işaret parmağıyla rahat bir endamla sağ ve solu gösteriyordu. Bir insanın işaret parmağının bazen sağa bazen solu ama çoğunlukla solu gösteren bu küçük hareketinin arkasındaki şeytanca anlam konusunda hiçbirimizin en küçük bir fikri bile yoktu. Sıra bana gelmişti. Birisi sağa gönderilmenin çalışma anlamına geldiğini, buna karşın sonuçta özel bir kampa gönderilecek olan hasta ve iş yapamaz durumda olanların sola gönderildiğini fısıldadı. Daha sonra da birçok kere yapacağım gibi işi oluruna bıraktım. Sırt çantam beni biraz sola yatırdı. Ancak dik yürümeye çalıştım. CC subayı beni tepeden tırnağa süzdü. Duraksar gibi oldu. Daha sonra ellerini omuzlarıma koydu. Zeki görünmek için elimden geleni yaptım. CC subayı beni yavaş yavaş sağa çevirdi. Böylece sağa yöneldim. O akşam bize parmak oyununun anlamını anlattılar. Bu yaşamamız ya da yaşamamamız konusundaki ilk karar, ilk seçim anlamına geliyordu. Bizimle gelenlerin yaklaşık yüzde doksanı gibi büyük bir çoğunluk için bu ölüm anlamına geliyordu. Bu karar sonraki birkaç saat içinde uygulanmıştı. Sola gönderilenler istasyondan doğruca krematoryuma gidiyordu. Orada çalışan birisinin anlattığı kadarıyla bu binanın kapılarında çeşitli Avrupa dillerinde banyo yazıyormuş. Binaya girerken her tutukluya bir parça sabun veriliyormuş ve daha sonra ''Bereket versin ki daha sonra olanları anlatmam gerekmiyor.'' bu tüyler ürpertici işlem konusunda birçok şey yazıldı. Gaz odasından kurtulan ve gelenlerin çok küçük bir kısmını oluşturan bizler, gerçeği akşam öğrendik. Bir süredir orada bulunan tutsaklara, meslektaşım ve arkadaşım Pi'nin nereye gönderilmiş olduğunu sordum. Sol tarafı mı gönderildi? Evet, diye cevap verdim. O zaman onu orada görebilirsin, dedi birisi. Nerede? Bir el, Polonya'nın gri gökyüzüne alev saçan birkaç yüz metre ötedeki bir bacayı gösterdi. Baca'dan uğursuz bir duman bulutu yükseliyordu. İşte arkadaşın orada, cennete yükseliyor," diye cevap verdi birisi. Ama açık seçik anlatılana kadar gerçeği anlayamamıştım. Olayları çok kısa anlatıyorum. Psikolojik bir bakış açısından istasyonda şafağın sökmesinden kamptaki ilk gecemize kadar önümüzde çok uzun bir yol vardı. Silahlı Sisi gardiyanların eşliğinde istasyondan çıkarıldık. Kamp boyunca uzanan elektrikli dikenli telleri geçip yıkama istasyonuna geldik. İlk elemeyi geçenler için bu gerçek bir banyoydu. Burada da affedilme yanılsamamız tam bir canlılık kazandı. CC mensupları neredeyse cana yakın görünüyordu. Çok geçmeden nedenini anladık. Bileklerimizdeki saatleri gördüklerinden kendilerine vermemiz için yumuşak bir ses tonuyla bizi ikna edebildikleri sürece nazik davranıyorlardı şöyle veya böyle bütün eşyalarımızı vermek zorunda kalmayacak mıydık? Ve neden nispeten daha nazik olan şu insan saati almasın ki? Belki bir gün karşılığında bir iyilikte bulunuyordu. Dezenfekte odasına açılan bir araya benzeyen bir bölmede bekledik. CC görevlileri bütün eşyalarımızı, saatlerimizi ve mücevherlerimizi bırakmamız için yere battaniyeler serdiler yardımcı olmak üzere orada bulunan daha eski tutukluların alaylı bakışları arasında bir nikah yüzüğünü, bir madalyayı ya da bir uğur parçasını kendilerine alıkoyup koyamayacaklarını soran saf insanlar vardı. Her şeyin alınacağını hiç kimse henüz kavrayamamıştı. Eski tutuklulardan birisinin güvenini kazanmaya çalıştım. Sinsice yanına yaklaşarak paltomun iç cebindeki kağıt tomarını işaret ettim. Ve bakın bu bilimsel bir kitabın el yazması. Ne diyeceğinizi biliyorum. Yaşadığım için minnet duymam gerektiğini, kaderden sadece bunu bekleyebileceğimi söyleyeceksiniz. Ama yapamam. Bu kitabı ne pahasına olursa olsun korumam gerek. Bu benim hayatımın çalışması. Anlıyor musunuz? Evet, anlamaya başlamıştı. Önce acıyarak, derken alaycı ve yaralayıcı bir havayla sırıttı ve kamp sakinlerinin dağarcığında kesinlikle bulunmayan bir kelimeyle cevap verdi. Bok. O anda açık gerçeği gördüm ve ruhsal tepkimin ilk evresinin doruk noktası olan şeyi yaşadım. Geçmişimin tamamını dışarıda bırakmıştım. Ansızın, solgun, korkulu yüzlerle çaresizce tartışan yeni gelenler arasında bir kaynaşma oldu. Boğuk bir sesle verilen komutları tekrar duyduk. Tekme tokatta banyoya açılan bölmeye sürüldük. Bir CC görevlisi şunları söyledi. İki dakikanız var. Bu iki dakika içinde tamamen soyunmuş ve her şeyinizi olduğunuz yere bırakmış olacaksınız.'' Ayakkabılarınızın, kemerlerinizin veya askılarınızın ve olanlar için kuşakların dışında yanınıza hiçbir şey almayacaksınız şimdi. Tutuklular akıl almaz bir telaşla üzerlerindekileri yırtarcasına çıkarmaya başladı. Süre azaldıkça sinirleri gerilen tutuklular iç çamaşırlarını, kayışlarını ve ayakkabı bağlarını koparırcasına çıkardılar. Ve ilk kamçı sesleri duyulmaya başladı. Çıplak bedenlere inip kalkan deri kayışlar. Daha sonra tıraş edilmek üzere bir başka odaya sürüklendik. Sadece kafalarımız tıraş edilmedi. Vücudumuza tek bir tüy bile kalmamıştı. Derken duşlara geldik. Tekrar sıraya girdik. Birbirimizi güç bela tanır hale gelmiştik. Ancak bazılarımız duşlardan gerçek suyun aktığını fark etmişti. Duş için sıra beklerken çıplaklığımızı iliklerimizde duyumsamıştık. Artık çıplak vücutlarımızdan başka gerçekten hiçbir şeyimiz kalmamıştı. Tüyümüz bile yoktu. Sahip olduğumuz tek şey kelimenin tam anlamıyla çıplak varoluşumuzdu. Önceki yaşamımızda aramızda geri kalan maddi bir bağ var mıydı? Benim için gözlüklerim ve kemerlerim var ki bu kemeri daha sonra bir parça ekmekle değiştirecektim. Kuşakları olan insanlar için fazladan biraz daha heyecan söz konusuydu. Akşam olunca barakamızdan sorumlu olan kıdemli tutuklu bizi karşılayarak, kuşağında para ya da kıymeti taş saklayanları şu karışı bizzat asacağını şerefi üzerine yemin ettiği bir konuşma yaptı. Kibirli bir endamla, kıdemli olduğu için kamp yasalarının kendisine bu hakkı tanıdığını söyledi. Ayakkabılarımızın durumunda işler biraz daha karışıktı. Yanımıza alabileceğimizin söylenmesine karşın, ayakkabıları güzel olanlar bunlardan vazgeçmek zorundaydı. Bunların yerine uydurma ayakkabılar veriliyordu kıdemli tutukluların görünürde iyi niyetli öğütlerini tutup, bekleme odasında çizmelerinin üst kısmını kesip, sabotajı gizlemek için kesilen yerlere sabun süren tutuklular gerçek bir problemle karşı karşıyaydı. CC görevlileri sanki bunu bekliyordu. Bu suçu işlediğinden kuşkulanılan herkesin bitişikteki küçük bir odaya gitmesi gerekti. Bir süre sonra kayıt sesleri ve işkence edilen insanların çığlıkları tekrar duyulmaya başladı. Bu kez biraz daha uzun sürmüştü. Böylece bazılarımızın hala koruduğu yanılsamalarda birer birer yok oldu. Daha sonra beklenmedik bir şekilde çoğumuzu keskin bir mizah duygusu sardı. Aptalca çıplak yaşamımızdan başka kaybedecek hiçbir şeyimiz olmadığını biliyorduk. Duşlardan su akmaya başlayınca hem kendimizle hem de birbirimizle dalga geçerek eğlenmeye çalıştık. Ne olursa olsun duşlardan gerçek su akıyordu. Garip bir mizahın yanı sıra bir başka duygu daha benliğimizi sardı. Merak. Daha öncesinde bu tür bir merakı bazı garip durumlara karşı temel bir tepki olarak hissetmiştim. Bir tırmanma kazasında hayata bir tehlikeye girince o anda tek bir duyguya kapılmıştım. Kazadan sağ mı kurtulacağım yoksa kafatası parçalanmış şekilde yaralanmış olarak mı çıkacağım konusunda yoğun bir merak. Auschwitz ölüm kampında bile soğuk merak hüküm sürüyor, adeta çevresini nesnel olarak değerlendiren zihni bu çevreden koparıyordu. O dönemde zihnin bu durumu bir koruma aracı olarak geliştiriliyordu. Bir sonraki anda ne olacağını ve örneğin güz sonunun dondurucu soğuğunda duştan yeni çıkmış ve çırılçıplak bir şekilde açık havada durmamızın sonuçlarının ne olacağını bilme konusunda kaygılıydık. Birkaç gün içinde merakımız bir sürprize dönüştü. Üşütmemiştik. Yeni gelenleri benzer birçok sürpriz bekliyordu. Aramızda tıp mesleğinden olanların ilk öğrendiği şey buydu. Kitaplar yalan söylüyor. İnsanın şu kadar saat uyumaksızın yaşayamayacağı söylenirdi. Kesinlikle yanlış. Kesinlikle yapamayacağım şeyler olduğuna inanırdım. Şunsuz uyuyamam ya da şununla veya bununla yaşayamam. Auschwitz kampındaki ilk gece yattığımız yataklar ranzalar halinde düzenlenmişti. İki iki buçuk metre kadar olan her bir ranzada kuru tahtının üzerinde 9 kişi yatmıştık. Her 9 kişi için iki battaniye verilmişti. Elbette sıkışıklıktan ötürü sırt sırta, üst üste yatıyorduk. Bu da acı soğuk nedeniyle avantajlı bir durumdu. Ranzalara çıkarılması yasaklanmış ve gün boyu çamura bulanmış olmasına karşın bazıları ayakkabılarını yastık niyetine kullanmıştı. Bunun dışında kafalarımızı neredeyse çıkık hale gelen, kollarımızın üzerine dayamak zorundaydık. Yine de uykumuz gelmiş ve birkaç saatliğine acıları alıp götürmüştü. Nelere dayanabileceğimize ilişkin birkaç benzer sürprizden daha söz etmek isterim dişlerimize bakma olanağımız yoktu. Yine de buna ve ağır vitamin eksikliğine rağmen diş etlerimiz her zamankinden çok daha sağlıklıydı. Aynı gömleği, ta ki gömlek görünümünü tamamen yitirene kadar 6 ay giyiyorduk. Su borularının donması nedeniyle günlerce yıkanamamamıza rağmen toprakta çalışmaktan killi ellerimizin üzerinde oluşan yara ve sıyrıklar iltihap kapmıyordu ya da örneğin yan odadaki en hafif bir gürültüye uyanacak kadar uykusu hafif olan birisi, kulağının dibinde gürültüyle horlayan bir yoldaşa yaslanıp deliksiz bir uyku çekebiliyordu. Şimdi bize insanı kabaca her şeye alışabilen bir varlık olarak tanımlayan Dostoyevski'nin sözlerinin doğru olup olmadığı sorulacak olursa cevabımız evet, insan her şeye alışabilir ama nasıl olduğunu bize sormayın olacaktır. Psikolojik araştırmalarımız henüz oraya gelmedi. Biz tutsaklarda o noktaya ulaşmış değildik. Henüz ruhsal tepkimizin ilk evresindeydik. İntihar düşüncesi kısa bir süreyle de olsa hemen herkesin kafasını kurcalıyordu. Bu düşünce durumun ümitsizliğinden her gün ve her saat gölgesi üstümüzde olan kesintisiz ölüm tehlikesinden ve diğer birçokları tarafından yaşanan ölümün yakınlığından doğuyordu. Daha sonra değinilecek olan kişisel inançlarımdan ötürü kampa vardığım ilk akşam tele koşmayacağıma yemin ettim. Bu deyim en popüler intihar yöntemini anlatmak için kullanılıyordu. Elektrik yüklü dikenli tel çitine dokunmak. Bu kararı vermek benim için çok zor olmamıştı. İntihar etmenin pek bir anlamı yoktu çünkü nesnel bir açıdan hesapladığı ve olasılıkların tamamı dikkate alındığı zaman ortalama kam sakini için yaşam beklentisi son derece çılızdı. Bütün elemeleri geçip yaşamayı başaran küçük yüzde arasında olmayı rahatlıkla bekleyemezdi. Auschwitz kampındaki bir tutsak, şokun ilk evresinde ölümden korkmuyordu. İlk birkaç günden sonra gaz odaları bile dehşetini kaybediyordu. Ne olursa olsun bu dehşet onu intihar etmekten alıkoyuyordu. Daha sonra karşılaştığım arkadaşlarım kampa kabul şokunun beni büyük ölçüde depresyona sokmadığını söyledi. Auschwitz kampındaki ilk geceden sonra gelişen aşağıdaki olayda olanca içtenliğimle gülümsemekle yetindim. Bloklarımızdan kesinlikle ayrılmamamız yolundaki talimatlara rağmen Auschwitz'e birkaç hafta önce gelmiş olan bir meslektaşım gizlice barakamıza sızdı. Bizi sakinleştirip rahatlatmak ve birkaç şey söylemek istemiş. Bir miza havasıyla ve gözünü budaktan esirgemez bir tavırla alelacele birkaç ipucu verdi. Korkmayın, seçimlerden korkmayın. Doktor M yani CC tıp şefi doktorlara sempatik bakıyor. Bu yanlıştı. Arkadaşımın nazik sözleri yanıltıcıydı. Bloklardan birinin doktoru olan 60 yaşlarında bir tutsak. Gaz odasına mahkum edilen oğlunun bırakılması için Doktor M'ye nasıl yalvardığını anlatmıştı. Doktor M soğuk bir tavırla reddetmişti. Ama sizden bir şey istiyorum diye sürdürdü arkadaşım. Mümkünse her gün tıraş olun. Bu iş için bir cam kırığı da kullanmanız gerekse. Bunun için son ekmek diliminizi vermek zorunda bile kalsanız tıraş olun. Daha genç gözükürsünüz ve kesikler yanaklarınızın daha kırmızı gözükmesini sağlar. Hayatta kalmak istiyorsanız bunun tek bir yolu var. Çalışmaya elverişi gözükün. Diyelim ki topuğunuzdaki küçük bir yaradan ötürü biraz topallasanız bile bir CC görevlisinin bunu fark etmesi halinde gaz odasını boylayacağınızdan emin olabilirsiniz. Müslüman tabiriyle neyi söz konusu ettiğimizi biliyor musunuz? Perişan, kendini bırakmış, hasta, bir deri bir kemik görünen ve fiziksel olarak daha fazla çalışamayan. İşte böyle birisine Müslüman deriz. Er ya da geç, genellikle kısa bir süre içinde her Müslüman gaz odasını boylar. Bu nedenle unutmayın. Tıraş olun, dik yürüyün, becerikli olun, o zaman gaz odasından korkmanız gerekmez. Daha sonra beni gösterdi ve şöyle dedi. Açık konuşmamdan rahatsız olmadığını umarım. Diğerlerine dönerek tekrarladı. Aranızda bir sonraki elemeden korkması gereken tek kişi o. Bu nedenle merak etmeyin. Gülümsedim. Şimdi o gün benim yerimde olan herkesin aynı şeyi yapacağına inanıyorum. Sanırım bir keresinde Lessing şöyle demişti. Aklınızı kaybetmenize neden olacak şeyler vardır ya da kaybedecek aklınız yoktur. Anormal bir duruma gösterilen anormal bir tepki normal bir davranıştır. Psikiyatrist olarak bizler bile bir insanın örneğin bir tımarhaneye kapatılmak gibi anormal bir duruma yönelik tepkilerinin normalliğin derecesiyle orantıladığınız zaman anormal olmasını bekleriz. Bir toplama kampına düşen bir insanın tepkisi de zihnin anormal bir durumuna karşılık gelir. Ama nesnel olarak yargılandığı zaman normaldir ve daha sonra göstereceğimiz gibi o şartlara gösterilen tipik bir tepkidir. Tanımladığım bu tepkiler birkaç gün içinde değişmeye başladı. Tutsaklar ilk evreden ikincisine geçiyordu. Bu kişinin bir tür duygu yitimine girdiği nisbi duyarsızlık evresiydi. Yukarıda anlatılan tepkilere ek olarak yeni gelen tutuklular öldürmeye çalıştıkları acı dolu duyguların içinde kıvranıyordu her şeyden önce Tussan evine ve ailesine yönelik sınırsız özlemi söz konusuydu. Bu duygu çoğunlukla öylesine akut oluyordu ki kişi özlemin kendisini yitip bitirdiğini hissediyordu. Bunu tiksinti izliyordu. Onu çep çevre kuşatan olanca çirkinliğe ve bunu çağrıştıran her şeye yönelik bir tiksinti. Tutukluların çoğuna bostan korkuluğundan daha zevkli duracak, paçavra gibi birer üniforma verilmişti. Kamptaki barakaların arası pislikle doluydu ve ne kadar temizlemeye çalışsak o kadar çok pisliğe bulanıyorduk. Yeni gelenleri lağım temizleme işiyle görevlendirmek tercih edilen bir uygulamaydı. Genellikle olduğu gibi tutuklu pisliği engebeli arazide taşırken yüzüne pislik sıçradığında bir iğrenme belirtisi gösterdiği veya yüzünü silmeye kalkıştığı zaman kapılar tarafından dayakla cezalandırılıyordu. Böylece normal tepkilerin bastırılması hızlanıyordu. Başlangıçta bir başka gruptaki ceza gösterilerini gördüğümüz zaman başımızı çeviriyorduk. Tekme tokat eşliğinde pisliğin ve çamurun içinde saatlerce bir aşağı bir yukarı yürütülen tutukluları görmeye dayanamıyorduk. Günler, haftalar sonra durum değişti. Sabahın erken bir saatinde henüz hava aydınlanmadan grubumuzla birlikte yürüyüşe hazır vaziyette kapının önünde bekliyorduk. O saatlerde çığlıklar duyar, bir yoldaşın yerde nasıl tekmelendiğini, sonra kaldırılıp tekrar nasıl yere vurulduğunu görürdük. Peki neden? Ateşi çıkmış ve yersiz bir zamanda revire gitmek istemiştir. İşten kaytarmak için bu tür bir girişimde bulunmasından ötürü cezalandırılmaktadır. Ama ruhsal tepkilerin ikinci evresinde geçen bir tutuklu artık gözlerini çevirip bakmıyordu bile. O zamana kadar duyguları körelmiş ve izlediği şeyden etkilenmez bir hale gelmiştir. Bir başka örnek daha, Birisi yaralı olduğu için ya da belki de ödem veya ateş yüzünden birkaç gün kamp içinde hafif işlerde çalıştırılma umuduyla revire başvurur. Kar içinde saatlerce hazır ol vaziyette bekletilen, kampta ayağına göre ayakkabı olmadığı için dışarıda çıplak ayakla çalışmaya zorlanan, 12 yaşında bir çocuğun revire getirildiğini görmek onu etkilemez. Çocuğun parmakları donmuştur ve doktor elinde pensle çocuğun kangren olan morarmış parmak uçlarını teker teker keser. Tiksinti, dehşet ve acıma. Bu olayı izleyen bir tutuklu artık böyle şeyler hissetmez. Birkaç haftalık kamp yaşamından sonra acı çekenler, can çekişenler ve ölümler öylesine sıradan şeyler olur ki bunlar tanıklık eden bir tutukluyu artık etkilemez olur. Ateşi çok yüksek, çoğunlukla hezeyanlı, birçoğu da can çekişmekte olan tifüslü hastaların bulunduğu bir barakada bir süre kalmıştım. Hastalardan birisi öldükten sonra her ölümle birlikte defalarca tekrarlanan aşağıdaki sahneyi coşkusal bir altüst oluş yaşamaksızın izledim. Tutuklular teker teker hala sıcak olan cesede yaklaştı. Birisi patates ezmesinden arta kalanları kaptı. Bir diğeri tahta takunyalarının kendisininkinden daha iyi olduğuna karar verip değiştirdi. Üçüncü bir tutuklu ölünün paltosuna el koydu. Bir diğeri de gerçek kaytan bulmaktan memnunluk duymuştu. Bütün bunları kayıtsızca izledim. Sonunda hemşireye cesedi kaldırmasını söyledim. Hemşire cesede yaklaştı, ayaklarından kavradı, elli tüfüslü hastaya yatak hizmeti gören iki sıra tahtanın arasındaki dar koridora paldır küldür indirdi ve cesedi tümsekli toprak taban üzerinde sürüye sürüye kapıya doğru götürdü. Dışarıya açılan kapının önündeki iki basamak bizim için bir sorun oluyordu. Çünkü kronik bir gıdasızlıktan bitkin düşmüştük kamptaki ilk birkaç aydan sonra kendimizi yukarı çekmek için kapı tokmağına dayanmaksızın her biri 15 santim kadar olan bu basamakları çıkamıyorduk. Cesedi sürükleyen adam basamaklara yaklaştı. Önce bezgin bir tavırla kendini yukarı çekti, daha sonra da cesedi. İlk önce ayakları, daha sonra gövdesi ve nihayet kafası uğursuz bir tıkırtıyla iki basamağın üzerinden yukarı çekildi. Benim yerim barakanın karşı tarafında tabana yakın bir noktadan açılan küçük, tek pencerenin yanındaydı. Üşüyen ellerimle iştahla yudumladığım sıcak çorba kasesine sarılırken pencereden dışarı bakacak oldum. Az önce dışarı sürüklenen ceset parlayan gözleriyle bana bakıyordu. O insanla iki saat önce konuşmuştum. Çorbamı yudumlamaya devam ettim. Orada yaşadığım duygu yokluğu, mesleki açıdan beni şaşırtmış olmasaydı şimdi bu olayı anımsamazdım. Çünkü o sırada pek bir şey hissetmemiştim. Tutuklunun ruhsal tepkilerinin ikinci evresinde ortaya çıkan semptomlar duygu yitimi yani kişinin hissetmeyi göze alamadığı coşku ve duygularını köreltmesiydi. Bu da sonunda tutukluyu her gün ve her saat karşı karşıya olduğu dayağa karşı duyarsızlaştırıyordu. Bu duyarsızlık yoluyla tutuklu kendini kısa zamanda çok gerekli ve koruyucu bir kabukla kaplıyordu. En küçük bir kışkırtmada bazen de hiçbir neden olmaksızın dayak fasılları yaşanıyordu. Örneğin ekmek iş yerinde dağıtılıyordu ve bunun için sıraya girmemiz gerekiyordu. Bir keresinde arkamda duran adam sıradan biraz sapmıştı ve bu simetri bozukluğu CC gardiyanının hoşuna gitmemişti. Ansızın kafama inen iki ağır sopa yedim. Ancak o zaman yanımda duran eli sopalı CC gardiyanını fark ettim. Bu tür durumlarda insanı en çok yaralayan şey ki bu hem yetişkinler hem de cezalandırılan çocuklar için geçerlidir, fiziksel acı değil, haksızlığın, mantıksızlığın verdiği ruhsal ıstıraptır. Gariptir, bazen hedefini şaşıran bir darbe, hedefini bulandan daha çok yaralayıcı olabiliyor. Bir keresinde bir kar fırtınasında demir yolu raylarının üstünde duruyordum. Hava muhalefetine karşın grubumuz çalışmaya devam etmek zorundaydı. Rayların arasına çakıl atma işinde oldukça sıkı çalışıyordum. Çünkü ısınmanın tek yolu buydu. Küreğime yaslanıp nefesimi toplamak için bir an ara verdim. Talihsizlik eseri o anda gardiyan geri döndü ve beni görünce kaytardığımı düşündü. Gardiyanın bende yarattığı acının nedeni hakaretler ya da dayak değildi. Pejmür'de bir deri bir kemik önünde duran ve belki de ona insanı ancak bulanık bir şekilde anımsatan bu figürü tek kelime söylemeye hatta küfretmeye bile değer görmemişti. Bunun yerine oyun oynarcasına yerden bir taş alıp üzerime attı. Bu bana cezalandırılmaya bile gerek duymayacak kadar az ortak şeye sahip olunan bir yaratığın, bir yabani hayvanın dikkatini çekmek ya da evcil bir hayvanı işine döndürmek için başvurulan bir yöntem gibi geldi. Dayak olaylarının en acı verici kısmı çağrıştırdıkları onur kırıcı şeylerdi. Bir keresinde buzlu, kaygan raylar üzerinde uzun ve ağır kirişler taşımamız gerekmişti. Birisi kayacak olduğu takdirde sadece kendisini değil, aynı kirişi taşıyan diğer herkesi de tehlikeye sokmuş oluyordu. Eski bir arkadaşımın doğuştan kalça çıkıklığı vardı. Buna karşın çalışabilecek durumda olmaktan memnundu. Çünkü fiziksel sakatlı olanların bir eleme anında gaz odasına gönderilmesine neredeyse mutlak gözüyle bakılıyordu. Aksak ayağıyla ağır bir kirişin altına girmişti ve bir an düşüp diğerlerini de sürükleyecek gibi olmuştu. O sırada kiriş taşımıyordum. Bu nedenle yardım etmek için düşünmeksizin ileri atıldım. O anda arkadan bir tekme yedim, sert bir dille azarlandım ve yerime dönme emri aldım. Beni tekmeleyen gardiyan birkaç dakika öncesinde aşağılayıcı bedayla biz domuzların yoldaşlık ruhuna sahip olmadığını söylemişti. Bir başka seferinde su boruları döşemek için ormanda eksi 17 derece soğukta donan sertleşmiş toprağa kazmaya başlamıştık. O gün gelinceye kadar fiziksel olarak epeyce zayıflamıştım. Yanıma tombul pembe yanaklı bir usta geldi. Yüzü bana açıkça domuz kafasını çağrıştırıyordu. Acı soğukta çok güzel sıcak eldivenler giymişti. Bir süre sessizce beni izledi. Bir sorun olduğunu hissettim, çünkü önümdeki toprak birikintisi ne kadar çalıştığımı kesin olarak gösteriyordu. Bağırmaya başladı. Seni domuz. Bunca zamandır seni izliyorum. Sana nasıl çalışılacağını göstereceğim. Pisli dişlerinle kazıyana kadar bekle. Bir hayvan gibi gebereceksin. İki günde işini bitireceğim. Hayatında elini işe sürmemişsin. Nesin sen? Bir domuz, iş adamı. Aldırmadım. Ama beni öldürme tehdidini ciddiye almak zorundaydım. Bu nedenle doğrulup doğruca gözlerine baktım. "Uzman doktordum," dedim. "Ne? Doktor mu? Bahse girelim ki bu işten yükünü tutmuşsundur." Genelde olduğu gibi işimin çoğunu yoksullara hizmet veren kliniklerde yaptım diye karşılık verdim. Ama bu kez fazla konuşmuştum. Delirmişçesine üstüme atılıp beni yere vurdu ve bağırmaya başladı. Ne diye bağırdığını artık hatırlamıyorum. Görünürde önemsiz olan bu öyküyle katılaşmış gibi gözüken bir tutukluda bile içerlemenin alevlendirebildiği durumlar olduğunu anlamak istedim. Bu acımasızlığın ya da fiziksel acının değil, bunlarla birleşen aşağılanmanın yarattığı bir içerlemedir. Bu olayda kan beynime sıçramıştı. Çünkü yaşamım konusunda hiçbir fikri olmayan, itiraf etmem gerek, olaydan sonra arkadaşlarıma söylediğim bu sözler bana çocuksu bir rahatlama vermişti. Hastanemdeki hemşirelerin bekleme odasında bile kabul etmeyeceği kadar kaba ve hayvanca görünen bir adamın yaşamımı yargıladığını dinlemek zorunda kalmıştım. Bereket versin ki çalışma grubumdaki kapo bana borç duydu. Benden hoşlanmaya başlamıştı. Çünkü iş yerine yaptığımız uzun yürüyüşlerde anlata anlata bitiremediği aşk hikayelerini ve evlilik sorunlarını dinliyordum. Kişiliği konusundaki teşhisimle ve psikoterapik öğütlerimle onu etkilemiştim. Bu nedenle bana minnet duyuyordu. Bu da benim için değerli bir şeydi. Daha öncesinde birkaç kere beni genellikle 280 kişiden oluşan grubumuzun ilk sıralarında kendisine yakın bir yere almıştı. Hava henüz aydınlanmadan, sabahın erken saatlerinde sıraya girmemiz gerekiyordu. Herkes geç kalmaktan ve arka sıralara düşmekten korkuyordu. Tatsız ve hoşa gitmeyen işler olduğu zaman kıdemli kapo ihtiyaç duyulan işçileri genellikle arka sıralardan seçiyordu. Seçilen bu tutuklular garip gardiyanların denetiminde özellikle korkulan türden işlere gidiyordu. Bu tür işlerde kıdemli kapo açık göz davrananları yakalamak için bazen ilk sıralardan da işçi seçiyordu. Bütün itirazlar ve yalvarıp yakarmalar amacına ulaşan birkaç tekme tokatla susturuluyor ve seçilen kurbanlar komut ve daya keşiğinde belirlenen yere sürülüyordu. Ne var ki benim kapo içini dökme ihtiyacı duyduğu sürece başıma böyle bir şey gelmezdi. Onun yanında garantili bir onursal yere sahiptim. Ama bunun bir başka avantajı daha vardı. Kam sakinlerinin hemen hepsinde olduğu gibi ben de ödemden şikayetçiydim. Bacaklarım öylesine şişmiş ve şişkin yerlerin derisi öylesine gerilmişti ki dizlerimi kıramıyordum. Şişen ayaklarımı olmadığı için ayakkabılarımı bağsız giyiyordum. Çorap bulunsa bile giymek olanaksızdı. Bu nedenle yarı çıplak ayaklarım hep ıslaktı ve ayakkabılarım hep karla dolu olurdu. Bu da elbette soğuk ısırığına ve şişkinliğe neden oluyordu. Böylece atılan her adım gerçek bir işkence olup çıkıyordu. Karlı arazide yürürken ayakkabılarımızın üstü buz tutuyordu. Arada bir birisi kayıp düşüyor, arkadan gelenlerse ona takılıp yıkılıyordu. Bu durumda sıra kısa bir an için duruyordu. Gardiyanlardan birisi hemen harekete geçiyor ve çabucak kalkıp yürümeleri için duranları dipçikliyordu sıranın ne kadar önündeyseniz o kadar az durmak ve dolayısıyla ağrılı ayaklarınızla arayı kapatmak için o kadar az koşmak zorunda kalıyordunuz. Efendimiz Kapo'nun özel doktoru olmaktan ve sıranın başında dengeli bir tempoyla yürümekten mutluydum. Hizmetim için ek bir ödeme olarak, iş yerinde öğlenleri çorba dağıtıldığı sürece sıra bana geldiğinde Kapo'nun kepçeyi kazanın dibine daldırıp birkaç bezelye tanesini benim için avlayacağından emindim. Öncesinde orduda subay olan bu Kapo, Kavga ettiğim ustanın kulağına eğilip beni son derece iyi bir işçi olarak tanıdığını söyleme cesaretini bile gösterdi. Bu pek işe yaramadı ama Kapo hayatımı kurtarmayı başardı. Bunun gibi birkaç kere hayatımı kurtarmıştır. Ustayla aramda geçen olaydan sonra Kapo beni gizlice bir başka çalışma grubuna aldı. Halimize üzünen ve en azından inşaat alanında durumumuzu kolaylaştırmak için ellerinden geleni yapan ustalar da vardı. Ama onlar bile sıradan bir işçinin çok daha kısa sürede bizden birkaç kat daha fazla iş çıkardığını hatırlatıp duruyordu. Ama normal bir işçinin günde bir parça ekmek ve bir tas solu çorbayla yaşamadığı, diğer kamplara gönderilen ya da derhal gaz odasını boylayan ailelerimizden haber alamayan bizlerin tabi olduğu ruhsal baskı altında yaşamadığı, normal bir işçinin her gün, her saat kesintisiz bir ölüm tehdidi altında olmadığı anlatıldığı zaman anlıyorlardı. Hatta bir keresinde nezaket sahibi bir ustaya benim bu yol işini senden öğrendiğim kadar kısa bir süre içinde bir beyin ameliyatının nasıl yapıldığını öğrenebilirsen sana derinden saygı duyarım deme cesaretini bile göstermiştim. O da gülümseyerek karşılık vermişti. İkinci evrenin temel septomu, belirtisi olan duygu yitimi, gerekli bir kendini savunma mekanizmasıydı. Gerçeklik belirsizleşmiş ve bütün çabalar, bütün duygular bir konu üzerinde toplanmıştı kendi yaşamını ve yoldaşlarının yaşamını korumak. Akşam olunca iş yerlerinden kampa dönen tutukluların iç geçirerek bir gün daha geçti dediklerini duymak tipik bir olaydı. Hayatta kalma meselesi üzerinde odaklanmaya yönelik kesintisiz zorunluluk eşliğindeki böylesi bir gerilimin tutukluları içsel yaşamlarını ilkel bir düzeye indirmeye zorladı. Kolayca anlaşılabilir. Psikanaliz eğitimi alan ve kampta bulunan bazı meslektaşlarım sık sık kamp sakinlerindeki gerilemeden söz ediyordu. Tutukluların arzuları rüyalarında açıklık kazanıyordu. Kamp sakinlerinin rüyalarında en çok görülen şey neydi? Ekmek, pasta, sigara ve ılık banyo. Bu basit arzuların giderilememesi arzu giderici rüyaların görülmesine neden oluyordu. Bu rüyaların işe yarayıp yaramadığı ayrı bir konudur rüyayı gören, kamp yaşamının gerçekliğine ve bununla rüyasındaki yanılsamalar arasındaki korkunç zıtlığa uyanmak zorundaydı. Korkunç bir kabus gördüğü anlaşılan ve yatağında kıvranan bir tutuklunun iniltisiyle uyandığım bir geceyi hiç unutamayacağım. Korkutucu rüyalardan ya da heyzeyanlardan mustarip insanlar için özellikle her zaman üzüntü duymam nedeniyle zavallı adamı rüyasında uyandırmak istedim. Ansızın yapmak üzere olduğum şeyden ürküp adamı sarsmaya hazır olan elimi geri çektim. O anda ne kadar dehşet verici olursa olsun hiçbir rüyanın, bizi çevreleyen ve kendisini sarstığım takdirde adamın uyanacağı kampın gerçeklerinden daha kötü olmadığının yoğun bir şekilde bilincine vardım. Tutukluların yaşadığı ağır gıdasızlık sorunu nedeniyle yiyecek arzusunun ruhsal yaşamın odaklaştığı temel ilkel içgüdü olması doğaldı. Tutuklular birbirlerine yakın çalıştıkları ve yakından göz hapsinde bulundurulmadıkları zaman hemen yemeklere ilişkin tartışmalara giriyorlardı. Tutuklulardan birisi, hendekte yanında çalışan bir başkasına en sevdiği yemekleri soruyordu. Derken birbirlerine yemek tarifi veriyor ve tekrar bir araya gelecekleri gün için menü hazırlıyorlardı. Bu konuşmalar en ince ayrıntılara kadar iniyor ve genellikle bir parola veya sayıyla verilen ani bir ikaz işaretine kadar devam ediyordu. Gardiyan geliyor. Yemeklere ilişkin tartışmaları hep tehlikeli bulmuşumdur. Son derece yetersiz tayınlara veya kalorilere kendini uyarlamayı şöyle veya böyle başaran bir organizmayı böylesine ayrıntılı ve etkili leziz yemek tablolarıyla uyarmak yanlış değil midir? Bu ruhsal açıdan anlık rahatlama sağlayabilir ama fizyolojik açıdan tehlike içerdiği açık olan bir yanılsamadır. Tutsaklığımın sonraki dönemlerinde günlük tayınımız, günde bir kere verilen su gibi bir tas çorbadan ve her zamanki gibi küçük bir parça ekmekten oluşuyordu. Buna ek olarak ekstra tayın denilen ve gününe göre 25 gram margarinden, kalitesiz bir dilim sosisten, bir parça peynirden, bir parça sentetik baldan ya da bir kaşık reçelden oluşan bir tayın veriyorlardı. Kalori olarak düşünüldüğünde, özellikle kas gücü isteyen ağır işler ve yetersiz giysiyle sürekli maruz kaldığımız soğuk açısından bu diyet kesinlikle yetersizdi. Özel bakım altında olan, yani iş için kamptan ayrılmayıp da barakada kalmasına izin verilen tutukluların durumu daha da kötüydü. Deri altının son yağ tabakaları da eriyip üzerine deri ve paçavra geçirilerek gizlenen birer iskelete dönüşünce vücudumuzun kendi kendini nasıl yediğini gözleyebiliyorduk. Organizma kendi proteinini sindiriyordu. Kaslarımız yok olmuştu. Böylece vücudun hiçbir direnme gücü kalmıyordu. Barakamızdaki küçük toplumun üyeleri birbiri ardına ölüyordu. Her birimiz bir sonra kimin öleceğini de kendi sonumuzun ne zaman geleceğini de hesaplayabiliyorduk. Yaptığımız birçok gözlem nedeniyle semptomları yani belirtileri çok iyi öğrenmiştik. Bu da tahminlerimizin doğru olmasını sağlıyordu. Birbirimize bu fazla yaşamaz ya da sıra bunda diye fısıldıyor ve akşamları günlük bir ayıklayışımız sırasında kendi çıplak bedenlerimizi görerek şöyle düşünüyorduk. İşte bu vücut benim vücudum. Bir cesetten başka bir şey değil. Bana ne oldu? Şu büyük insan kitlesinin dikenli tellerin arkasında birkaç toprak barakaya tıkılan, cansız olması nedeniyle her gün belli bir bölümü çürümeye başlayan bu kitlenin etinin bir parçası olmaktan öte bir şey değilim. Yukarıda en küçük bir zaman bulduklarında yiyeceğe ve sevilen yemeklere ilişkin düşüncelerin tutukluların bilincine hücum etmesinin nasıl kaçınılmaz olduğuna değinmiştim. Bu nedenle en güçlülerimizin bile yemek için yemek uğruna değil, yemekten başka hiçbir şey düşünmememize neden olan o insan altı varoluşun bir gün son bulacağını biliyor olmamızdan ötürü tekrar bolca yemek yiyebileceğimiz zamanları özlemesi belki de anlaşılır bir şeydir. Benzer şeyler yaşamayan birisi, açlıktan ölmek üzere olan bir insanın yaşadığı, ruhu yok eden o zihinsel çatışmayı ve irade gücünün ezilişini kolay kolay kavrayamaz. Böyle bir insan hendekte kazı yaparken ekmeğin dağıtılacağı 9-30-10 saatleri arası beklemenin huysuz değilse ustaya saatin kaç olduğunu tekrar tekrar sormanın ve kişinin cebindeki ekmek parçasına yumuşakça dokunmasının ilk önce donan parmaklarıyla ekmeği okşamasının sonra bir parçasını ağzına atıp kalanını kendi kendine öğlene kadar saklama sözü vererek son irade kırıntısıyla tekrar cebine koymasının nasıl bir şey olduğunu kolay kolay anlayamaz. Tutsaklığımızın son dönemlerinde günde sadece bir kez dağıtılan küçük ekmek tayınlarımızla idare etmeye yönelik çeşitli yöntemlerin anlamlılığı veya anlamsızlığı üzerinde iki düşünce okulu vardı. İlki tayının tamamının hemen yenmesinden yanaydı. Bunun en ağır açlık sancılarının en azından çok kısa bir süre içinde olsa günde bir kere olsun bastırılması ve tayının çalınması veya kaybedilmesi olasılığını ortadan kaldırması gibi ikili bir avantajı vardı. Tayının bölünmesini savuran ikinci grupsa farklı tartışmalar geliştiriyordu. Sonunda ben de ikinci gruba katıldım. 24 saatlik kamp yaşamının en can sıkıcı yanı, henüz gece vakti keskin düdük seslerinin bizi derin uykumuzdan ve düşlerimizdeki özlemlerden acımasızca koparıp aldığı kalkış saatiydi. Kalktıktan sonra ödemden ötürü şişkinleşen ayaklarımızı güç bela sığdırdığımız ıslak ayakkabılarımızla cebelleşiyorduk. Bunu ayakkabı bağlarının yerine kullanılan tellerle uğraşmak gibi küçük sorunlarla ilgili her zamanki söylenmeler izliyordu. Bir keresinde cesur ve onurlu birisi olarak tanıdığım bir tutuklunun ayakkabılarının giyilemeyecek kadar çekmesi nedeniyle sonunda karda yalın ayak yürümek zorunda kaldığı için çocuk gibi ağladığını duydum. Bu can sıkıcı anlarda bir avuntu kırıntısı buluyordum. Cebimden çıkardığım küçük bir ekmek parçasını kendimden geçercesine bir hazla çiğniyordum yetersiz beslenme, zihnin sürekli olarak yiyeceklerle meşgul olmasına yol açmasının yanı sıra cinsel dürtünün genellikle bulunmayışının da açıklaması olabilir. İlk şok etkisinin dışında bu bütün erkek kamplarındaki bir psikoloğun mutlaka gözlemleyeceği olgunun tek açıklaması gibi gözükmektedir. Kışla gibi sadece erkeklerin bulunduğu diğer kuruluşlarla karşıtlık içinde toplama kamplarında cinsel sapmaya pek rastlanmıyordu rüyalarda engellenen coşkuların ve daha yüce duyguların belirgin bir biçimde dışa vurulmasına karşın tutuklular rüyalarda bile cinsellikle ilgilenmiyormuş gibi görünüyordu. Tutukluların çoğunda ilkel yaşam, kendi postunu kurtarma meselesine yoğunlaşma zorunluluğu, bu amaca hizmet etmeyen her şeyin tamamen bir yana itilmesine yol açmış ve tutukluları duygusallıktan tamamen yoksunlaştırmıştı. Bu Auschwitz'ten Dacia'ya bağlı bir kampa nakledilişim sırasında benim için açıklık kazanmıştı. Bizi taşıyan tren Viyana'dan geçmişti. Gece yarısına doğru Viyana istasyonlarından birinden geçtik. Tren doğduğum caddeden, yaşamımın onca yılının geçtiği, aslında tutuklanana kadar yaşadığım evin yanından geçecekti. İki adet küçük, terli gözetleme deliği olan vagonda 50 kişi vardı. Vagonda sadece bir grup yere çömelebiliyordu. Gözetleme deliklerinin çevresinde toplanan diğerleri ise saatlerce ayakta duruyordu. Parmaklarımın ucuna basarak ve diğerlerinin başlarının arasından pencere çubuklarından bakarak doğduğum şehri bir an için görebildim. Sevkiyatın Maut ağzındaki kampa yapıldığını ve sadece bir iki haftalık ömrümüzün kaldığını düşündüğümüz için hepimiz kendimizi canlıdan çok bir ölü gibi hissediyorduk. Çocukluğumuzun geçtiği sokaklara, meydanlara ve evlere başka bir dünyadan gelen ve hayalet şehrine bakan ölü bir insanın gözleriyle baktığım duygusuna kapılmıştım. Saatler süren rötardan sonra tren istasyondan ayrıldı ve sokaklar. Bizim sokak birkaç yıldır kamplarda yaşayan ve bu yolculuğu bir olay olarak gören genç delikanlılar gözetleme deliğinden dikkatle çevreyi izliyorlardı. Bir an için deliğin önünde durmama izin vermeleri için onlara yalvarmaya başladım. Pencereden şöyle bir bakmanın benim için ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştım. Ricam nezaketsizce ve inançsızlıkla geri çevrildi. Onca yıl burada mı yaşadın? Öyleyse zaten yeterince görmüşsün demektir. Genel olarak kampta bir de kültürel anlamda kış uykusu söz konusuydu. Bunun iki istisnası vardı, politika ve din. Kampın her yerinde ve neredeyse kesintisiz olarak politika konuşuluyordu. Tartışmalar temel olarak birbiri ardına hızla yayılan söylentilere dayanıyordu. Askeri durum konusundaki söylentiler genellikle çelişkiliydi. Bir söylentinin arkasından hemen bir başkası geliyor ve tutukluların tamamının zihnindeki sinir savaşına katkıda bulunmaktan öte bir işe yaramıyordu. Çoğu zaman iyimser söylentilerin alevlendirdiği, savaşın çabucak biteceği umutları suya düşüyordu. Bazıları umutlarını hepten yitirmişti. Ancak en can sıkıcı olanlar uslanmaz iyimserlerdi. Tutukluların dinsel ilgileri geliştiği andan itibaren düşünülebilen en içten ilgi oluyordu. Dinsel inancın derinliği ve gücü sık sık yeni gelenleri şaşırtıyor ve derinden etkiliyordu. Bu bağlamda en etkileyici olanı da barakanın bir köşesinde ya da yorgun, aç ve pejmürde giysilerimizin içinde soğuktan donmuş bir vaziyette, uzak bir iş yerinden dönüşlerde, kilitli vagonun karanlık bir köşesinde dua okuyan ya da ibadet eden tutuklulardı. 1945 baharında hemen hemen bütün tutukluların hepsine bulaşan bir tifüs patlaması olmuştu. Olabildiğince çalışır durumda kalmak zorunda olan zayıf düşmüş tutuklular arasındaki ölüm oranı çok yüksekti. Hasta koğuşları son derece yetersizdi. Pratik anlamda hiç ilaç yoktu. Refakatçi bulunmuyordu. Hastalığın semptomlarından bazıları son derece nahoştu. Bir yemek kırıntısında bile baş gösteren ve bastırılmayan bir tiksinti ve korkunç hezeyan nöbetleri. Bu hezeyan nöbetlerinden en kötüsünü yaşayan da ölmek üzere olduğuna inanan ve dua etmek isteyen bir arkadaşımdı. Hezeyan içinde dua edecek sözcükleri bulamıyordu. Bu heyzeyan nöbetlerinden kaçınmak için birçokları gibi ben de gecenin çoğunu uyanık geçirmeye çalışıyordum. Sonunda Auschwitz kampının dezenfekte odasında kaybettiğim kitabımın el yazmasını yeniden oluşturmaya ve küçük kağıt parçaları üzerine anahtar sözcükleri kısaltarak not almaya başladım. Kampta ara sıra bilimsel bir tartışma da gelişiyordu. Bir keresinde kısmen mesleki ilgi alanıma yakın olmasına karşın hayatımda hiç rastlamadığım bir olaya tanık oldum. Ruh çağırma seansı. Psikiyatride uzman olduğumu bilen kampın başhekimi beni de katılmaya çağırmıştı. Toplantı hasta koğuşunun küçük, özel bir odasında gerçekleşti. Küçük bir çember oluşturuldu. Sıhhiye bölüğünden bir gedikli de garip bir şekilde gizlice bize katılmıştı. Birisi bir tür duayla ruhları çağırmaya başladı. Kamp katibi bilinçli bir yazma niyeti olmaksızın boş bir kağıdın önüne oturdu. Bunu izleyen 10 dakika içinde medyumun ruhları çağırmayı başaramaması nedeniyle seansa son verildikten sonra kalem kağıt üzerinde yavaşça hareket etti ve okunaklı bir şekilde va ev yazdı. Katibin hiç latince bilmediği ve altta kalanın canı çıksın sözlerini hiç duymadığı iddia edildi. Kanımca katip bu sözleri bir kere duymuş ve serbest bırakılmamızdan ve savaşın bitmesinden birkaç ay öncesine rastlayan o dönemde bu sözler hatırlanmaksızın katibin ruhunda canlanmış olmalı toplama kampında fiziksel ve zihinsel yaşamın olabildiğince ilkelliğe zorlanmasına karşın ruhi yaşamın derinleşmesi olasıydı. Zengin bir entelektüel yaşama alışmış olan duyarlı insanlar daha çok acı çekmiş olabilirler. Ancak iç özlerinin, benliklerinin maruz kaldığı hasar daha az olmuştur. Bu insanlar çevrelerindeki dehşet verici dünyadan kopup, içsel zenginlikten ve ruhi özgürlükten oluşan bir dünyaya çekilebilmişlerdir daha zayıf bir bünyesi olan bazı tutukluların kamp yaşamına daha sağlam yapılı olanlardan daha iyi dayanabilmesi gibi görünürdeki bir çelişki ancak bu yolla açıklanabilir. Söylediklerimi açıklık kazandırmak için kişisel deneyimlerime dönme gereği duyuyorum. İş yerine ulaşmak için yürüyüşe koyulduğumuz sabahın erken saatlerinde olanları anlatmama izin verin. Komutlarla yürüyorduk. Bölük, ileri marş. Sol 2 3 4 sol 2 3 4 sol 2 3 4 sol 2 3 4 Baştaki sol 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 kep çıkar. Bu sözler şimdi bile kulaklarımda çınlıyor. Kep çıkar komutuyla birlikte kampın kapısından çıkıyorduk ve tarama ışıkları üzerimize gezinmeye başlıyordu. Ustaca yürüyemeyen bir tekme yiyordu. Daha da kötüsünü acı soğuk yüzünden kepini izin verilmeden önce kulaklarına çekenler yaşıyordu. Karanlıkta yol boyunca büyük taşlara, tümseklere takılıp tökeziyor, su birikintilerine batıyorduk. Bize eşlik eden gardiyanlar sürekli bağırıyor ve bizi dipçik darbeleriyle yürütüyordu. Ayakları yara olanlar yanındakilere yaslanıyordu. Kolay kolay tek kelime edilmiyordu, dondurucu soğuk konuşmaya engel oluyordu. Yanımda yürüyen adam ağzını paltosunun kalkık yakasına gizleyerek ansızın şöyle fısıldadı. Karılarımız şimdi bizi görebilselerdi. Kendi kamplarında daha iyi olduklarını ve başımıza gelenleri bilmediklerini umarım. Bu karımla ilgili düşüncelere gömülmeme neden oldu. Ve kilometrelerce yolda düşe kalka, her seferinde birbirimizi destekleyerek, düşeni kaldırarak yürürken tek bir kelime edilmedi. Ama ikimiz de biliyorduk. Her ikimiz de karılarımızı düşünüyorduk. Zaman zaman yıldızların solup, sabahın pembeleşen ışıklarının koyu bulutların arkasından yayılmaya başladığı gökyüzüne bakıyordum. Ama zihnim karımın hayaline sarılmıştı. Garip bir kesinlikle hayal edebiliyordum. Bana cevap verdiğini duyuyor, gülücüğünü, dürüst ve yüreklendirici bakışlarını görüyordum. Gerçek ya da değil, karımın görünüşü yükselmeye başlayan güneşten daha parlaktı. Kafama bir düşünce saplandı. Yaşamımda ilk kez onca şair tarafından dile getirilen, onca düşünür tarafından nihai bilgelik olarak ortaya konan gerçeği gördüm. Gerçek İnsanın özleyebileceği nihai ve en yüksek hedef sevgidir. O anda insan şiirinin ve insan düşünce ve inancının vermesi gereken gizin anlamını kavradım. İnsanın sevgiyle ve sevgi içinde kurtuluşu, dünyada hiçbir şey kalmayan bir insanın kısa bir an içinde olsa sevdiği insana ilişkin düşüncelerle ne kadar mutlu olabileceğini anladım. Tam bir yalnızlık konumunda insan kendini olumlu eylemle dile getiremediği çektiği acılara doğru bir tavırla, onurlu bir tavırla katlanmaktan başka yapacak hiçbir şey olmadığı zaman, sevdiği insana ilişkin içinde taşıdığı imkiye sevgiyle yoğunlaşarak doyuma ulaşabiliyordu. Yaşamımda ilk kez, melekler sonsuz bir ilahi mutluluğa ilişkin, düşüncede kayboldu sözlerinin anlamını kavradım. Önümdeki birisi tökezledi ve arkasındakiler üzerine yığıldı. Üzerlerine atlayan gardiyan düşenleri kamçılamaya başladı. Böylece düşüncelerime birkaç dakika ara verdim. Ama hemen sonra ruhum tutuklunun varoluşundan bir başka dünyaya yöneldi ve sevdiğim insanla yaptığım konuşmaya döndüm. Ona sorular sordum, yanıtladı. Karşılık olarak o bana sordu, ben yanıtladım. Dur, iş yerimize varmıştık. İyi bir alet bulma umuduyla herkes karanlık barakaya daldı. Her tutuklu bir kürek veya kazma alıyordu. Acele edin domuzlar. Derhal hendekte önceki gün bıraktığımız konuma geçtik. Buzlanan toprak kazmaların sivri uçlarıyla çatırdamaya, kıvılcımlar saçmaya başladı. Çalışanlar sessiz, beyinleri donuktu. Zihnim hala karımın hayaliyle meşguldü. Zihnimi bir düşünce kurcalıyordu. Hala hayatta olup olmadığını bile bilmiyordum. O ana kadar çok iyi öğrendiğim tek şeyi biliyordum. Sevgi. Sevilen insanın fiziksel varlığının çok çok ötesine geçer. Sevgi en derin anlamını kışının ruhi varlığında, iç benliğinde bulur. Sevilen kişinin gerçekte orada olup olmaması, yaşayıp yaşamaması bir anlamda önemli olmaktan çıkıyor. Karımın hayatta olup olmadığını bilmiyordum ve bunu anlamanın hiçbir yolu da yoktu. Ama o anda bu önemli olmaktan çıkmıştı. Bilmeye ihtiyacım yoktu. Sevgimin, düşüncelerimin ve sevgilimin hayalinin gücüne hiçbir şey dokunamazdı. O zaman karımın ölmüş olduğunu biliyor olsaydım, sanırım bundan etkilenmeksizin kendimi yine onun hayaline ilişkin düşüncelere kaptırırdım. Onunla zihnimde yaptığım konuşmalar yine canlı ve doyurucu olurdu. Beni kalbine mühürle. Sevgi ölüm kadar güçlüdür. İçsel yaşamdaki bu yoğunlaşma, tutuklunun geçmişe kaçmasını sağlayarak varoluşunun boşluğundan, terk edilmişliğinden ve ruhi yoksulluğundan kurtulmasına yardım ediyordu. Hayallere dalabildiği zaman tutuklunun hayal gücü geçmişin çoğunlukla önemli değil, önemsiz olaylarıyla ve küçük ayrıntılarıyla oyalanıyordu. Nostaljik belleği bu olayları yüceltiyor ve garip bir yapıya sokuyordu. Dünyaları ve varoluşları uzak gözüküyor ve ruh özlemle bunlara uzanıyordu. Kendi hayalimde otobüslere biniyor, dairimin ön kapısını açıyor, telefona cevap veriyor, ışıkları açıyordum. Düşüncelerimiz sık sık bu tür ayrıntılar üzerinde odaklaşıyordu ve bu anılar insanı ağlatabiliyordu. Tutuklunun içsel yaşamı daha çok yoğunlaşma eğilimi gösterdikçe sanatın ve doğanın güzelliği o ana kadar hiç olmadığı şekilde yaşanıyordu. Bu güzelliklerin etkisi altında kişi bazen kendi ürkütücü şartlarını bile unutuyordu. Auschwitz'ten Baravida'ki bir kampa yaptığımız yolculuk sırasında sek vagonunun küçük, telli penceresinden gün batımında parlayan donuklarıyla Salzburg dağlarına bakarken birisi yüzlerimizi görseydi bunların bütün yaşam ve özgürlük umutlarını yitirmiş insanların yüzleri olduğuna kesinlikle inanmazdı. Bu etkene karşın ya da belki bu etkenden dolayı onca zamandır özlediğimiz doğanın güzelliği bizi büyülemişti. Kampta bile birisi yanında çalışan yoldaşının dikkatini Bavar ormanındaki dev gizli mühimmat tesisinin inşasında kullandığımız ağaçların arasından parlayan gün batımının güzel görünümüne çekebiliyordu. Bir akşam ölesiye yorgun, çorba kaseleri elimizde, barakamızın zemininde dinlenirken, tutuklulardan birisi içeri daldı ve toplanma alanına gidip harika gün batımını görmemizi istedi. Dışarı çıkınca batıda parıldayan netameli bulutları, çelik mavisinden kan kırmızısına her an değişen renk ve şekilleriyle bu bulutları barındıran canlı gökyüzünü gördük. Virane, gri renkli toprak barakalar keskin bir kontrast oluştururken çamurlu topraktaki su birikintileri ışıyan gökyüzünü yansıtıyordu. Dakikalarca süren ve insanı derinden etkileyen bir sessizlikten sonra tutuklulardan birisi diğerine ''Dünya ne kadar güzel olabilirdi'' dedi. Bir başka seferinde bir hendekte çalışıyorduk. Bizi çevreleyen şafak kırıydı, üstümüzdeki gökyüzü kırıydı, şafağın solgun ışıkları altındaki kar kırıydı, yoldaşlarımızın üzerindeki giysiler ve yüzleri kırıydı yine sessizce karımla konuşuyordum. Ya da belki de acılarımın, yavaş yavaş ölüyor oluşumun nedenini bulma mücadelesi veriyordum. Eli kulağındaki ölümün umutsuzluğuna karşı son bir şiddetli isyan anında ruhumun beni çevreleyen iç karartıcı hüzdü parçaladığını hissettim. Bunun, bu umutsuz, anlamsız dünyayı açtığını hissettim ve nihai amacın varlığına ilişkin soruma bir yerlerden gelen evet yanıtını duydum. O anda, Bavana'da şafağın mutsuz grisinin ortasında ufukta resmedilmişçesine duran uzaktaki bir çiftlik evinin ışığı yandı ve karanlıkta bir ışık parladı. Saatlerce buz tutmuş toprağa kazdım. Gardiyan hakaretler yağdırarak yanımdan geçti. Ben yine sevgilimle bir araya geldim. Orada benimle olduğunu daha bir derinden hissettim. Ona dokunabileceğim, elimi uzatıp ellerini yakalayabileceğim duygusuna kapıldım. Duygu çok güçlüydü. Karım oradaydı. O anda bir kuş sessizce alçaldı ve tam önüme hendekten kazdığım toprak tümseyin üzerine konarak bana bakmaya başladı. Daha önce sanattan söz etmiştim. Bir toplama kampında böyle bir şey olur mu? Bu, kişinin sanattan ne anladığına bağlıdır. Zaman zaman bir tür doğaçlama kabere düzenleniyordu. Barakalardan birisi geçici olarak boşaltılıyor, birkaç tahta sıra birbirine bağlanıyor ve çivileniyor ve bir program yapılıyordu. Akşam olunca kamptaki konumları çok iyi olanlar orada toplanıyordu. Biraz gülmek, belki de biraz ağlamak, kısacası unutmak için bir araya geliyorlardı. Şarkılar, şiirler söyleniyor, bazıları kampla ilgili olan yergili fıkralar anlatılıyordu. Hepsinin de amacı unutmamıza yardımcı olmaktı ve oluyordu da. Toplantılar öylesine etkiliydi ki yorgun olmalarına ve katılmakla günlük yiyecek tayınlarını kaçırmalarına karşın bazı sıradan tutuklularda kabereyi görmeye gidiyordu. İş yerinde bedelini müteahhitlerin karşıladığı ve pek fazla harcama yapmadığı çorbaların dağıtıldığı yarım saatlik öğlen yemeği arasında bitmemiş bir makine odasında toplanmamıza izin veriliyordu. Girerken herkes eline bir kepçe dolusu sulu çorba alıyordu. Biz çorbalarımızı iştahla yudumlarken tutuklulardan birisi bir borunun üstüne çıkıp İtalyan aryaları söylüyordu. Bu şarkılardan zevk alıyorduk. Şarkıcı ise kazanın dibinden ekstra çorbayla ödüllendiriliyordu kampta sadece eğlence için değil, ayrıca alkış için de ödül veriliyordu. Örneğin ben haklı olarak katil kapo namıyla bilinen kampın en çok korkulan kaposunun korumasını kazanabilmiştim. Şöyle bir şey olmuştu. Bir akşam ruh çağırma seansının yapıldığı odaya tekrar çağrılmakla onurlandırıldım. Başhekimin aynı yakın arkadaşları toplanmıştı ve çok gariptir, sıhhiye bölüğünün gediklisi de yine gizlice onlara katılmıştı. Şans eseri odaya giren katil kapodan, kampta ünlenen şiirlerinden birisini okuması istendi. İkinci kez istenmesine gerek duymaksızın çabucak bir tür günlük çıkardı ve sanatından örnekler icra etmeye başladı. Aşk şiirlerinden birisini okurken gülmemek için canım yanana kadar dudaklarımı ısırdım. Büyük bir olasılıkla bu da hayatımı kurtardı. Ayrıca alkışlama konusunda da cömert davrandığım için bir gününe katıldığım çalışma grubuna düşsem bile hayatımı kurtaracaktı. Şöyle ya da böyle, katil kapı tarafından iyi tanınmakta yarar vardı. Bu nedenle olabildiğince çok alkışladım. Genel anlamda konuşulacak olursa kamptaki bir sanat çalışması elbette büyük ölçüde garipti. Sanatla ilgili herhangi bir şeyin yarattığı gerçek izlenimin, yapılan sanatta virane kamp yaşamının geri cephesi arasındaki hayaleti andıran tezattan kaynaklandığını söyleyebilirim. Auschwitz'teki ikinci gecemde derin uykumdan nasıl uyandırıldığımı hiç unutmam. Baraka'nın kıdemli muhafızı, Baraka'nın girişine yakın olan kendi odasında bir tür kutlama yapıyormuş. Çakır keyif seslerle bazı beylik şarkılar söyleniyordu. Ansızın ortalığı bir sessizlik kapladı ve gecenin içinden sık sık çalınarak eskitilmemiş, alışılmamış, umutsuzca hüzünlü bir tango duyuldu. Keman ağlıyor, bir parçamda onunla birlikte ağlıyordu. Çünkü aynı gün birisinin 24. yaş günü vardı. O birisi de Auschwitz kampının belki de benden sadece birkaç yüz metre ötede yine de ulaşamayacağım bir yerindeydi. O birisi benim karımdı. Bir toplama kampında sanata benzer bir şeyin olduğunu keşfetmek dışarıdan birisi için yeterince şaşırtıcıdır. Ama kampta bir de mizah duygusu olduğunu görmek çok daha şaşırtıcı olacaktır. Elbette bu mizahın ancak solgun bir kırıntısı olabiliyor ve sadece birkaç saniye veya dakika sürüyordu. Mizahın insan yapısındaki diğer her şeyden çok birkaç saniyeliğine de olsa uzaklaşarak bir durumun aşılmasını sağlayabildiği çok iyi bilinmektedir. İnşaat sahasında yanımda çalışan bir arkadaşımı mizah duygusu kazanması için pratik olarak eğittim. Ona birbirimize özgürlüğümüze kavuştuktan sonra olabilecek şeyler hakkında her gün en az bir eğlenceli öykü anlatma sözü vermemizi söyledim. Kendisi cerrahtı ve büyük bir hastanenin kadrosunda asistan olarak çalışmıştı. Bu nedenle eski işine döndüğü zaman kamp yaşamının alışkanlıklarını kaybetmemesinin nasıl bir şey olacağını anlatarak güldürmeye çalıştım. İnşaat sahasında usta motor motor diye bağırarak bizi daha hızlı çalışmaya özendiriyordu. Arkadaşıma bir gün ameliyat salonunda büyük bir mide ameliyatı yapıyor olacaksın dedim. Ansızın içeri bir emir eri girer ve motor motor diye bağırarak kıdemli cerrahın geldiğini bildirir. Bazen diğer tutuklular geleceğe ilişkin eğlenceli hayaller kuruyorlardı. Örneğin gelecekteki bir öğlen yemeğinde çorba servisi yapılırken kendini unutup garsona dipten kepçelemesi için yalvarmak gibi. Mizah duygusu geliştirme ve olayları mizahi bir ışık altında görme çabası, yaşama sanatında ustalaşırken öğrenilen bir hiledir. Ama her an her yerde acı bulunmasına karşın bir toplama kampında bile yaşama sanatını uygulamak olasıdır. Bir benzetme yapacak olursak, bir insanın acı çekmesi boş bir odadaki gazın davranışına benzer. Boş bir odaya belli bir miktarda gaz verildiği zaman oda ne kadar büyük olursa olsun gaz odanın tamamına yayılır. Ne kadar küçük ya da büyük olursa olsun acı da insanın ruhuna ve bilincine tamamen yayılır. Dolayısıyla insanın çektiği acının büyüklüğü kesinlikle görecelidir. Ayrıca çok önemsiz bir ayrıntı bile sevinçlerin en büyüğünü yaratabilir. Örneğin Auschwitz'ten Dachau'ya bağlı olan kampa gidişimizi ele alalım. Hepimiz sevkiyatın Mauthausen kampına yapılmasından korkuyorduk. Deneyimli yol arkadaşlarımızın ifadesine göre Mauthausen'a gitmek için trenin geçmesi gereken Tuna üzerindeki köprüye yaklaştıkça yaşadığımız gerilim de giderek tırmanıyordu. Benzer bir şey yaşamayanlar trenin bu köprüden geçmek yerine sadece Dachau'ya yöneldiğini gören tutukluların vagonda yaptıkları sevinç danslarını belki de hayal bile edemez. İki gün, üç gece süren yolculuktan sonra bu kampa vardığımızda neler oldu? Vagonda yere çömelmek için herkese yer yoktu. Çoğunluğumuz ayakta durmak zorundaydı. Buna karşılık birkaç kişi insan sidiğine bulanmış az miktarda samanın üzerine çömelmişti. Kampa varınca eski tutuklulardan duyduğumuz ilk önemli haber, nispeten küçük olan bu kampta hiçbir fırın, krematoryum, gaz odası olmadıydı. Bu da Müslüman olan bir tutuklunun doğruca gaz odasına gönderilmeyeceği, Auschwitz'e geri gönderilmek üzere düzenlenecek hasta konvoyunu beklemek durumunda kalacağı anlamına geliyordu. Bu sevinçli sürpriz hepimizin moralini düzeltmişti. Auschwitz'teki kıdemli muhafızın arzusu gerçekleşmişti. Auschwitz'in tersine bacası olmayan bir kampa olabildiğince çabuk gelmiştik. Sonraki birkaç saat içinde yaşadıklarımıza karşın kahkahalarla gülüp espriler yaptık. Yeni gelenler sayılınca bir kişi eksik çıktı. Bu nedenle kayıp tutuklu bulununcaya kadar dışarıda yağmurun ve soğuk rüzgarın altında beklemek zorunda kaldık. Kayıp tutuklu sonunda bitkinlikten uyuya kaldığı bir baraka köşesinde bulundu. Bunun üzerine yoklama bir ceza gösterisine dönüştü. Yolculuğun geriliminden sonra bütün gece ve ertesi sabah geç saatlere kadar dışarıda iliklerimize işleyen dondurucu soğukta ayakta tutulduk. Yine de hayatımızdan memnunduk. Bu kampta baca yoktu ve Auschwitz çok uzaklarda kalmıştı. Başka bir seferinde bir grup mahkumun iş yerimizden geçtiğini gördük. O zaman acı çekmenin göreceli oluşu bize ne kadar açık gelmişti. Mahkumlara, onların nispeten düzenli, güvenli ve mutlu olan yaşamlarına imrendik. Düzenli banyo yapma fırsatları olduğunu üzüntüyle düşündük. Her birinin kendine ait diş fırçası, elbise fırçası, şiltesi vardı. Akrabalarının yaşamlarına ya da en azından hayatta olup olmadıklarına ilişkin haber getiren aylık postaları vardı. Bütün bunları uzun zaman önce yitirmiştik. Bir fabrikaya girip de korunaklı bir odada çalışma fırsatı bulan arkadaşlarımıza ne kadar da imrenirdik. Herkes yaşam kurtarıcı değere sahip böyle bir yerde çalışmayı arzuluyordu. Göreceli şans ölçeği daha da ileri gidiyordu. Kamp dışındaki gruplar arasında bile durumu diğerlerinden daha kötü olarak değerlendirilen birimler vardı. İnsan küçük bir demir yolunun borularını boşaltmak için günde 12 saat derin, killi çamurda, eğilimli arazide yürümek zorunda kalmayan birisine emrenebiliyordu. Çoğunlukla öldürücü olan günlük kazaların çoğu bu işlerde oluyordu. Diğer çalışma gruplarında ustalar görünürde yerel bir dayak geleneğini sürdürüyorlardı. Bu da onların emri altında olmamak, belki de geçici olarak emirlerinde çalışmak gibi göreceli bir şanstan söz etmemize neden oluyordu. Tarihsizlik sonucu bir keresinde bu gruplardan birisine katılmıştım. İki saatlik çalışmadan sonra işçilerin yeniden gruplandırılmasını gerektiren bir hava saldırısı alarmı işe ara verdirmeseydi sanırım kampa ölen ya da bitkinlikten ölmek üzere olan tutukluları taşıyan kızaklardan birisinin üzerinde dönerdim. Böyle bir durumda siren sesinin verdiği rahatlamayı, random bittiğini gösteren zili duyan ve böylece son anda nakavt olmaktan kurtulan bir boksör de dahil hiç kimse hayal edemez. En küçük bir merhamet karşısında bile minnet duyuyorduk. Tavandan buz parçalarının sarktığı ısıtmasız bir barakada çıplak durmak anlamına geldiğinden, kendi içinde haz verici olmasa da yatağa gitmeden önce bitlerimizi ayıklamak için zaman bulduğumuzda memnun oluyorduk. Ama bunu yaparken hava saldırısı alarmı verilmediği ve ışıklar kapatılmadığı zamanda minnet duyuyorduk. Çünkü bu işi gereğince yapmadığımız takdirde gecenin yarası uyanık geçiriyorduk kamp yaşamının ender bulunur hazları bir tür negatif mutluluk sağlıyor. Ama bu bile nispi kalıyordu. Gerçekten pozitif mutluluksa çok azdı. Bir gün bir tür haz bilançosu çıkardığımı ve geçen onca hafta içinde sadece iki haz deneyimi yaşama fırsatı bulduğumu anımsıyorum. Bunlardan birisi iş dönüşünde uzun bir bekleyişten sonra yemekhaneye kabul edildiğim ve tutuklu aşçı F'nin çorba dağıttığı sıraya düştüğüm gündü. Bu aşçı dev kazanlardan birisinin arkasında duruyor ve hızlı hızlı geçen tutukluların uzattığı kaselere çorba dolduruyordu. Kaselerini doldurduğu insanların yüzüne bakmayan, alana bağlı olmaksızın çorbayı eşit dağıtan ve patatesleri tanıdıklarına, kazanın üstünden alınan sulu çorbayı da diğerlerine dağıtarak kendi özel arkadaşlarını ve yurttaşlarını kayırmayan tek aşçı oydu. Ama kendi halkını başka herkesten üstün tutan tutukluları yargılamak bana düşmez er ya da geç bu bir ölüm kalım sorunu olduğu zaman o koşullar altında kendi arkadaşlarını kayıran bir insanı kim taşıyabilir ki? Benzer bir durumda aynı şeyi yapıp yapmayacağını kendine mutlak bir dürüstlükle sormadığı sürece hiç kimsenin yargılamaması gerekir. Normal yaşama döndükten uzun bir süre sonra birisi bana ranzaların üzerine uzanmış gelen ziyaretçiye boş boş bakan miskin tutukluların fotoğrafları bulunan resimli bir haftalık magazin dergisi göstermişti. Korkunç değil mi? ürkmüş, boş boş bakan yüzler. Hepsi bu. Neden diye sordum. Çünkü samimi olarak anlamamıştım. O anda onca şeyi yeniden anımsadım. Saat sabahın beşi, dışarısı hala karanlık. Toprak barakada bakıma alınan yetmiş kişiyle birlikte kuru tahtaya uzanmıştım. Hastaydık ve iş için kamptan ayrılmamız, talime katılmamız gerekmiyordu. Bütün gün barakadaki küçük köşemizde yatabilir, kestirebilir ve günlük ekmek dağıtımını ve günlük çorbamızı bekleyebilirdik. Ama ne kadar memnunduk. Her şeye karşın mutluyduk. Biz gereksiz yere üşümemek için birbirimize sokulmuş vaziyette uzanıp, gereksiz yere parmağımızı bile oynatmayacak kadar tembel ve ilgisizce yatarken, işten dönen gece vardiyasının yoklama için toplandığı alandan gelen tiz ıslık ve komuz seslerini duyuyorduk. O arada kapı sonuna kadar açıldı, içeri kar fırtınası hücum etti. Üstü başı kar içinde bitkin düşmüş bir yoldaş birkaç dakika oturmak için içeri daldı ama kıdemli muhafız yakalayıp tekrar dışarı çıkardı. Yoklama yapılırken bir yabancıyı içeri almak kesinlikle yasaktı. O vatandaş için ne kadar üzülmüştüm ve o anda onun yerine hasta olduğum ve hasta koğuşunda uyuyabildiğim için ne kadar da memnundum. Orada iki gün geçirmenin, belki de bundan sonra iki fazladan gün daha geçirebilmenin ne büyük bir yaşam kurtarıcı değeri vardı. Dergideki fotoğrafları görünce bütün bunları anımsadım. Anlatınca beni dinleyen vatandaş fotoğrafı neden korkunç bulmadığımı anladı fotoğraftaki insanlar hiç de o kadar mutsuz olmayabilirdi. Hasta koğuşundaki dördüncü günümde tam gece vardiyasına alınmıştım ki başhekim içeri dalıp tifüsü hastaların bulunduğu başka bir kampta tıbbi yardım için gönüllü olmamı istedi. Arkadaşlarımın aksi yöndeki tavsiyelerine karşın gönüllü olmaya karar verdim. Çalışma grubunda kısa sürede öleceğimi biliyordum ama öleceksem hiç olmazsa bunun bir anlamı olmalıydı bir ot gibi yaşayıp sonunda o zamanlar olduğu gibi verimsiz bir işçi olarak ölmektense bir doktor olarak yoldaşlarıma yardım etmeye çalışmanın elbette daha anlamlı olacağını düşündüm. Bu benim için bir özveri değil, basit bir aritmetik hesabıydı. Ama sıhhiye bölüğünün gediklisi, gizlice tifüs kampına gönüllü olan iki doktora ayrılıncaya kadar dikkat edilmesi talimatını vermiş. O kadar zayıf görünüyorduk ki iki doktor yerine elinde fazladan iki ceset kalabileceğinden korkmuş olmalı. Daha önce öncelik taşıyan, kendini ve en yakın arkadaşlarını yaşatma meselesiyle ilgili olmayan her şeyin nasıl değerini kaybettiğini anlatmıştım. İnsanın kişiliği, savunduğu bütün değerleri tehdit eden ve kuşkuya boğan zihinsel bir çalkantıya yakalanmasına neden olan bir noktaya geliyordu. Artık insan yaşamının değerini ve insan şerefini tanımayan, kişiyi iradeden yoksun bırakan ve imha eden bir dünyanın etkisi altında kişisel ego sonunda değerini kaybediyordu toplama kampındaki bir insan öz saygısını kurtarmak için bütün bunlarla sonuna kadar mücadele etmediği takdirde bir birey kendine ait bir aklı, iç özgürlüğü ve kişisel değerleri olan bir varlık olma duygusunu yitiriyordu. Bu durumda kendini dev bir insan kitlesinin sadece bir parçası olarak, varoluşunu da hayvan yaşamının düzeyine inmiş birisi olarak hissediyordu. İnsanlar kendine ait bir düşüncesi ya da iradesi olmayan bir koyun sürüsü gibi bir yerden diğerine bazen birlikte bazen ayrı ayrı güdülüyordu işkence ve sadizm yöntemlerinde ustalaşmış, küçük ama tehlikeli bir birlik her yanımızı kuşatmıştı. Bu birlik sürüsünü bir an ara vermeksizin komutlarla, tekme ve tipçiklerle birileri bir geri güdüyordu. Biz koyunlarsa sadece iki şey düşünüyorduk. Kötü köpeklerden nasıl kaçınacağımızı ve bir parça yiyeceği nasıl bulacağımızı. Tıpkı korkuyla sürünün ortasına kaçan bir koyun gibi her birimizde insan yığınlarının ortasına girmeye çalışıyorduk. Bu bize sıranın ön, arka ve yanlarında yürüyen gardiyanların darbelerinden daha iyi kaçınma şansı veriyordu. Ortalarda olmanın acı rüzgara karşı korunak sağlaması gibi ek bir avantajı daha vardı. Bu nedenle kalabalığın içine dalma çabasının, kişinin kendi postunu kurtarmaya çalışması gibi bir anlamı vardı. Toplanmalarda bu otomatik olarak yapılıyordu. Ama diğer zamanlarda da bu, kampın en vazgeçilmez yasalarından birisine uygun olarak bizim açımızdan son derece bilinçli bir çabaydı. Sisi'nin dikkatini çekmekten her zaman kaçınıyorduk. Kuşkusuz kalabalıktan uzak durmanın olası hatta gerekli olduğu zamanlar da vardı. Yapılan her şeye her an dikkat edilen zoraki bir topluluk yaşamının en azından geçici bir süre içinde olsa toplumdan kaçmaya yönelik dayanılmaz bir güdü yarattığı çok iyi bilinmektedir. Tutuklular yalnız olmanın kendileriyle veya kendi düşünceleriyle baş başa kalmanın özel yaşamın hasretini çekiyorlardı. Dinlenme kampı denilen yere sevk edildikten sonra zaman zaman 5 dakika kadar yalnız kalma şansım oluyordu. 50 kadar hezeyanlı hastaya barınaklık eden çalıştığım toprak barakanın arkasında, kampı çevreleyen çift sıra dikenli tel çitenin bir köşesinde oldukça ıssız bir yer vardı. Yarım düzine kadar cesede korunacak olacak şekilde kazıkların ve ağaç dalların üzerine bir gölgelik çekilmişti. Ayrıca su borularına bağlanan bir de kuyu vardı. Hizmetime ihtiyaç duyulmadığı zamanlarda bu kuyunun ahşap ağzına çömeliyordum. Oturup Bavarya manzarasına dikenli tel örgüleriyle çevrili uzaktaki mavi tepelerin çiçeklerle bezeli eteklerine bakıyordum. Özlem yüklü hayaller kuruyordum. Düşüncelerim kuzeye, evimin bulunduğu kuzeydoğuya yöneliyordu. Ama görebildiğim sadece bulutlar oluyordu üzerinde bitlerin kaynaştığı cesetler beni rahatsız etmiyordu. Sadece geçen gardiyanların ayak sesleri ya da revire çağrılışım veya yeni gelen ve 50 hastaya ancak birkaç gün yetecek 5-10 tabletten oluşan ilaç paketini almak için çağrılışım beni daldığım düşlerimden uyandırabiliyordu. İlaçları aldıktan sonra hastaları ziyaret ediyor, nabızlarını dinliyor, durumu ağır olanlara yarım tablet aspirin veriyordum. Ama durumu umutsuz olanlara ilaç verilmiyordu. Bunun bir yararı olmuyordu ve ayrıca henüz durumu ümitli olan hastaları ilaçtan yoksun bırakıyordu. Durumu hafif olanlar için belki de birkaç yüreklendirici sözün dışında yapacak bir şeyim yoktu. Böylece ciddi bir tifüs nöbetinden ötürü zaten zayıf ve bitkin düşmüş olmama karşın bir hastadan ötekine koşuyordum. Daha sonra su kuyusunun ahşap kapağının yanındaki inziva yerime çekiliyordum. Bu kuyu kaza eseri üç tutuklunun hayatını kurtarmıştı özgürlüğümüze kavuşmadan kısa bir süre önce Daça'ya gitmek üzere bir kitle sevki düzenlenmiş ve bu üç tutuklu zekice bir planla bu sevkten kaçınmaya çalışmıştı. Kuyuya inmiş ve gardiyanlardan saklanmışlardı. Kapağın üzerinde masum gözükmeye çalışarak, dikenli tellere çakıl taşı atmaktan ibaret çocukça bir oyun oynayarak, soğuk kanlılıkla oturmuştum. Beni izleyen gardiyanlar bir an duraksamış, ancak geçip gitmişlerdi. Hemen sonra kuyudaki üç tutukluya tehlikelerin en kötüsünün geçtiğini söyleyebilmiştim. Kampta insan yaşamına ne kadar az değer verildiğini kavramak dışarıdan birisi için çok zordur. Kamp sakinleri katılaşmıştı ama hasta tutuklular için hasta konvoyu düzenlendiği zaman insan varoluşuna yönelik bu toptan saygısızlığın belki de daha çok bilincine varılıyordu. Bir deri bir kemik kalmış olan hastalar iki tekerlekli arabaların üzerine bir eşya gibi fırlatılıp atılıyor, bu arabalarda tutuklular tarafından bir sonraki kampa kadar çoğu kez kar fırtınasında kilometrelerce çekiliyordu. Hastalardan birisi araba ayrılmadan önce ölse bile arabaya yükleniyordu. Listenin tam olması gerekiyordu. Önemli olan tek şey listeydi. İnsan kelimenin tam anlamıyla bir numara olup çıkıyordu. Canlı veya ölü olmasının bir önemi yoktu. Bir numaranın yaşamının kesinlikle hiçbir anlamı yoktu. Numaranın arkasında olan şey yaşam, kader, tarih, söz konusu insanın adı çok daha önemsizdi. Bavarya'daki bir kamptan diğerine doktor yetkisiyle eşlik ettiğim bir hasta kafilesinde kardeşi lisede olmayan ve bu nedenle geride bırakılan genç bir tutuklu vardı. Genç adam o kadar çok yalvardı ki sonunda kamp gediklisi değişiklik yapmaya karar verdi ve gencin kardeşi o an için kampta kalmayı tercih eden bir tutuklunun yerini aldı. Ama listenin tamam olması gerekiyordu. Bu kolaydı. Kardeşi sadece bir başka tutuklunun numarasıyla değiştirilmişti. Daha önce de söylediğim gibi hiçbir belgemiz yoktu. Herkes henüz soluklanmakta olan kendi bedenine sahiplenecek kadar şanslıydı. Geri kalan her şey, yani çöpe andıran iskeletlerimizde asılı olan giysiler, sadece hasta sevkine dahil edilmişsek bir önem taşıyordu. Ayrılmak üzere olan Müslümanlar, paltolarının veya ayakkabılarının kendilerinkinden daha iyi olup olmadığını anlamak için tutuklular tarafından fütursuz bir merakla kontrol ediliyordu. Her şey bir yana, kaderleri belirlenmişti. Ama henüz çalışabilecek durumda olan ve bu nedenle kampta kalanlar, hayatta kalma şanslarını artıracak her şeyden yararlanmak zorundaydı. Duygusallığa yer yoktu. Tutuklular kendilerini tamamen gardiyanların ruh haline bağlı görüyorlardı. Bu da onları durumun gerektirdiğinden çok daha az insanca yapıyordu. Avuşvit kampında kendime işe yaradığı kanıtlanan ve daha sonra yoldaşlarımın çoğunluğu tarafından uyulan bir kural koymuştum. Genellikle her soruya doğru yanıt veriyordum ama açıkça sorulmayan şeyler konusunda sessiz kalıyordum. Yaşım sorulduğunda söylüyordum, mesleğim sorulduğunda doktor yanıtını veriyor ama ayrıntıya girmiyordum. Auschwitz'teki ilk sabahımızda gösteri alanına bir CC subayı geldi çeşitli gruplara ayrılmamız gerekiyordu. Kırkının üstünde, kırkının altında metal işçileri, makineciler vesaire. Daha sonra kırık çıkık muayenesi yapıldı ve bazı tutukluların yeni bir grup oluşturması gerekti. İçinde bulunduğum grup bir başka barakaya götürüldü. Orada tekrar sıraya girdik. Bir kere daha sorgulanıp yaşıma ve mesleğime ilişkin soruları yanıtladıktan sonra bir başka küçük gruba gönderildim. Bir kere daha başka bir barakaya götürüldük ve farklı şekillerde gruplandırıldık. Bu bir süre böyle devam etti ve kendimi anlayamadığım dilleri konuşan yabancıların arasında bulup mutsuzluğa kapıldım. Derken son bir seçme yapıldı ve kendimi ilk barakada birlikte olduğumuz grubun içinde buldum. Geçen zaman içinde o barakadan bu barakaya taşınıp durduğumu fark etmemişlerdi bile. Ama ben bu birkaç dakika içinde kaderimin birkaç kere yön değiştirdiğinin farkındaydım. Dinlenme kampına gidecek hastalar için sevkiyat düzenlenmesi yapılınca benim adım da listeye alınmıştı. Çünkü birkaç doktora ihtiyaç vardı ama Sevkin gerçekten de bir dinlenme kampına yapılacağına kimse inanmıyordu. Birkaç hafta önce de aynı sevk hazırlanmıştı. O zaman da herkes Sevkin gaz fırınlarına yapılacağını düşünmüştü. Korkulan gece vardiyasına gönüllü olanların sevk lisesinden çıkarılacağı duyurulunca 82 tutuklu zaman yitirmeksizin gönüllü olmuştu. Bir çeyrek saat sonra sevk iptal edilmiş ama bu 82 kişi gece vardiyası lisesinde kalmıştı. Bunların çoğunluğu için bu 15 gün içinde ölmek anlamına geliyordu. Dinlenme kampına yapılacak sevkiyat şimdi ikinci kez düzenlenmişti. Yine bunun da hasta insanlardan iki haftalığına da olsa son iş kırıntıları koparmak için düzenlenen bir tezgah mı olduğunu yoksa gaz fırınlarına veya gerçek bir dinlenme kampına gidecek bir sevk mi olduğunu kimse bilmiyordu. Bir akşam saat ona çeyrek kala benden hoşlanmaya başlayan başhekim gizlice şöyle dedi. Emirli odasında ismini listeden çıkarabileceğini bildirdim. Saat 10'a kadar bunu yapabilirsin. Bunun bana göre olmadığını, son sözün kadere ait olduğunu öğrendiğimi söyledim. Arkadaşlarımla kalabilirdim dedim. Gözlerinde sanki bir şeyler biliyormuşçasına bir acıma vardı. Yaşam için değil, yaşama veda edercesine elimi sıktı. Ağır adımlarla barakama döndüm. İyi bir arkadaşımın beni beklediğini gördüm. Gerçekten onlarla gitmek mi istiyorsunuz diye sordu üzüntüyle. Evet gidiyorum. Gözleri sulanan arkadaşımı teselli etmeye çalıştım. Yapılacak bir şey daha vardı vasiyetimi vermek. Dinle Oto, evime, karıma bir daha kavuşamazsam ve sen onu tekrar görecek olursan ona her gün, her saat onu konuştuğumu söyle. Unutma. İkincisi, onu başka her şeyden çok sevdim. Üçüncüsü, onunla evli olduğum o kısacık zaman. Başka her şeyden, hatta burada yaşadığımız onca şeyden çok daha önemli. Oto şimdi neredesin? Hayatta mısın? Birlikte olduğumuz o son saatten sonra başına neler geldi? Karını tekrar bulabildin mi? ve gözlerindeki çocuksu yaşlara karşın yürekten sana verdiğim vasiyetimi kelimesi kelimesine anımsıyor musun Ertesi sabah kamptan ayrıldım. Bu kez bir tezgah değildi. Gaz odalarına gitmiyorduk. Gerçekten de bir dinlenme kampına gittik. Bana acıyanlar yeni kampımızdan çok daha ağır bir kıtlığın baş gösterdiği bir kampta kaldılar. Kendilerini kurtarmaya çalıştılar ama sadece kendi sonlarını yazdılar. Özgürlüğümüze kavuştuktan aylar sonra eski kamptan bir arkadaşa rastladım. Kamp polisi olarak cesetlerin arasında bir parça insan eti arandığını anlattı. Ateşin üzerinde bir kazanda gördüğü insan etine el koymuş. Kampta yamyamlık başlamış. Kamp sakinleri her ne şekilde olursa olsun karar vermekten ve bir şeye kalkışmaktan korkuyordu bu kişinin kaderin kölesi olduğu, şöyle veya böyle kaderi değiştirmeye çalışmamak, bunun yerine oluruna bırakmak gerektiği yolundaki güçlü bir inançtan kaynaklanıyordu. Tutukluların inançlarına büyük ölçüde katkıda bulunan bir duygu yetimi söz konusuydu. Zaman zaman ölüm kalım anlamına gelen kararların o anda verilmesi gerekiyordu. Tutuklular bunun yerine seçimi kendi hatlarına kaderin yapmasını tercih ediyordu bu karardan kaçınma tutumunun en belirgin olduğu durumlar, bir tutuklunun bir kaçma girişimi lehine veya aleyhine karar vermesi gerektiği zamanlardı. Bu anlarda cehennem azabı yaşıyordu. Kaçmaya mı çalışmalıydı yoksa riski almaya mı? Bu işkenceyi ben de yaşadım. Ateş attı kampa yaklaştığı sıralarda kaçma fırsatım olmuştu. Tıbbi görevlerinin akışı içinde kamp dışındaki barakaları ziyaret etmesi gereken bir arkadaşım kaçmak beni de yanına almak istemişti hastalığı özel uzman tavsiyesi gerektiren bir hasta hakkında konsültasyon yapma bahanesiyle beni gizlice dışarı çıkardı. Kamp dışında yabancı bir direniş örgütünün bir üyesi bize üniforma ve belge sağlayacaktı. Son anda bazı teknik zorluklar nedeniyle tekrar kampa dönmek zorunda kaldık. Bu fırsatı gerekli yiyeceği sağlamak ve bir sırt çantası aramak için değerlendirdik. Kadınların bir başka kampa gönderilmesi nedeniyle boş olan kadınlar kampındaki boş bir barakaya girdik. Baraka çok dağınıktı. Birçok kadının gerekli tedariki yapıp kaçtığı açıktı. Barakada paçavralar, saman, çürük yiyecekler ve kırık çömlek parçaları vardı. Kaplardan bazıları işimize yarayacak kadar iyi durumdaydı. Ama yanımıza almamaya karar verdik. Durum ümitsiz bir hal alınca bu kapların sadece yemek için değil, ayrıca yıkanma kabı ve lazımlık olarak da kullanıldığını biliyorduk. Ben gözcülük ederken arkadaşım içeri girdi ve kısa bir süre sonra paltosunun altına gizlediği bir sır çantasıyla döndü. İçeride benim alabileceğim bir başka çanta daha görmüş. Yerlerimizi değiştirdik ve ben içeri girdim. Döküntüleri kurcalarken bir sır çantası hatta bir de diş fırçası buldum. Ansızın geride bırakılan şeylerin arasında bir kadının gövdesini gördüm. Eşyalarımı toplamak için kendi barakama döndüm. Barakaların her iki tarafında bulunan çürük tahta sıraların üzerine rastgele uzanmış hastalarımı son kez ve çabucak ziyaret ettim. Ölmek üzere olan ve durumuna rağmen hayatını kurtarmak için çırpındığım tek yurttaşımın yanına gittim. Kaçma niyetimi kendime saklamam gerekiyordu. Ama yoldaşım bir şeyler olduğunu sezmiş gibi gözüküyordu. Arkadaşıma onunla kaçabileceğimi söylediğim anda beni çep çevre saran tatsız duygu giderek daha bir yoğunlaştı. Ansızın kendi kaderimi kendi ellerimle almaya karar verdim barakanın dışına koştum ve arkadaşıma kendisiyle gidemeyeceğimi söyledim. Ona hastalarımla kalma konusunda kararımı kesin bir dille söylediğim anda o tatsız duygudan kurtulmuştum. Önümüzdeki günleri neler getireceğini bilmiyordum ama daha önce hiç yaşamadığım bir iç huzur kazanmıştım. Barakaya döndüm, yurttaşımın ayaklarının dibine oturdum ve onu rahatlatmaya çalıştım. Daha sonra diğerleriyle çene çalarak heyzeyanlarını yatıştırmaya çabaladım. Kamptaki son günümüz gelmişti. Savaş cephesi yaklaştıkça kitle sevkiyatları hemen hemen bütün tutukluları diğer kamplara taşımıştı. O gün güneş batana kadar kampın tamamen tahliye edilmesi talimatı verilmişti. Geride kalan birkaç tutuklunun da ayrılması gerekiyordu. Gece olunca kamp ateşe verilecekti. Öğleden sonra hastaları toplayacak olan kamyonlar henüz gelmemişti. Bunun yerine kamp kapıları ansızın kapanmış ve dikenli terler kimsenin kaçmaya kalkışmaması için sıkı gözetimi alınmıştı. Geride kalan tutuklular öyle gözüküyor ki kampla birlikte yakılacaktı. Ben ve arkadaşım ikinci kez kaçmaya karar verdik. Üç adamı dikenli tellerin dışında bir yere gömme talimatı almıştık. Kampta bunu yapabilecek güce sahip sadece ikimiz vardık. Diğer hemen herkes hala kullanılmakta olan birkaç barakada ateş ve hezeyanlardan mecalsiz düşmüş halde yatıyordu. Planımızı yapmıştık. İlk cesetle birlikte tabut olarak kullanılan eski banyo küvetine saklayarak arkadaşımın sırt çantasını çıkaracaktık. İkinci cesedi alırken benim sırt çantamı da çıkaracak ve üçüncü cesedi taşırken kaçacaktık. İlk iki ceset plana göre taşındı. Döndüğümüzde ormanda geçireceğimiz birkaç gün boyunca yiyecek bir şeylerimiz olsun diye arkadaşım bir parça ekmek ararken ben de onu bekledim. Bekliyordum. Dakikalar geçiyordu. Arkadaşımın dönmemesi nedeniyle her an biraz daha sabırsızlanıyordum. Üç yıllık esaretten sonra neşe içinde özgürlüğü düşünüyor ateş hattına doğru koşmanın ne kadar harika olacağını hayal ediyordum. Tam arkadaşım döndüğü anda kamp kapısı sonuna kadar açıldı. Bir araba ağır ağır gösteri alanına geldi. Cenevredeki Uluslararası Kızılaç Örgütü'nden bir delege gelmiş. Kamp ve sakinlerini kendi koruması altına almıştı. Delege acil durumlarda kampa her an yakın olabilmek için bitişikteki bir çiftlik evine yerleşmişti. Artık kaçmaya kim aldırış ederdi ki? Arabadan kutular dolusu ilaç indirildi, sigaralar dağıtıldı, fotoğraflarımız çekildi ve ortalığa bir sevinç havası egemen oldu. Artık ateş hattına doğru kaçarak riske girmemize gerek yoktu. Ölümle giriştiğimiz yarışın son günlerinde geçen günlerin ve saatlerin gerilim ve heyecanından sonra barış için ettiğimiz dualar insan sesinin alabileceği en coşkulu tonla yapılmıştı. Böylece kamptaki son günümüz özgürlük beklentisiyle geçti. Ama çok erken sevinmiştik. Kızılaç derekesi bir anlaşma imzalandığı kampın tahliye edilmemesi gerektiği konusunda güvence vermişti. Ama o gece kamyonlarla gelen CC adamları kampı boşaltma talimatı verdiler. Geride kalan son tutuklular merkezi bir kampa götürülerek oradan da bazı savaş esirleriyle değiş tokuş edilmek üzere 48 saat içinde İsviçre'ye gönderilecekti. CC mensuplarını güç bela tanıyabiliyorduk. Son derece dostça bir tavırla talihli oluşumuza şükretmemiz gerektiğini söylüyor, korkmadan kamyonlara binmemiz için bizi ikna etmeye çalışıyorlardı. Yeterince güçlü olanlar kamyonlara tırmandı. Ağır hastalar ve zayıf olanlar da zorlukla yüklendi. Arkadaşım ve ben son kamyon için 13 kişinin seçileceği son gruba kaldık. Başhekim gerekli sayıda numarayı okudu ama ikimizi atladı. 13 kişi kamyona bindirildi. Bizse geride kalmak zorunda kaldık. Yorgun ve dalgın olduğunu söyleyerek özür dileyen başhekimi şaşkınlık, kızgınlık ve düş kırıklığıyla suçladık. Hala kaçmaya niyetli olduğumuzu sandığını söyledi. Çantalar sırtımızda sabırsızca geri oturduk ve kalan birkaç tutukluyla birlikte son kamyonu beklemeye başladık. Uzun bir süre beklememiz gerekti. Sonunda kesintisiz bir şekilde umutla umutsuzluk arasında mekik dokuduğumuz son birkaç günün ve saatin heyecanından bitkin düşmüş bir halde terk edilen gardiyan odasındaki şiltelere uzandık. Top ve tüpek sesleriyle uyandık. Aydınlatma fişekleri ve silah sesleri barakaya ulaştı. Başhekim içeri daldı ve yere yatmamızı söyledi. Tutuklulardan birisi ayakkabılarıyla karnımın üzerine atladı. Bu da beni yeterince uyandırdı. Derken olan biteni kavradık. Ateş attı bize ulaşmıştı. Silah sesleri azaldı ve şafak söktü. Kamp kapısının dışındaki direkte beyaz bir bayrak rüzgarda dalgalanıyordu. Haftalarca sonra son saatlerde bile kaderin geride kalan biz birkaç tutukluya nasıl oynadığını anladık. İnsan kararlarının özellikle de ölüm kalım konularında ne kadar belirsiz olduğunu gördük. Bizimkinden pek de uzak olmayan küçük bir kamptan alınan fotoğrafları gördüm. O gece özgürlüğe gittiğini düşünen arkadaşlarımız bu kampta kamyonlardan indirilip barakalara kapatılmış ve barakalarla birlikte ateşe verilmiş. Fotoğrafta kısmen kömür olan vücutları seçebiliyorduk. Tutukluların içinde bulunduğu duygu yitimi, bir savunma mekanizması olarak oynadığı rolün yanı sıra diğer etkenlerin de bir sonucuydu. Açlık ve uykusuzluk, buna ve tutukluların ruhsal durumlarının bir başka tipik özelliği olan genel sinirliliğe katkıda bulunuyordu. Uykusuzluğun nedeni kısmen genel sağlık koşullarının kötü olması nedeniyle aşırı ölçüde kalabalık olan barakaları saran haşereydi. Nikotin ve kafein olmaması da coşkusal duyarsızlık ve sinirlilik durumuna katkıda bulunuyordu. Hepimiz bir zamanlar birisiydik. Şimdi ise bize kesin anlamda birer hiç gibi davranılıyordu. Ortalama tutuklu, bilinç düzeyinde düşünmeksizin kesin anlamda aşağılandığı duygusunu taşıyordu. Kampın tekil toplumsal yapısındaki tezat buna açıklık kazandırıyordu daha seçkin olan tutuklular yani kapolar, aşçılar, ambar görevlileri ve kamp polisleri kural olarak tutukluların çoğunluğu gibi kendilerini aşağılanmış hissetmiyorlardı. Tersine yücelmiş duygusu taşıyorlardı. Hatta bazılarında minyatür büyüklük yanılsaması gelişmişti. Kıskanç ve dırdırcı çoğunluğun bu gözde azınlığa yönelik ruhsal tepkisi çeşitli yollardan, bazen de esprilerle dile geliyordu. Örneğin bir tutuklunun kapolardan birisi için şunu söylediğini duymuştum. Bir düşünsene, bu adamı küçük bir bankanın genel müdüründen başka bir şey olmadığı zamanlardan tanıyorum. Bu dünyada bu kadar yükselmesi bir tarih değil mi? Aşağılanan çoğunlukla seçkin azınlık çatışmaya başladığı zaman sonuçlar patlayıcı oluyordu. Bu nedenle bu ruhsal gerilimler eklenince fiziksel nedenleri yukarıda tartışılan genel sinirlilik en yoğun halini alıyordu. Bu gerilimin sık sık genel bir kavgayla bitmesi şaşırtıcı değildir. Tutuklular sürekli olarak dayak sahnelerine tanık olduğu için şiddet dürtüsü yoğunlaşıyordu. Aç ve bitkin olmama karşın kızdığım zaman hınçla yumruklarımı sıktığımı hissediyordum. Genellikle çok yorgun oluyordum. Çünkü geceleri tefüsü hastalar için barakamızda bulundurmamıza izin verilen sobaya kömür atmak zorundaydık. Buna karşılık geçirdiğim en huzurlu saatlerden birkaçı diğer herkesin hezeyanlı veya uykuda olduğu bir gece yarısıydı. Sobanın önüne uzanmış, çalıntı odun kömüründen yaktığımız ateşte yine çalıntı birkaç patates közleyebilmiştim. Ama ertesi gün kendimi çok daha yorgun, duyarsız ve sinirli hissetmiştim. Tifüs bloğunda doktor olarak çalışırken hasta olan kıdemli blok muhafızının yerini almak zorunda kalmıştım. Bu nedenle kamp idaresine karşı barakayı temiz tutmakla sorumluydum. Kampın sık sık tabi olduğu denetlemeler, sağlıktan çok işkence amacına hizmet eden bir gösterişti biraz daha fazla yemek ve bir parça ilaç durumu düzeltebilirdi. Ama müfettişlerin tek derdi, orta koridorda bir parça saman kalıp kalmadığı veya kirli, yırtık, pırtık ve haşere yuvasını andıran hasta battaniyelerinin derli toplu bir şekilde ayak uçlarına konmuş olup olmadığıydı. Kamp sakinlerinin kaderi ise onları hiç mi hiç ilgilendirmiyordu. Tutuklu kepimi tıraşlı başımdan çıkarıp, ''Baraka numarası 6952 hasta, iki sıhhiye emireri ve bir doktor diye rapor verebildiğim takdirde bunu yeterli buluyorlardı. Daha sonra da çekip gidiyorlardı. Ama müfettişler gelene kadar battaniyeleri düzenlemekten, ranzalardan dökülen samanları toplamaktan ve yataklarında dönüp olanca düzenlilik ve temizlik çabalarımı tehlikeye sokan zavallı hastalara bağırmaktan canım çıkıyordu. Ateşli hastalarda duygu yitimi özellikle artıyordu. Bu nedenle kendilerine bağırılmadığı zaman hiç tepki vermiyorlardı. Zaman zaman bu bile işe yaramıyor, bu durumda da onlara vurmamak için korkunç bir özdenetim gerekiyordu çünkü kişinin kendi sinirliliği bir başkasının duygu yetimi özellikle de tehlike karşısında dev boyutlara ulaşıyordu. Bu psikolojik sunuda ve bir toplama kampı sakininin tipik özelliklerine ilişkin psikopatolojik açıklama girişiminde insanın tamamen ve kaçınılmaz olarak çevresinin etkisi altında olduğu izlenimini verebilirim. Peki ya insan özgürlüğü? Belli bir ortama yönelik davranış ve tepkiler bağlamında ruhi bir özgürlük yok mu? İnsan bunların sadece kazara bir ürünü olmanın ötesinde bir şey değil midir? Dahası tutukluların toplama kampının tekil dünyasına yönelik tepkileri insanın çevresinin etkilerinden kaçamayacağını kanıtlar mı? İnsan bu şartlar karşısında hiçbir eylem seçeneğine sahip değil midir? Bu sorulara ilke temelinde olduğu kadar deneyim temelinde de yanıt verebiliriz. Kamp deneyimleri insanın bir eylem seçeneğine sahip olduğunu göstermektedir. Birçok durumda kahramancı olan ve duygu eğitiminin üstesinden gelinebileceğini, sinirliliğin bastırılabileceğini gösteren yeterince örnek vardır. İnsan böylesine korkunç, ruhsal ve fiziksel stres koşulları altında bile ruhsal özgürlüğünü ve zihinsel bağımsızlığını az da olsa koruyabilmektedir. Aşağılanan çoğunlukla seçkin azınlık çatışmaya başladığı zamanki yemek dağıtımıyla başlayan bu çatışma için bolca fırsat vardı. Sonuçlar patlayıcı oluyordu. Bu nedenle bu ruhsal gerilimlerde eklenince fiziksel nedenleri yukarıda tartışılan genel sinirlilik en yoğun halini alıyordu. Bu gerilimin sık sık genel bir kavgayla bitmesi şaşırtıcı değildir. Tutuklular sürekli olarak dayak sahnelerine tanık olduğu için şiddet dürtüsü yoğunlaşıyordu. Aç ve bitkin olmama karşın kızdığım zaman hınçla yumruklarımı sıktığımı hissediyordum. Genellikle çok yorgun oluyordum. Çünkü geceleri tifüsü hastalar için barakamızda bulundurmamıza izin verilen sobaya kömür atmak zorundaydık buna karşılık geçirdiğim en huzurlu saatlerden birkaçı, diğer herkesin heyzeyanlı ve uykuda olduğu bir gece yarısıydı. Sobanın önüne uzanmış, çalıntı, odun kömüründen yaktığımız ateşte yine çalıntı birkaç patates közleyebilmiştim. Ama ertesi gün kendimi çok daha yorgun, duyarsız ve sinirli hissetmiştim. Tifüs bloğunda doktor olarak çalışırken hasta olan kıdemli blok muhafızının yerini almak zorunda kalmıştım. Bu nedenle kamp idaresine karşı barakayı temiz, böyle bir durumu anlatmak için temizlenebilirse tutmakla sorumluydum. Kampın sık sık tabi olduğu denetlemeler sağlıktan çok işkence amacına hizmet eden bir gösterişti. Biraz daha fazla yemek ve bir parça ilaç durumu düzeltebilirdi. Ama müfettişlerin tek derdi, orta koridorda bir parça saman kalıp kalmadığı veya yırtık pırtık ve haşere yuvasını andıran hasta battaniyelerinin derli toplu bir şekilde ayak uçlarına konmuş olup olmadığıydı. Kamp sakinlerinin kaderi ise onları hiç mi hiç ilgilendirmiyordu. Tutuklu kepimi tıraşlı başımdan çıkarıp, becerikli bir edayla topuklarımı vurarak, baraka numarası 6952 hasta, 2 sıhiye emir eri ve 1 doktor diye rapor verebildiğim takdirde bunu yeterli buluyorlardı. Daha sonra da çekip gidiyorlardı. Ama müfettişler gelene kadar battaniyeleri düzeltmekten, ranzalardan dökülen samanları toplamaktan ve yataklarına dönüp olanca düzenlilik ve temizlik çabalarımı tehlikeye sokan zavallı hastalara bağırmaktan canım çıkıyordu. Ateşi hastalarda duygu yetimi özellikle artıyordu. Bu nedenle kendilerine bağırılmadığı zaman hiç tepki vermiyorlardı. Zaman zaman bu bile işe yaramıyor. Bu durumda da onlara vurmamak için korkunç bir özdenetim gerekiyordu. Çünkü kişinin kendi sinirliliği bir başkasının duygu yetimi özellikle de tehlike karşısında dev boyutlara ulaşıyordu. Bu psikolojik sunuda ve bir toplama kampı sakininin tipik özelliklerine ilişkin psikopatolojik açıklama girişiminde insanın tamamen ve kaçınılmaz olarak çevresinin etkisi altında olduğu izlenimini verebilirim. Peki ya insan özgürlüğü? Belli bir ortama yönelik davranış ve tepkiler bağlamında ruhi bir özgürlük yok mu? İnsanın birçok koşullanmanın ve çevresel, ister biyolojik, ister ruhsal ya da toplumsal yapıda olsun etkenin bir ürünü olduğuna inanmamızı isteyen teori doğru mudur? İnsan bunların sadece kazara bir ürünü olmanın ötesinde bir şey değil midir? Dahası, tutukluların toplama kampının tekil dünyasına yönelik tepkileri insanın çevresinin etkilerinden kaçamayacağını kanıtlar mı? İnsan bu koşullar karşısında hiçbir eylem seçeneğine sahip değil midir? Bu sorulara ilke temelinde olduğu kadar deneyim temelinde de yanıt verebiliriz. Kamp deneyimleri insanın bir eylem seçeneğine sahip olduğunu göstermektedir. Birçok durumda kahramancı olan ve duygu yetiminin üstesinden gelinebileceğini, sinirliliğin bastırılabileceğini gösteren yeterince örnek vardır. İnsan böylesine korkunç, ruhsal ve fiziksel stres koşulları altında bile ruhsal özgürlüğünü ve zihinsel bağımsızlığını az da olsa koruyabilmektedir. Toplama kamplarında yaşayan bizler o kamptan bu kampa koşan, ellerindeki son ekmek kırıntılarını vererek başkalarını teselli etmeye çalışan insanları anımsayabiliriz. Sayıları az olabilir ama bu bile bir insandan bir şeyin dışında her şeyin alınabileceğini yeterince gösterir. İnsan özgürlüklerinin sonuncusu yani belli koşullar altında insanın kendi tutumunu belirlemesi, kendi yolunu seçmesi ve kampta yapılacak bir tercih her zaman vardı her gün, her saat, insanı kendi özünden, içsel özgürlüğünden yoksun bırakmakla tehdit eden güçlere boyun eğip eğmeyeceğimizi, özgürlük ve onurdan vazgeçerek tipik bir kamp sakini kalıbına girmemizi sağlayacak şekilde koşulların bir oyuncağı olup olmayacağımızı belirleyen kararları verme fırsatı sağlıyordu. Dolayısıyla bu tür koşullar altında bile temelde insan ne olacağına karar verebilmektedir. İnsan onurunu bir toplama kampında bile koruyabilir. Dostoyevski bir keresinde şöyle demişti. Beni korkutan tek bir şey var. Acılarıma değmemek. Kamptaki davranışları, acıları ve ölümleri, son içsel özgürlüğün kaybedilemeyeceği gerçeğine tanıklık eden şahitlerle tanıştıktan sonra bu sözler sık sık aklıma geliyordu. Bu insanların çektikleri acıya değdikleri söylenebilir. Acıya katlanma yolları gerçek bir içsel başarıydı. Yaşamı anlamlı ve amaçlı kılan şey de insanın elinden alınamayan işte bu ruhsal özgürlüktür. Aktif bir yaşam insana değerlerini yaratıcı çalışmayla gerçekleştirme fırsatı verme amacına hizmet eder. Buna karşılık eğlenceden oluşan pasif bir yaşamsa ona güzelliği, sanatı ya da doğayı içine alan yaşantılarda doyum bulma fırsatı verir. Ama ayrıca hem yaratıcı çalışmadan hem de eğlenceden hemen hemen yoksun olan ve yüksek ahlaki davranış olasılığından başka bir şey kabul etmeyen bir yaşamda da yani insanın dışsal güçlerle kısıtlı varoluşuna yönelik tutumunda da bir amaç vardır. Yaratıcı yaşamda eğlence yaşamı da ona yasaktır. Ama anlamlı olan sadece yaratıcılık ya da zevk değildir. Eğer yaşamda gerçekten bir anlam varsa, acıda da bir anlam olmalıdır. Acı da yaşamın kader ve ölüm kadar silinmez bir parçasıdır. Acı ve ölüm olmaksızın insan yaşamı tamamlanmış olmaz. Bir insanın kendi kaderini ve içerdiği olanca acıyı kabul ediş yolu kendi davasını seçiş yolu ona en ağır koşullar altında bile yaşamına daha derin bir anlam katma fırsatı verir. Yaşam yiğitçe, onurlu ve özgecil olabilir. Ya da bu şiddetle kendini koruma kavgasında kişi kendi insan onurunu unutup bir hayvan düzeyine inebilir. Burada insanın zor bir durumun sunduğu ahlaki değerlere ulaşma fırsatlarından yararlanma ya da vazgeçme arasındaki seçimi yatmaktadır. Bu da o insanın acılarına değip değmediğini belirler. Bu varsayımların dünyalık ve gerçek yaşamdan çok uzak olduğunu düşünmeyin. Ancak az sayıda insanın böylesine yüksek ahlaki standartlara ulaşma yetisine sahip olduğu doğrudur. Onca tutukludan sadece birkaçı içsel özgürlüklerini tamamen koruyabilmiş ve acılarının sağladığı değerlere ulaşabilmiştir. Ama bu türden bir örnek bile insanın içsel gücünün, onu dışsal kaderinin üstüne çıkarabileceğini kanıtlamaya yeterlidir. Bu insanlar sadece toplama kamplarında görülmez. İnsan kendi acıları yoluyla bir şeye ulaşma şansıyla birlikte her yerde kaderle karşı karşıyadır. Hastaların kaderini ele alın. Bir keresinde sakat bir gencin yazdığı bir mektubu okumuştum. Bir arkadaşına uzun süre yaşayamayacağını, ameliyatın bile bir yararı olmayacağını anlatmış. Ayrıca ölümü yiğitçe ve onurla bekleyen bir insan tablosu çizen bir filmi gördüğünü yazmış. Genç ölümü böylesine güzel karşılamanın büyük bir başarı olduğunu düşünmüş. Artık kader ona benzer bir fırsat tanıyordu. Yıllar önce Resurrection adlı filmi görenlerimiz Tolstoy'un bir kitabından alınmadır. Benzer şeyler düşünmüş olabilir. Filmde büyük kaderler ve büyük insanlar vardı. O zamanlar bizim için büyük bir kader söz konusu değildi. Böylesine bir büyüklüğe ulaşma şansımız yoktu. Filmi izledikten sonra en yakın kafeye gitmiş bir fincan kahveden ve bir sandviçten sonra bir an için zihinlerimize saplanan garip metafizik düşünceleri unutmuştuk. Ama kendimiz büyük bir kaderle karşı karşıya gelip de bunu eş değerde bir tinsel büyüklükte göğüsleme kararını verme durumunda kalınca yıllar öncesinin gençlik kokan kararlarını unutmuş ve başarısız olmuştuk. Belki de bazılarımızın aynı filmi tekrar göreceği ya da benzer bir filmi göreceği günler gelir. Ama o güne kadar başka filmler kendilerinden insanın gözlerinin önünden geçebilir. Yaşamlarında duygusal bir filmin gösterebileceğinden çok daha fazlasına ulaşan insanların görüntülerini bir film şeridi gibi izleyebiliriz. Bir toplama kampında ölümüne tanıklık ettiğim genç bir kadının öyküsü gibi belli bir insanın içsel büyüklüğünün bazı ayrıntıları aklımıza gelebilir. Sözünü ettiğim basit bir öyküdür. Anlatacak pek bir şey yok ve sanki uydurmuşum gibi gelebilir. Ama bu öykü bana bir şiir gibi geliyor. Bu genç hanım birkaç gün içinde öleceğini biliyordu. Ama bunu bilmesine karşın oldukça neşeliydi. Kaderin beni böylesine ağır bir şekilde ezmesine minnettarım dedi. Daha önce şımarık bir insandım ve ruhi başarıyı ciddiye almıyordum. Barakanın penceresinden dışarıyı göstererek şu ağaç yalnızımı paylaşan tek dostum dedi. Pencereden bir kestane ağacının sadece bir dalını görebiliyordu. Dalın üzerinde iki çiçek açmıştı. Bu ağaçla sık sık konuşuyorum dedi. Şaşırdım ve sözlerini neye yormam gerektiğini bilemedim. Hezeyan mı yaşıyordu? Ara sıra halüsinasyon mu geçiriyordu? Kaygıyla ağacın kendisine karşılık verip vermediğini sordum. Evet dedi. Ona ne söylüyordu? Genç bayan yanıtladı. Bana buradayım. Buradayım. Ben yaşamım. Sonsuz yaşam dedi bir tutuklunun benliğinin durumunun nihai sorumlusunun sıralanan ruhsal fiziksel nedenlerden çok özgür bir karar olduğunu söylemiştik. Tutuklular üzerindeki psikolojik gözlemler sadece ahlaki ve tinsel özlerine yönelik içsel bağlarının zayıflamasına göz yumanların, sonunda kampın yozlaştırıcı etkilerinin kurbanı olduğunu göstermiştir. Ünlü bir araştırmacı, psikolog toplama kampındaki yaşamın geçici bir varoluş olarak adlandırılabileceğine dikkati çekmişti. Bunu sınırı bilinmeyen geçici bir varoluş olarak tanımlayıp genişletebiliriz. Yeni gelenler kamptaki şartlar konusunda genellikle hiçbir şey bilmiyordu. Diğer kamplardan geri dönenler çenelerini tutmak zorundaydı. Bazı kamplardaysa geri dönen olmuyordu. Kampa girenlerin düşüncelerinde bir değişme oluyordu. Belirsizliğin sonuyla birlikte sonun belirsizliği ortaya çıkıyordu. Bu varoluş biçiminin bitip bitmeyeceğini ya da bitecekse ne zaman biteceğini kestirmek olanaksızdı. Latince finish kelimesinin iki anlamı vardır. Son ya da varış ve ulaşılacak bir hedef. Geçici varoluşunun sonunu görmeyen bir insan yaşamdaki nihai bir hedefe yönelemiyordu. Normal yaşamdaki birisinin tersine gelecek için yaşamaktan çıkıyordu. Bu nedenle içsel yaşamanın yapısının tamamı değişiyor yaşamın diğer alanlarından bildiğimiz çürüme belirtileri oluşuyordu. Örneğin, işsiz madenciler üzerinde yapılan araştırmalar, işsizliklerin sonucu olan bir tür zaman, içsel zaman deformasyonu yaşadıklarını ortaya çıkarmıştır. Tutuklular da bu garip zaman deneyimini yaşamışlardır. Kampta küçük bir zaman birimi, örneğin her saati işkenceyle ve yorgunlukla dolu olan bir gün, sonsuz gibi görünüyordu daha büyük bir zaman birimi örneğin bir hafta daha hızlı geçiyor gibiydi. Kampta bir günün bir haftadan daha uzun olduğunu söylediğimde yoldaşlarım bana katılmıştı. Zaman deneyimimiz ne kadar çelişikti. Bu bağlamda Thomas Mann'ın son derece doğru psikolojik notlar içeren Büyük Dağ adlı eserini anımsarız. Benzer bir ruhsal konumda olan yani sanatoryumda yatan ve taburcu tarihlerini bilmeyen veremli hastaların tinsel gelişmelerini incelemiştir. Bu hastalar benzer bir varoluş, geleceksiz ve hedefsiz yaşamışlardır. Yeni gelenlerden oluşan uzun bir sırada istasyondan kampa kadar yürüyen tutuklulardan birisi daha sonra kendi cenaze töreninde yürüyormuş gibi bir duyguya kapıldığını anlattı bana. Yaşamı ona gelecekten kesinlikle yoksun gibi görünmüştü. Sanki zaten ölmüş gibi her şeyi bitmiş kabul etmişti. Diğer nedenler de bu cansızlık duygusunu yoğunlaştırıyordu. Zaman içinde hissedilen en keskin şey tutukluluk süresinin sınırsızlığıydı. Mekan içinde ise cezaevinin daracık sınırlarıydı. Dikenli tellerin dışında olan her şey uzaktı, ulaşılamayacak bir yerdeydi ve bir anlamda gerçek dışıydı. Dışarıdaki olaylar, insanlar normal yaşam tutuklu için hayaleti andıran bir yapı kazanıyordu. Dışarıdaki yaşam yani görebildiği kadarı neredeyse başka bir dünyadan bakan ölü bir insana göründüğü gibi görünüyordu ona. Gelecekte bir hedef göremediği için kendini çöküşe bırakan bir insan kendini geçmişe yönelik düşüncelere dalmış buluyordu. Farklı bir bağlamda geçmişe dalmaya, olanca dehşetiyle bugünü daha az gerçek kılmaya yönelik eğilimden söz etmiştik. Ama bugünü gerçekliğinden koparmanın belli bir tehlikesi vardır. Kamp yaşamında olumlu bir şeyler yaratmaya olanak tanıyan fırsatları gözden kaçırmak kolaydı geçici varoluşumuzu gerçek dışı bir şey olarak değerlendirmek, tutukluların yaşamla olan bağlarını yitirmesinde kendi içinde önemli bir etkendi. Her şey bir şekilde anlamsızlaşıyordu. Bu insanlar istisna derecesindeki zor dışsal koşulların sık sık insana kendi ötesinde ruhi gelişme fırsatı tanıdığını unutuyordu kampın güçlüklerini kendi içsel güçlerine yönelik bir sınav olarak almak yerine yaşamlarını ciddiye almıyor ve anlamsız bir şeymiş gibi küçümsüyorlardı. Gözlerini kapayıp geçmişte yaşamayı tercih ediyorlardı. Bu insanlar için yaşam anlamsızlaşmıştı. Doğaldır ki ancak az sayıda insan büyük tinsel yüceliklere ulaşabilecek durumdaydı. Ama bazıları da görünürdeki dünyasal başarısızlıkları ve ölümleri vasıtasıyla insanca bir büyüklüğe ulaşma fırsatı yakalamıştır. Bu sıradan şartlarda asla ulaşamayacakları bir başarıdır. Gönülsüz ve sıradan olanlarımız içinse Bismarck'ın şu sözleri geçerli olabilir. Yaşam bir dişçiye gitmeye benzer. Her an daha kötüsünün henüz yaşanmadığına inanırsınız. Oysa zaten yaşanmış, bitmiştir. Bunu değerlendirecek olursak toplama kampındakilerin çoğunun yaşamın gerçek fırsatlarının geçmişte kaldığına inandığını söyleyebiliriz. Oysa gerçekte kampta bir fırsatta meydan okuma da vardı. Kişi bu deneyimleri yaşamı içsel bir zafer'e çeviren bir başarıya dönüştürebilir ya da tutukluların çoğunluğunun yaptığı gibi bunu görmezlikten gelip yaşamı bitkisel düzeyde sürdürebilir. Psikoterapi yöntemiyle veya koruyucu ruh sağlığı önlemleriyle kampın tutuklu üzerindeki hastalık yaratıcı etkisiyle mücadele çabasının tutukluya gelecekte bir hedef göstererek ona içsel bir güç kazandırmayı amaçlaması gerekiyordu. Bazı tutuklular içgüdüsel olarak kendileri için böyle bir amaç bulmaya çalışıyordu. Sadece geleceğe bakarak yaşayabilmek insana özgü bir olgudur. İnsanın bazen kendini konuya yoğunlaştırmak zorunda kalsa da varoluşunun en zor anlarındaki kurtarıcısı da işte budur. Acıdan gözlerim yaşarırcasına kamptan iş yerine giden grupla birlikte birkaç kilometre toparlamıştım. Acı soğuk ve rüzgar içimize işliyordu. Acınası yaşamımızın sonsuz küçük sorunlarını düşünmeye kaptırmıştım kendimi. Bu gece yemekte ne vardı? Ekstra tayin olarak bir parça sosis verilirse bunu bir parça ekmekle değişmeli miydim? İki hafta önce ödül olarak aldığım son sigaramı bir tas çorbayla değişmeli miydim? Tel bağcıkları kopan ayakkabılarıma bağcık olarak kullanmak üzere bir parça metal teli nereden bulabilirdim? Her zamanki çalışma grubuma katılmak için iş yerine zamanında varabilecek miydim? Yoksa acımasız bir ustası olan bir başka gruba katılmak zorunda mı kalacaktım? Her gün insanın canından bezdiren bu uzun yürüyüşleri yapmak yerine kampta çalışmamı sağlayabilecek olan Kapoyla iyi geçinmek için ne yapabilirdim? Her gün her saat beni böylesine önemsiz konuları düşünmeye zorlayan bu işlerden tiksiniyordum. Düşüncelerimi başka bir konuya yoğunlaştırmaya çalıştım. Birdenbire kendimi aydınlık, sıcak ve hoş bir sınıfta, kürsüde buldum önümde konforlu döşemeli sıralarda oturan dikkatli bir dinleyici topluluğu vardı. Toplama kampı psikolojisi konusunda bir ders veriyordum. Bilimsel bir bakış açısıyla tanımlanınca bana o anda sıkıntı veren her şey nesnel bir yapı kazandı. Bu yolla bir şekilde durumum o anın acılarının üstüne çıkmayı başardım ve bunları sanki artık geçmişte kalmışçasına gözlemledim. Hem kendim hem de sorunlarım kendi yürüttüğüm ilginç bir psikolojik araştırmanın nesnesi oldu. Spinoza'nın Etika'da dediği gibi, acı duygusu buna ilişkin net ve kesin bir tablo oluşturduğumuz an acı olmaktan çıkar. Geleceğe inancını yitiren tutuklunun sonu geliyordu. Geleceğe olan inancını yitirince manevi bağını da yitiriyordu. Kendi çöküşüne, ruhsal ve fiziksel çöküşüne göz yumuyordu. Bu da genellikle deneyimli kamp sakinlerinin belirtilerini bildirdiği bir kriz halinde birdenbire ortaya çıkıyordu. O anda hepimiz arkadaşlarımız için korkardık. Bu genellikle tutuklunun bir sabah giyinip yıkanmayı ya da toplanma alanına gitmeyi reddetmesiyle başlardı. Ne yalvarıp yakarmalar, ne dayak, ne de tehditler işe yarıyordu. Öylece kımıldamadan yatıyordu. Krizi yaratan şey bir hastalıksa revire götürülmeyi ya da kendi yararına bir şey yapmayı reddediyordu. Kısaca pes ediyordu. Olduğu yerde kendi dışkısının üzerinde öylece uzanıp kalıyor, artık hiçbir şeye aldırış etmez oluyordu. Bir keresinde geleceğe inancın yitirilişiyle bu tehlikeli pes ediş arasındaki yakın ilişkiye dair dramatik bir olaya tanık oldum. Oldukça ünlü bir besteci ve libretto yazarı olan kıdemli blok muhafızımız F. bir gün bana şunları söyledi. Sana bir şey anlatmak istiyorum doktor. Garip bir rüya gördüm. Rüyamda bir ses, bir şey isteyebileceğimi, bilmek istediğim şeyi söylememin yeterli olduğunu, ne sorarsam sorayım, yanıt verebileceğini söyledi. Ne sordum dersin? savaşın benim için ne zaman biteceğini sordum. Ne dediğimi anlıyorsun. Benim için, kampımızın ne zaman özgürlüğe kavuşacağını, acılarımızın ne zaman biteceğini bilmek istemedim. Peki bu rüyayı ne zaman gördün diye sordum. 1945 Şubat'ında diye yanıtladı. Rüyayı anlattığında Mart başlarıydı. Rüyandaki ses ne dedi? 30 Mart diye fısıldadı saklamak istercesine. F bu rüyayı bana anlattığında hala umut doluydu ve rüyadaki sesin doğru çıkacağına inanıyordu. Ama vaat edilen gün yaklaştıkça kampa ulaşan savaş haberleri o gün özgür olmamızın pek de olası olmadığını gösteriyordu. 29 Mart günü F. ansızın hastalandı ve ateşi çok yükseldi. Kehanetinin savaşın ve acıların kendisi için biteceğini söylediği 30 Mart günü Heyzeyan'a girdi ve bilincini yitirdi. 31 Mart günü ölmüştü. Dışarıdan bakıldığında ölüm nedeni tifüstü. Bir insanın ruhsal durumuyla vücudunun bağışıklık durumu arasında ne kadar yakın bir ilişki olduğunu bilenler, umut ve cesaretin birdenbire yitirilmesinin öldürücü bir etkisi olabileceğini anlayacaktır. Arkadaşımın ölümünün nihai nedeni, beklediği özgürlüğün gelmemesi ve ağır bir hayal kırıklığı yaşamasıydı. Bu vücudunun uykuda olan tefüs salgınına karşı direncini birdenbire düşürmüştü geleceği olan inancı ve yaşama istemi felce uğramış ve bedeni hastalığa yenik düşmüştü. Böylece rüyasındaki ses haklı çıkmıştı. 1944'ün son haftasıyla 1945'in ilk günleri arasındaki Noel döneminde kamptaki ölüm oranı önceki deneyimlerin çok çok ötesinde bir artış göstermiş. Başhekime göre bu artışın açıklaması ağır çalışma şartlarında, yiyecek kaynaklarının bozulmasında, hava şartlarının değişmesinde ya da yeni bir salgında yatmıyordu. Bunun nedeni kısaca tutukluların çoğunun yıl başına kadar tekrar evlerinde olacağı yolunda safça bir umutla yaşamış olmalarıydı. Yeni yıl yaklaştıkça gelen haberler cesaret verici olmadığı için tutuklular cesaretlerini yitirmiş ve hayal kırıklığına yenik düşmüşlerdi. Bu da direnme güçleri üzerinde tehlikeli bir etki yaratmış ve birçoğu ölmüştü. Daha önce de söylediğimiz gibi kamptaki bir insanın içsel gücünü yeniden kazanmasını sağlamaya yönelik bir çabanın ilk önce ona gelecekte bir hedef göstermeyi başarması gerekiyordu. Nietzsche'nin şu sözleri tutuklularla ilgili her türden psikoterapi ve koruyucu ruh sağlığı çabalarının yol gösterici parolası olabilir. Yaşamak için bir nedeni olan kişi hemen her nasıla katlanabilir fırsat bulunur bulunmaz varoluşlarının ürkütücü nasılına katlanmalarını sağlayacak bir güce ulaşmaları için yaşamlarında bu insanlara bir neden, bir amaç göstermek gerekir. Yaşamında hiçbir anlam, amaç, hedef göremeyen ve bu nedenle sürdürmeyi anlamsız bulan kişinin vay haline. Kaybetmesi uzun sürmeyecektir. Bu tür bir insanın her türden yüreklendirici tartışmayı reddetmek için verdiği tipik karşılık şöyle oluyordu. Artık hayattan beklediğim hiçbir şey yok. Buna nasıl bir yanıt verilebilir ki? Gerçekten ihtiyaç duyulan şey yaşama yönelik tutumumuzdaki temel bir değişmeydi. Yaşamdan ne beklediğimizin gerçekten önemli olmadığını, asıl önemli olan şeyin yaşamın bizden ne beklediği olduğunu öğrenmemiz ve dahası umutsuz insanlara öğretmemiz gerekiyordu. Yaşamın anlamı hakkında sorular sormayı bırakmamız, bunun yerine kendimizi yaşam tarafından her gün her saat sorgulanan birileri olarak düşünmemiz gerekirdi cevabımızın konuşma ya da meditasyondan değil, doğru eylemden ve doğru yaşam biçiminden oluşması gerekiyordu. Nihai anlamda yaşam, sorunlara doğru çözümler bulmak. Bu nedenle yaşamın anlamını genel terimlerle tanımlamak olanaksızdır. Yaşamın anlamına ilişkin sorular genel ifadelerle yanıtlanamaz. Tıpkı yaşamdaki işlerin son derece gerçek ve somut oluşu gibi yaşamda bulanık bir şey değil. Son derece gerçek, son derece somut bir şey anlamına gelir. Bunlar her bireyde farklı ve eşsiz olan kaderi oluşturur. Hiçbir insan ve hiçbir kader bir başka insanla ya da kaderle kıyaslanamaz. Hiçbir durum kendini tekrarlamaz ve her bir durum farklı bir tepki gerektirir. Bazen insanın kendini içinde bulduğu bir durum eylem yoluyla kendi kaderini şekillendirmesini gerektirebilir. Diğer zamanlarda kişinin düşüncelerini yoğunlaştırma fırsatlarından yararlanıp bu yolla değerlerini gerçekleştirmesi daha avantajıdır. Bazen insanın sadece kaderini kabul etmesi, kendi talihsizliğine katlanması gerekebilir. Her durum kendi eşsizliğiyle ayırt edilir ve eldeki durumun getirdiği soruna her zaman için sadece tek bir doğru yanıt vardır. Bir insan acı çekmenin kaderi olduğunu gördüğü zaman acısını kendi görevi olarak kabul etmek zorunda kalacaktır. Bu onun tek ve eşsiz görevidir. Acı çekerken bile evrende eşsiz ve yalnız olduğu gerçeğini kabullenmek zorunda kalacaktır hiç kimse onu acıdan kurtaramaz ya da onun yerine acı çekemez. Eşsiz fırsatı taşıdığı yüke katlanma yolunda yaratmaktadır. Bizim için yaşamın anlamı daha geniş yaşam ve ölüm, acı ve ölüm döngülerini kucaklıyordu. Acı çekmenin anlamı bizim için açıklık kazandıktan sonra görmezlikten gelerek ya da sahte yanılsamalar besleyip, yapay iyimserliğe sığınarak kamptaki işkenceleri önemsiz görmeyi ya da hafifletmeyi reddettik. Acı çekmek, sırtımızı dönmek istemediğimiz bir iş oldu. Acının başarıya yönelik gizli fırsatlarını kavradık. Bu fırsatlar şair Rilke'nin şu dizeyi yazmasına neden olmuştu. Bitirilecek ne kadar çok acı var. Başkalarının bitirilecek işlerden söz etmesi gibi Rilke de acıların bitirilmesinden söz ediyor. Bizim için bitirilecek bolca acı vardı. Bu nedenle zayıflık anlarını ve gizli gözyaşlarını minimum düzeyde tutmaya çalışarak, acının tamamını göğüslememiz gerekiyordu. Ama gözyaşlarından utanmamız gerekmiyordu. Çünkü gözyaşları bir insanın cesaretlerin en büyüğüne, acı çekme cesaretine sahip olduğuna tanıklık ediyordu. Ancak çok az kişi bunu kavruyordu. Ödemden nasıl kurtulduğuna ilişkin soruma, gözyaşlarımla dışarı akıttım diye itirafta bulunarak yanıt veren bir yoldaşım gibi bazıları ağladıklarını utana sıkıla itiraf ediyordu. Kampta olası olduğu durumlarda yapılan psikoterapi ya da koruyucu ruh sağlığı çalışmaları bireysel ya da toplu olarak gerçekleştiriliyordu. Bireysel psikoterapi girişimleri çoğu kez bir tür yaşam kurtarıcı işlem oluyordu. Bu çabalar genellikle intiharların önlenmesiyle ilgiliydi. Çok katı olan bir kamp kararı intihara kalkışan birisini kurtarmaya yönelik çabaları kesinlikle yasaklamıştı. Örneğin kendini asmaya çalışan birisini kurtarmak yasaktı. Bu nedenle bu girişimlerin ortaya çıkmasını önlemek daha da önem kazanıyordu. İntiharla sonuçlanabilecek olan ve belirgin bir benzerlik gösteren iki olay anımsıyorum. Her iki adam da intihar niyetinden söz etmişti. Her ikisi de aynı tipik argümanı kullanıyordu. Yaşamdan bekleyebilecek hiçbir şeyleri yoktu. Her iki olayda da sorun, yaşamın onlardan hala bir şeyler beklediği, gelecekte kendilerinden bir şeyler beklendiği kavramlarını sağlamaktı. Aslında adamlardan birisinin çok sevdiği ve yabancı bir ülkede onu bekleyen bir çocuğu olduğunu anladım. Diğerinde ise onu bekleyen bir insan değil, bir şeydi. Kendisi bir bilimciydi ve henüz tamamlanmayı bekleyen bir dizi kitap yazmıştı. Tıpkı bir çocuğun duygularında hiç kimsenin babasının yerini alamaması gibi onun işini de ondan başka kimse yapamazdı. Her bireyi ayırt eden ve varoluşuna anlam veren bu eşsizlik ve teknik durumu İnsan sevgisi üzerinde olduğu kadar yaratıcı çalışma üzerinde de bir etkiye sahiptir. Bir insanın yerine bir başkasının konulmasının olanaksızlığı kavrandığı zaman, bu, kişinin o insanın varoluşuna yönelik sorumluluğunu olası kılar. Kendisini sevecenlikle bekleyen bir insana ya da tamamlanmamış bir işe yönelik sorumluluğunun birincine varan kişi, yaşamını kesinlikle bir yana itemeyecektir. Varoluşunun nedenini bilecek ve hemen her nasıla dayanabilecektir. Kampta toplu psikoterapi fırsatı doğal olarak kısıtlıydı. Doğru bir örnek, sözcüklerden çok daha etkili olacaktır. Yetkililerin tarafını tutmayan kıdemli bir blok muhafızı, adil ve yüreklendirici davranışlarıyla yönetimi altındaki insanlar üzerinde çok geniş kapsamlı bir moral etkisi yapabilecek binlerce fırsata sahipti. Davranışların anında ortaya çıkan etkisi her zaman için sözlerden çok daha etkilidir ama dış koşulların zihinsel duyarlılığı yoğunlaştırdığı zamanlarda bir kelime bile etkili oluyordu. Kötü bir gündü. Toplanma alanında o andan itibaren sabotaj olarak değerlendirilecek ve bu nedenle asılmak suretiyle derhal cezalandırılacak olan birçok hareket konusunda bir duyuru yapılmıştı. Bunlar arasında eski battaniyelerimizden küçük şeritler kesmek ve çok küçük hırsızlık olayları gibi suçlar vardı. Birkaç gün öncesinde açlıktan ölme derecesine gelen bir tutuklu bir miktar patates çalmak için patates deposuna girmişti. Hırsızlık ortaya çıkarılmış ve bazı tutuklular hırsızı tanımıştı. Kamp yetkilileri bunu duyunca suçlunun kendilerine verilmesi aksi takdirde kampın tamamının bir gün aç bırakılacağı talimatını vermişti. Doğal olarak 2500 kişi oruç tutmayı tercih etti. Bu oruç gününün akşamında toprak barakalarımıza morallerimiz çökük bir halde uzandık. Çok az konuşuluyordu ve söylenen her şey sinir bozucu geliyordu. Derken ışıkların sönmesiyle durum daha da kötüye gitti. Sinirler son haddine gelmişti. Ama kıdemli blok muhafızımız bilge bir insandı. O anda aklımızda olan bir konuda doğaçlama bir konuşma yaptı. Son birkaç gün içinde hastalıktan ya da intihar ederek ölen birkaç yoldaştan söz etti ama ayrıca ölümlerinin gerçek nedeni olabilecek bir şeye de değindi. Umudun yitirilmesi. Gelecekteki olası kurbanların bu aşırı duruma ulaşmasına engel olmanın bir yolu olması gerektiğini savundu. Ve beni göstererek bu işin bana düştüğünü söyledi. Tanrı bilir ya, psikolojik açıklamalar yapacak ya da vaaz verecek durumda değildim. Üşüyordum, karnım açtı, sinirli ve yorgundum ama çaba göstermem ve bu eksiz fırsatı değerlendirmem gerekiyordu. Şimdi cesarete her zamankinden daha çok ihtiyaç vardı. İlk önce söze rahatlatıcı ama yüzeysel bir şeyler söyleyerek başladım. İkinci Dünya Savaşı'nın 6. kışında Avrupa'da bile durumumuzun düşünebileceğimiz en berbat durum olmadığını söyledim. Hepimizin o ana kadar yaşanan yerine konulmaz kayıpların ne olduğunu, kendi kendine sorması gerektiğini anlattım. Birçoğu için bu kayıpların gerçekten az olduğunu öne sürdüm hala hayatta olanların umutlanmak için nedeni vardı. Sağlık, aile, mutluluk, mesleki yetenekler, talih, toplumdaki konum. Bütün bunlar tekrar kazanılabilecek ya da eski durumuna getirilebilecek şeylerdi. Her şey bir yana, kemiklerimiz hala yerli yerindeydi. Yaşadığımız şeyler gelecekte bizim için bir değer olabilirdi. Nietzsche'den alıntı yaptım. Beni öldürmeyen şey beni daha da güçlü kılar. Derken gelecekten söz ettim. Tarafsız biri için geleceğin umutsuz gözükmesi gerektiğini söyledim. Her birimizin yaşam şansının ne kadar olduğunu kendi başına tahmin edebileceğini kabul ettim. Kampta henüz tifüs salgını olmamasına karşın kendi yaşama şansımı %5 olarak hesapladığımı dile getirdim. Ama ayrıca buna karşın umudumu yitirmek ve pes etmek gibi bir niyetim olmadığını ekledim. Çünkü ne gelecekte ne de bir saat sonra olacakları bilen biri vardı önümüzdeki birkaç gün içinde sansasyonel askeri olaylar bekleyemesek bile olanca kamp deneyimimizle en azından bireysel temellerde bazen küçük şansların nasıl ansızın önümüze çıktığını kimse bizden daha iyi bilemezdi. Örneğin kişi beklenmedik bir anda istisna derecesinde iyi çalışma şartları bulunan özel bir gruba verilebilirdi. Ama sadece gelecekten ve üzerine çekilen perdeden söz etmedim. Geçmişe de değindim. Geçmişin ışığının, bugünün karanlığında nasıl ışıdığını anlattım. Kendimi vaiz gibi göstermekten kaçınmak için yine bir şairden alıntı yaptım. Dünyadaki hiçbir güç yaşadığın şeyi elinden alamaz. Artık geçmişte kalmasına karşın sadece yaşadıklarımız değil, yaptığımız hiçbir şey, sahip olduğumuz düşüncelerin, çektiğimiz onca acının hiçbirisi kaybedilmiş değildi. Geçmişi biz yaratmıştık. Geçmişte yapmış ya da olmuş olmak, var olmanın bir başka, belki de en emin şekliydi. Daha sonra yaşama anlam vermek için karşımıza çıkan birçok fırsattan söz ettim. Ara sıra iç çekişler duyulsa da kımıldamadan öylece yatan yoldaşlarıma insan yaşamının hangi şartlar altında olursa olsun hiçbir zaman anlamını yitirmediğini ve yaşamın bu sonsuz anlamının acı çekmeyi ve ölmeyi, yoksunluğu ve ölümü de kapsadığını anlattım. Barakaların karanlığında beni dikkatle dinleyen zavallı yaratıklardan durumumuzun ciddiyetini göğüslemelerini istedim. Umutlarını yitirmemeleri, mücadelenin umutsuzluğunun bu mücadeleyi anlamsızlaştırmadığından emin olarak cesur olmayı sürdürmeleri gerekiyordu. Zor anlarda birisinin her birimizi gözlediğini ve bizden kendisini hayal kırıklığına uğratmamızı beklemediğini söyledim. O birisi bizi sefilce değil nasıl ölüneceğini bilerek gururla acı çekerken görmeyi umut edecektir. Son olarak her durumda anlamlı olan özveriden söz ettim. Bu özverinin normal dünyada, nesnel başarı dünyasında anlamsız gözükmesi bunun doğasındaydı. Ama gerçekte özverimizin bir anlamı vardı. Aramızda dinsel inancı olanların bunu kolayca anlayabileceğini açık yüreklilikle söyledim. Kampa varışında çekeceği acıların ve ölümün, sevdiği insanı acı bir sondan kurtarması gerektiği yolunda Tanrı ile bir antlaşma yapmaya çalışan bir yoldaşı anlattım. O adım için acı ve ölüm anlamlıydı. Onunkisi en derin anlama sahip bir özveriydi. Hiç uğruna ölmek istemiyordu. Hiçbirimiz bunu istemiyorduk. Sözlerimin amacı o anda ve orada, o barakada ve pratik anlamda umutsuz olan o durumda yaşamamıza tam bir anlam bulmaktı. Çabalarımın başarılı olduğunu gördüm. Acınası halde olan arkadaşlarımın gözyaşları içinde teşekkür etmek için toparlayarak bana doğru geldiklerini gördüm. Ama burada acı çeken arkadaşlarımla ilişki kuracak içsel gücü ancak ender olarak bulabildiğimi ve bunu yapabilecek birçok fırsatı kaçırmış olabileceğimi itiraf etmem gerek. Böylece tutukluların ruhsal tepkilerinin üçüncü evresine gelmiş bulunuyoruz. Özgürlüğe kavuştuktan sonra bir tutuklunun içinde bulunduğu ruhsal durum. Ama bundan önce özellikle bu konularda kişisel deneyimi olan bir psikoloğun sık sık karşılaştığı bir soruyu ele alacağız kamp gardiyanlarının ruhsal yapıları konusunda neler söyleyebilirsiniz? Etten kemikten oluşan bir insanın birçok tutuklunun anlattığı gibi başkalarına böyle davranabilmesi olası mı? Bu açıklamaları duyduktan ve anlatılanların gerçek olduğuna inandıktan sonra insan ruhsal açıdan bunların nasıl olabileceğini mutlaka soruyor. Fazla ayrıntıya girmeden buna yanıt vermek için birkaç şeye dikkat çekmek gerek. Her şeyden önce gardiyanlar arasında klinik anlamıyla sadist olanlar vardı. İkincisi gerçekten katı bir gardiyanlar grubuna ihtiyaç duyulduğu zaman mutlaka bu sadistler seçiliyordu. Dondurucu ayazda iki saat çalıştıktan sonra iş yerinde dal ve ağaç kabuklarıyla beslenen küçük bir sobanın başında birkaç dakika ısınmamıza izin verdiği zaman büyük bir sevinç yaşıyorduk. Ama her zaman bu rahatlığı fırsatın elimizden almayı büyük bir zevk aracı yapan bir usta bulunuyordu. Orada durmamızı yasaklamaları yetmiyormuş gibi sobayı ters çevirip içindeki sıcacık ateşi kara buladıkları anda yüzeyinin yansıttığı haz öylesine açıktı ki, Sisi görevlileri bu adamdan hoşlanmamaya başladıkları zaman emirlerinde sadistçe işkenceye tutkulu ve bu konuda oldukça uzman olan özel birisi mutlaka bulunuyor ve bu talihsiz tutuklu onun yanına gönderiliyordu. Üçüncüsü, Gardiyanların çoğunluğunun duyguları kampın acımasız yöntemlerine her an artan oranlarda tanıklık ettikleri yıllar içinde köreliyordu. Ahlaki ve ruhsal açıdan katılaşan bu insanlar en azından sadistçe önlemlerde aktif bir rol oynamayı reddediyorlardı. Ama diğerlerinin bunları uygulamasına engel olmuyorlardı. Dördüncüsü, gardiyanlar arasında bile bize acıyanların bulunduğunu belirtmek gerek. Burada sadece özgürlüğüme kavuştuğum kampın komutanına değineceğim. Özgürlükten sonra bu komutanın tutuklular içinde en yakın pazar kasabasından ilaç almak amacıyla kendi cebinden önemli miktarlarda para verdiği ortaya çıktı. Ama yine kendisi de bir tutuklu olan kıdemli kamp muhafızı CC gardiyanlarından çok daha katıydı. Yakaladığı her fırsatta diğer tutuklulara dayak atıyor, buna karşılık kamp komutanı bildiğim kadarıyla hiçbirimize karşı bir kez olsun el kaldırmamıştı. Bir insanın kamp gardiyanı mı yoksa tutuklu mu olduğunu bilmenin tek başına hemen hiçbir şey ifade etmediği açıktır. Gruplar arasındaki sınır birbirine girmiştir. Bu nedenle şunların melek, bunların şeytan olduğunu söyleyerek konuları basitleştirmememiz gerekir. Elbette kampın olanca etkisine karşın tutuklulara nazik olması bir gardiyan ya da usta için önemli bir başarıydı. Buna karşılık kendi arkadaşlarına kötü davranan bir tutuklunun adiliği aşağılanmaya çok daha layıktı. Açıkçası tutuklular bu tür insanlardaki kişiliksizliği özellikle can sıkıcı buluyor. Buna karşılık gardiyanlardan görülen en küçük nezaket karşısında bile derinden etkileniyordu. Bir keresinde bir ustanın kahvaltısından artırdığı bir parça ekmeği nasıl gizlice bana verdiğini anımsıyorum. O gün beni gözyaşlarına boğan, verilen bir parça ekmek değildi. Ekmeğin yanı sıra bu insanın bana verdiği insanca bir şeydi. Armağına eşik eden sözler ve bakışlar bütün bunlardan bu dünyada iki insan ırkı olduğunu, soylu insan ırkı ve soysuz insan ırkı olduğunu öğrenebiliriz. Her ikisi de her yerde bulunur, toplumun her kesimine sızar. Hiçbir grup sadece soylu ya da sadece soysuz insanlardan oluşmaz. Bu anlamda hiçbir grup arı ırk değildir ve bu nedenledir ki bazen kamp gardiyanları arasında da soylu birisine rastlanabiliyordu. Toplama kampındaki yaşam insan ruhunu değiştiriyor ve derinliklerini açığa çıkarıyordu. Bu derinliklerde de yine kendi doğası içinde iyi ve kötünün bir karışımı olan aynı insan özelliklerinden başka bir şey bulunmaması şaşırtıcı mı? Bütün insanlarda iyi kötüden ayıran çatlak, en derinlere ulaşmakta ve toplama kampının açığa çıkardığı uçurumun dibinde bile görünmektedir. Böylece bir toplama kampı psikolojisinin son bölümüne gelmiş bulunuyoruz. Serbest bırakılan bir tutuklunun ruhsal durumu. Doğaldır ki kişisel olması gereken özgürlük deneyimlerini tanımlarken anlatımızın büyük bir gerilimle geçen günlerden sonra kamp kapılarının üstünde beyaz bayrakların dalgalandığı sabaha ilişkin kısmından başlayacağız. Bu içsel olarak askıda olma durumunu tam bir rahatlama izlemişti ama sevinçten çılgına döndüğümüzü düşünmek yanlış olacaktır. O halde ne olmuştu? Biz bitkin tutuklular kampın kapılarına doğru sürünmeye başladık ürkekçe çevremize bakındık. Sorgularcasına birbirimize baktık. Derken kamptan birkaç adım daha uzaklaşma cesaretini gösterdik. Bu kez hiçbir komut verilmediği gibi tekme ya da dipçikten kaçınmak için çabucak sıraya girmemize de gerek yoktu. Hayır, bu kez gardiyanlar bize sigara tutuyordu. Gardiyanları zor tanıyabildik. Çünkü telaşla sivil elbiseler giymişlerdi. Kamptan ayrılan bu yol boyunca ağır ağır yürüdük. Kısa bir süre sonra bacaklarımız ağrımaya, bükülmeye yüz tuttu ama topallayarak da olsa yürümeyi sürdürdük. Kamp çevresini özgür insanların gözüyle ilk kez görmek istiyorduk. Özgürlük. Bu sözcüğü kendi kendimize tekrarladık ama anlamını kavrayamıyorduk. Bu sözcüğü yıllar boyunca o kadar çok kullanmış, buna ilişkin öyle çok hayal kurmuştuk ki anlamını yitirmişti. Gerçekliği bilincimize işlemiyordu. Özgür olduğumuz gerçeğini kavrayamıyorduk. Çiçeklerle dolu çayırlara ulaştık. Orada olduklarını görüyor, kavrıyorduk ama buna ilişkin içimizde hiçbir duygu yoktu. Rengarenk tüylü bir kuyruğu olan bir horozu görünce ilk neşe kıvılcımını yaşadık. Ama bu sadece bir kıvılcım olarak kaldı. Henüz bu dünyaya ait değildik. Barakamızda akşam tekrar bir araya gelince birisi bir diğerine anlat bakalım bugün eğlendin mi diye sordu gizlice. Doğrusu hayır diye karşılık verdi diğeri utana sıkıla. Çünkü hepimizin benzer şeyler hissettiğini bilmiyordu. Kelimenin tam anlamıyla eğlenme, hoşnut olma yeteneğimizi kaybetmiştik. Bunu yavaş yavaş tekrar öğrenmemiz gerekecekti. Özgürlüğüne kavuşan tutukluların yaşadığı şeye psikolojik açıdan kişiliksizleşme denilebilir. Her şey tıpkı rüyalardaki gibi gerçek dışı, gerçeğe aykırı gözüküyordu. Gerçek olduğuna inanamıyorduk. Geçen yıllarda rüyalara nasıl da kanmıştık özgürlük gününün geldiğini, özgürlüğümüze kavuştuğumuzu, evlerimize döndüğümüzü, dostlarımızı selamlayıp karılarımızı kucakladığımızı, masanın başına oturup başımıza gelen her şeyi anlattığımızı düşlerdik. Özgürlük gününü rüyalarımıza bile ne kadar sık görürdük. Derken uyanış işareti olan tiz bir düdük sesi kulaklarımıza çınlamış ve özgürlük rüyalarının sonu gelmişti. Rüya gerçek olmuştu ama gerçekten inanabildik mi? Vücudun ketlemeleri ruhinkinden daha az oluyor vücudumuz ilk andan başlayarak yeni özgürlüğün tadını çıkarıyordu. Saatlerce, günlerce hatta gece yarıları doymak bilmez bir iştahla yiyorduk. Tutuklulardan birisi bitişikteki dost bir çiftçi tarafından davet edildiği zaman ara vermek siziniyor, kahve içiyor, tekrar tekrarıyordu. Bu da dilini çözüyor ve saatlerce konuşmasına yol açıyordu. Yıllar süren ruhsal baskı sonunda ortadan kalkmıştı. Onu dinleyenler konuşmak zorunda olduğu, konuşma arzusunun karşı konulmaz olduğu izlenimine ediniyordu. Sadece kısa bir süre için bile ağır baskı altında kalan ve benzer tepkiler veren insanlar tanımıştım. Birkaç gün geçiyor, sonunda tutuklunun sadece dili değil, içindeki bir şeyler de çözülüyor. Derken garip bağlarından çözülen duygular dışarı akın ediyordu. Özgürlüğe kavuştuktan birkaç gün sonra bir gün çiçekli çayırları geçip kap yakınlarındaki pazar kasabasına doğru kilometrelerce yürüdüm. Tarla kuşları gökyüzüne yükseliyordu. Neşeli şarkılarını dinleyebiliyordum. Uzun süre kimseye rastlayamadım. Geniş topraklardan gökyüzünden tarla kuşlarının verdiği şölenden ve mekan özgürlüğünden başka bir şey yoktu. Olduğum yerde durdum. Çevreme sonra gökyüzüne baktım ve diz çöktüm. O anda kendim ya da dünya hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Aklımda tekrarlayıp durduğum tek bir cümle vardı. Daracık hücremden Tanrı'ya yakardım. O da bana özgürlükle yanıt verdi. Orada diz çökmüş halde ne kadar kaldığımı ve bu cümleyi kaç kere tekrarladığımı artık anımsamıyorum. Ama biliyorum ki o gün orada, o saatte yeni yaşamım başlamıştı. Ta ki yeniden insan olana kadar adım adım ilerledim. Kamptaki son günlerin ağır ruhsal geriliminden sonrası elbette engelsiz değildi. Özgürlüğüne kavuşan bir tutuklunun daha fazla ruhsal bakıma ihtiyaç duymadığını düşünmek hata olacaktır. Bu kadar uzun bir süreyle böylesine ağır bir ruhsal baskı altında olan bir insanın özellikle baskının birdenbire kalkması nedeniyle özgürlüğünden sonra doğal olarak tehlikede olduğunu dikkate almak zorundayız. Bu tehlike ruh sağlığı anlamında vurgunun yani Dalgıç hastalığının ruhsal karşılığıdır. Tıpkı çok büyük bir atmosfer basıncı altında bulunduğu dalgıç hücresinden birden bir ayrılması halinde dalgıcın fiziksel sağlığının tehlikeye girmesi gibi ruhsal baskıdan birden bire kurtulan bir insanın ahlaki ve ruhsal sağlığı da hasar görebilir. Bu ruhsal evrede daha ilkel bir kişilik yapısına sahip olanların kamp yaşamında kendilerini çevreleyen acımasızlıkların etkisinden kaçamadıkları gözlenmiştir artık özgür oldukları için özgürlüklerini saygısızca ve acımasızca kullanabileceklerini düşündüler. Onlar için değişen tek şey eskisi gibi baskı altında olmak yerine şimdi artık baskıcı olmalarıydı. Kasıtlı güç ve adaletsizliğin nesneleri değil tahrikçileri olmuşlardı. Kendi davranışlarını yine kendi yaşadıkları korkunç deneyimlerle haklı çıkarma yoluna girmişlerdi. Bu da sık sık önemsiz olaylarda ortaya çıkıyordu. Bir arkadaşımla birlikte tarlaların arasından kampa doğru yürüyorduk. Önümüze yeşil bir tarla çıktı. Otomatik olarak tarlaya girmekten kaçındım. Ama arkadaşım kolumu kavrayıp beni ekili tarlaya soktu. Henüz yeşermekte olan ekini çiğnemememiz gerektiği konusunda bir şeyler kekeledim. Canı sıkıldı. Öfkeyle bana baktı ve bağırdı. Konuşma. Bizden yeterince şey alınmadı mı? Karım ve çocuğum gaz odasında öldü. Ve sen birkaç yulaf sapını çiğnememi mi yasaklayacaksın?'' Bu insanlar kendilerine kötülük yapılmış bile olsa hiç kimsenin kötülük yapma hakkına sahip olmadığı yolundaki sıradan gerçeğe ancak yavaş yavaş döndürülebilirdi. Onları bu gerçeğe döndürmek için çaba göstermemiz gerekiyordu. Aksi takdirde sonuçlar birkaç bin yulaf sapının kaybedilmesinden çok daha kötü olacaktı. Kollarını sıvazlayıp sağ yumruğunu burnuma dayayarak, eve vardığım gün kana bulamazsam bu el kesilsin diye bağıran bir tutukluyu şimdi bile görebiliyorum. Bunları söyleyen adamın kötü birisi olmadığını vurgulamak istiyorum. Kampta olduğu kadar sonraki yaşamda da en iyi yoldaşlarımdan birisiydi. Ruhsal baskının birdenbire kalkmasından kaynaklanan ahlaki bozulmanın yanı sıra, özgür bırakılan tutuklunun kişiliğine zarar verebilecek iki temel deneyim daha vardı. Eski yaşamına döndüğü zaman yaşadığı içerleme ve hayal kırıklığı. Tutuklu ülkesine döndüğünde orada karşılaştığı bir dizi şey içerleme yaratıyordu. Bir insan dönüşünde birçok yerde sadece omuz sikmeyle ve sıradan ifadelerle karşılandığını anladığı zaman içerleme duymaya ve onca şeyi neden yaşadığını kendi kendine sormaya başlıyordu. Hemen her yerde aynı sözleri bilmiyorduk veya biz de acı çektik duyunca kendi kendine soruyordu. Gerçekten bana söyleyebilecekleri daha iyi bir şey yok mu? Hayal kırıklığı deneyimi farklıdır. Burada bu kadar acımasız gözüken kişinin kendi yurttaşları değil, kaderin kendisidir yıllar boyunca olası her türlü acının mutlak sınırına ulaştığını düşünen bir insan şimdi acının sınırı olmadığını ve daha çok, daha yoğun acılar çekebileceğini anlıyordu. Kamptaki bir insana cesaret vermeye yönelik çabalardan söz ederken ona gelecekte arayabileceği bir şey göstermemiz gerektiğini söylemiştik. Yaşamın yine onu beklediğini, bir insanın dönüşünü beklediğini anımsatmamız gerekiyordu. Ama ya özgürlükten sonra Kendilerini bekleyen hiç kimse olmadığını gören insanlar vardı. Kamptayken tek başına anılarıyla cesaret bulduğu insanı arayan ve artık var olmadığını gören kişinin vay haline. Rüyalarındaki gün sonunda geldiğinde özlediği onca şeyden hepten farklı bir şey bulan kişinin vay haline. Belki de bir otobüse atlamış, yıllarca hayalinde gördüğü, sadece hayalinde yaşattığı evine gitmiş, tıpkı rüyasında binlerce kez yapmayı özlediği gibi zili çalmış ve bulabildiği tek şey, kapıyı açması gereken insanın orada olmadığı ve bir daha da olamayacağı gerçeği olmuştur. Kamp'ta hepimiz birbirimize dünyadaki hiçbir mutluluğun çektiğimiz acıları telafi edemeyeceğini söylemiştik. Mutluluk beklemiyorduk. Bize cesaret veren, acımıza, özverimize ve ölümümüze anlam veren bu değildi. Yine de mutsuzluk için hazır değildik. Çok sayıda tutukluyu bekleyen bu hayal kırıklığı, üstesinden gelmeyi çok zor buldukları ve bir psikiyatristin de üstesinden gelmek için yardımcı olmayı yine çok zor bulduğu bir yaşantıydı. Ama bunun psikiyatristi yıldırmaması, tersine ek bir uyarım sağlaması gerekiyordu. Ama özgürlüğüne kavuşan tutukluların her birinin geriye dönüp kamp deneyimlerine baktıkları zaman onca şeye nasıl katlandığını artık anlayamayacağı bir noktaya ulaştığı gün geliyordu tıpkı her şeyin güzel bir rüya gibi gözüktüğü özgürlük gününün gelişi gibi, kampta yaşanan her şeyin bir kabus gibi görüneceği gün de gelecekti. Evine dönen tutuklu için yaşanan onca şeyden çıkarılan onurlu deneyim, çekilen onca acıdan sonra Tanrı'dan başka hiçbir şeyden korkması gerekmediği yolundaki harika duyguydu. İkinci Bölüm Genel ilkeleriyle Logoterapi Kısa öz yaşam öykümün okurları genellikle tedavi öğretimi ilişkin daha eksiksiz ve doğrudan bir açıklama istemektedir. Buna uygun olarak Ölüm Kampından Varoluşçuluğa adlı kitabımın özgün basımına logoterapiye ilişkin kısa bir bölüm ekledim. Ama bu yeterli değildi. Konuyu daha geniş çaplı ele almam yolundaki isteklerle kuşatıldım. Bu nedenle bu basımda açıklamamı tamamen yeniden yazdım ve önemli ölçüde genişlettim. Bu kolay bir iş değildi o kura Almanca'da 20 cilt gerektiren onca malzemeyi kısa bir bölümde aktarmak neredeyse umutsuz bir işti. Viyana'daki bir Roma gelip, ''Söyleyin doktor, siz psikanalist misiniz?'' diye soran Amerikalı bir doktoru anımsadım. Ona tam anlamıyla psikanalist değil ama psikoterapist diyelim diye karşılık vermiştim. Bunun üzerine soru sormayı sürdürdü. Hangi ekolü savunuyorsunuz? Ben de kendi teorimi adına logoterapi deniliyor diye yanıtladım. Bana bir cümleyle logoterapinin ne olduğunu anlatabilir misiniz diye sürdürdü konuşmasını. En azından psikanalizle logoterapi arasındaki fark nedir? Evet diye karşılık verdim. Ama her şeyden önce bana bir cümleyle psikanalizin özünün ne olduğunu anlatabilir misiniz dedim. Şöyle yanıtladı: "Psikanaliz sırasında hastanın divana uzanıp bazen söylenmesi hiç hoş olmayan şeyleri anlatması gerekir." Bunun üzerine şu açıklamayı yaptım: "Logoterapide ise hasta dik oturabilir. Ama bazen duyulması hiç hoş olmayan şeyleri duyması gerekir. Elbette bu sözler nükteci bir tavırla söylenmişti ve logoterapinin özünü vermiyordu. Ne var ki psikanalize kıyasla daha az geçmişe yönelik ve daha az içe dönük olan logoterapi bir yöntem olarak düşünüldüğünde yukarıdaki sözlerde bir gerçek payı vardır. Logoterapi daha çok gelecek üzerinde yani hasta tarafından gelecekte yerine getirilecek anlamlar üzerinde odaklaşır. Gerçekten de logoterapi anlam merkezi bir psikoterapidir. Aynı zamanda logoterapi, nevrozların gelişmesinde böylesine büyük bir rol oynayan bütün kısır döngülü oluşumları ve geri denetim mekanizmalarını odaktan çıkarır. Böylece nevrotik bireyin tipik ben merkezciliği sürekli olarak beslenmek ve pekiştirilmek yerine parçalanma sürecine girer. Kuşkusuz böyle bir ifade konuyu çok fazla basitleştirmektedir. Ancak logoterapideki hasta, yaşamının anlamıyla karşı karşıya getirilir ve bu anlama yönlendirilir. Ve hastanın bu anlamın farkına varmasını sağlamak, nevrozunu yenebilme yetisini oldukça katkıda bulunabilmektedir. Teorime, isim olarak neden logoterapi terimini kullandığımı açıklamama izin verin. Logos, anlam anlamına gelen Yunanca bir kelimedir. Logoterapi teorinin, insan varoluşunun anlamı kadar, insanın böyle bir anlama yönelik arayışı üzerinde de odaklaşmaktadır. Logoterapiye göre kişinin kendi yaşamında bir anlam bulma arayışı insandaki temel güdülendirici güçtür. Freudçi psikanalizde merkezi bir öneme sahip haz ilkesine, karşıtlık içinde olduğu kadar, atlerci psikolojinin dayandığı üstünlük arayışına da karşıt bir anlam isteminden söz etmemin nedeni işte budur. Anlam istemi İnsanın anlam arayışı, içgüdüsel etkilerin ikincil bir ussallaştırması değil, yaşamındaki temel bir güdüdür. Bu anlam sadece kişinin kendisi tarafından bulunabilir oluşuyla ve böyle olması gereğiyle eşsiz ve özel bir yapıdadır. Ancak o zaman bu, kişinin kendi anlam istemini doyuran bir önem kazanabilmektedir. Bazı otoritelere göre anlamlar ve değerler, savunma mekanizmalarından, tepki oluşumlarından ve yüceltmelerden öte bir şey değildir. Ama bana göre ben sadece savunma mekanizmaları uğruna yaşamak istemeyeceğim gibi sadece tepki oluşumları uğruna ölmeye de hazır değilim. Öte yandan insan kendi idealleri ve değerleri için yaşayabilme hatta ölme yetisine sahiptir. Fransa'da birkaç yıl önce bir kamuoyu araştırması yapılmıştı. Bu araştırmaya göre insanların %89'u insanın uğruna yaşayacağı bir şey ihtiyaç duyduğunu kabul etmişti. Buna ek olarak araştırmaya katılanların %61'i uğruna ölmeye bile hazır oldukları bir şey ya da bir insanın bulunduğu yolunda sözler söylemiştir. Bu araştırmayı Viyana'daki hastane bölümünde hem hastalara hem de personele uyguladım. Elde edilen sonuç, Fransa'da taranan binlerce insandan alınan sonuçla pratik anlamda aynıydı. Aradaki tek fark sadece %2'lik bir farktı. Bir başka araştırmada da kendileri için neyin çok önemli olduğu sorulduğunda öğrencilerin %16'sı çok para kazanmak, buna karşılık %78'i yaşamımda bir amaç ve anlam bulmak şıkkını işaretlemiştir. Elbette bireyin değerlere yönelik ilgisinin gerçekte gizli iç çatışmaları için bir kamuflaj olduğu durumlar bulunabilir. İç çatışmaları için bir kamuflaj olduğu durumlar bulunabilir. Ama böyle bile olsa bunlar kural olmaktan çok istisnaya karşılık gelmektedir. Bu tür durumlarda gerçekte sahte değerlerle uğraşmak zorundayız. Bu sahte değerlerin ortaya çıkarılması gerekir. Bu noktada durulmadığı takdirde maske düşüren psikoloğun gerçekte maskesini düşürdüğü tek şey kendi gizli güdüsü olur. Yani insanda gerçek olan, gerçekten insanca olan şeylere yönelik kendi bilinçsiz küçümseme ihtiyacı. Varoluşsal engelleme. İnsanın anlam istemi de engellenebilir. Bu durumda logoterapi varoluşsal engellemeden söz eder varoluşsal terimi üç şekilde kullanılabilir. 1. Kendisini yani özellikle insan olma durumunu anlatmak için. 2. Varoluşun anlamı için ve 3. Kişisel varoluşta somut bir anlam bulmaya yönelik arayış yani anlam istemi anlamında. Noejenik nevrozlar Noejenik nevrozlar, itkilerle içgüdüler arasındaki çatışmalardan değil, daha çok varoluşsal sonuçlardan kaynaklanmaktadır bu tür sorunlar arasında anlam isteminin engellenmesi büyük bir rol oynamaktadır. Noojenik durumlarda uygun ve doğru terapinin genelde psikoterapi değil, logoterapi olduğu açıktır. Yani özellikle insan boyutuna girme cesaretini gösteren bir terapidir. Aşağıdaki olayı anmama izin verin. Viyana'daki ofisime New York'ta 5 yıl önce başladığı psikanalitik terapisini sürdürmek amacıyla yüksek düzeyde Amerikalı bir diplomat geldi başlarken niçin analize devam etmesinin gerekli olduğunu düşündüğünü, her şeyden önce de neden analize başladığını sordum. Hastanın kariyerinden hoşnut olmadığı ve Amerika'nın dış politikasına uymayı zor bulduğu ortaya çıktı. Ne var ki analisti ona babasıyla uzlaşması gerektiğini tekrar tekrar anlatıp durmuş. Çünkü ona göre ABD hükümeti gibi diplomatın üstleri de birer baba imajından başka bir şey değildir. İşinden memnun olmamasının nedeni bilinç dışında babasına karşı beslediği nefrettir. 5 yıl süren analiz boyunca hasta sembollerden ve imgelerden oluşan ağaçlara bakmaktan gerçeklik ormanını göremeyecek duruma gelinceye kadar analistinin yorumlarını kabul etmeye zorlanmış. Birkaç görüşmeden sonra mesleğinin anlam istemini engellediği ve gerçekte başka bir işle uğraşmayı özlediği açıklık kazandı. Mesleğini bırakıp bir başka iş tutmaması için hiçbir neden yoktu. O da bunu yaptı ve son derece doyurucu sonuçlar aldı. Son günlerde bildirdiği kadarıyla bunu izleyen son 5 yıl içinde yeni işinden memnun kalmış. Bu olayda bir nevrozla karşı karşıya olduğum konusunda kuşkuluyum. Bu nedenle söz konusu adamın ne psikoterapiye ne de logoterapiye ihtiyaç duyduğunu düşünmüştüm. Bunun onun gerçekte bir hasta olmaması gibi basit bir nedeni vardı. Her çatışma zorunluluk gereği nevrotik değildir bir ölçüde çatışma normal ve sağlıklıdır. Benzer bir şekilde acı çekmek her zaman için patolojik bir olgu değildir. Acı, nevrotik bir semptom, belirti olmaktan çok, özellikle varoluşsal engellenmeden kaynaklanıyorsa insanca bir başarı da olabilir. İnsanın kendi varoluşuna anlam bulma arayışının, hatta buna yönelik kuşkusunun her durumda bir hastalıktan kaynaklandığını ya da böyle bir hastalığa yol açtığını kesinlikle reddediyorum varoluşsal engellenme kendi içinde patolojik yani hastalıklı olmadığı gibi patojenik, hastalık yaratıcı da değildir. Bir insanın yaşamın yaşamaya değer oluşuna ilişkin kaygısı hatta umutsuzluğu varoluşsal bir bunaltıdır. Ama kesinlikle bir ruh hastalığı değildir. Böyle bir şeyi ruh hastalığı terimiyle yorumlayan bir doktor, hastasının varoluşsal umutsuzluğunu uyuşturucu ilaçlar yığınının altına gömebilir. Bunun yerine onun görevi varoluşsal gelişim ve gelişme krizi boyunca hastaya yol göstermektir. Logoterapi hastaya kendi yaşamında anlam bulması için yardım etmeyi bir görev saymaktadır. Logoterapi hastanın kendi varoluşunun gizli logosunun anlamının farkına varmasını sağlaması ölçüsünde analitik bir süreçtir. Bu kadarıyla logoterapi psikanalize benzer. Ne var ki bireyin bilinçaltındakileri bilince çıkarma çabasında logoterapi kendini bilinçaltındaki içgüdüsel olgularla kısıtlamak yerine anlam istemi kadar bireyin kendi varoluşunun potansiyel anlamı gibi varoluşsal gerçeklikleri de dikkate alır. Ne var ki terapi sürecinde neolojik boyutu ele almaktan kaçınan bir analiz bile hastanın varlığının derinliklerinde gerçekte özlediği şeylerin farkına varmasına çalışır. Logoterapi, insanı anlam bulma çabasından oluşan bir varlık olarak görmesi ölçüsünde psikanalizden ayrılmaktadır. Noö Dinamikler Kuşkusuz, insanın anlam arayışı, içsel denge yerine içsel gerilim yaratabilir. Ne var ki ruh sağlığının vazgeçilmez ön koşulu da işte bu gerilimdir. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, dünyada kişinin en kötü şartlarda bile yaşamını sürdürmesine, yaşamında bir anlam olduğu bilgisi kadar etkili bir şekilde yardımcı olan başka hiçbir şey yoktur. Nietzsche'nin şu sözlerinde bilgelik vardır. Yaşamak için bir nedeni olan kişi hemen her nasıla dayanabilir. Bu sözlerde her psikoterapi için geçerli olan bir parola görebiliyorum. Nazi toplama kamplarında yerine getirilmesi gereken görevleri olduğunu bilen insanların yaşama şansı en yüksek olan insanlar olduklarını gözlemek olasıydı. O günden beri toplama kamplarına ilişkini yazılan diğer kitapların yazarları ayrıca Japon, Kuzey Kore ve Kuzey Vietnam savaş tutuklusu kamplarında yapılan psikiyatrik araştırmalarda aynı sonuca varmıştır. Kendi adıma Auschwitz toplama kampına alındığımda yayına hazır olan kitabımın metnine el konmuştu. Kuşkusuz bu metni tekrar yazmaya yönelik derin arzum yaşadığım kampın ağır şartlarında hayatta kalmama yardım etti. Örneğin, Bavarya'daki bir kampta tifüs ateşiyle hasta düşünce özgürlük gününe kadar yaşayabildiğim takdirde kitabı tekrar yazabilmek amacıyla küçük kağıt parçalarına sürekli not alıyordum. Bavarya toplama kamplarının karanlık barakalarının arkasında kaybettiğim kitabı yeniden yazma işinin kardiyovasküler çöküş tehlikesinin üstesinden gelmeme yardım ettiğinden eminim. Bu nedenle ruh sağlığının belli bir gerilim ölçüsüne, kişinin ulaşmış olduğu şeyle ulaşması gereken arasındaki ya da o anda ne olduğuyla olması gereken arasındaki gerilime dayandığı görülebilir. Bu tür bir gerilim insanda yapısaldır ve bu nedenle ruh sağlığında vazgeçilmezdir. O halde insana kendi yaşamına bir anlam vermesi konusunda meydan okumakta tereddüt etmememiz gerek. Ancak bu yolla insanın anlam istemini uyku yani gizlilik durumundan uyandırabiliriz. Ruh sağlığı konusunda insanın her şeyden önce dengeye ya da psikolojideki değişle homeostasis'e yani gerilimsiz bir duruma ihtiyaç duyduğunu varsaymanın tehlikeli bir sonuçlandırma olduğunu düşünüyorum. İnsanın gerçekte ihtiyaç duyduğu şey gerilimsiz bir durum değil, daha çok uğruna çaba göstermeye değer bir hedef, özgürce seçilen bir amaç için uğraşmak ve mücadele etmektir. İhtiyaç duyduğu şey her ne pahasına olursa olsun gerilimi boşaltmak değil, onun tarafından yerine getirilmeyi bekleyen potansiyel bir anlamın çağrısıdır. İnsanın ihtiyaç duyduğu şey homeotesis değil, benim "noy dinamikler" dediğim şeylerdir. Yani kutbun birinin yüklenecek anlamla diğerinin de anlamı verecek kişiyle temsil edildiği çift kutuplu bir gerilim alanındaki varoluşsal dinamiklerdir. Bunun sadece normal koşullar için geçerli olduğu düşünülmemelidir. Bu nevrotik bireylerde çok daha fazla geçerlidir. Bir mimar eski bir kemeri güçlendirmek istediği zaman kemerin üzerindeki yükü artıracaktır. Çünkü böylece parçalar daha sağlam bir şekilde birleşir. Bu nedenle terapistler hastalarının ruh sağlığını güçlendirmek istedikleri takdirde kişinin kendi yaşamının anlamı doğrultusunda yeniden yöneliş yoluyla belli ölçülerde gerilim yaratmaktan korkmamalıdır. Anlam yönelişinin yararlı etkisini böylece gösterdikten sonra bugün birçok hastanın şikayetçi olduğu bir duygunun yani yaşamlarının hepten ve nihai anlamsızlığı duygusunun zararlı etkilerine geçmek istiyorum. Bu hastalar uğruna yaşamaya değer bir anlam bilincinden yoksundurlar. Kendi içlerindeki bir boşluk duygusunun altında ezilmektedirler. Benim varoluşsal boşluk yani vakum dediğim bir duruma yakalanmışlardır. Varoluşsal boşluk Varoluşsal boşluk 20. yüzyılın yaygın bir olgusudur. Bu anlaşılır bir şeydir. Bunun nedeni gerçek bir insan olduktan sonra insanın yaşadığı iki yönlü bir kayıp olabilir. Tarihin şafağında insan, bir hayvanın davranışlarını belirleyen ve güvence altına alan bazı hayvanca içgüdülerini kaybetmiştir. Cennet gibi bu güvenlik de insana sonsuza kadar kapanmıştır. İnsan seçim yapmak zorundadır. Ne var ki buna ek olarak insan, davranışlarını yönlendiren geleneklerin hız azaldığı son gelişme döneminde bir başka kayıpla daha yüz yüze gelmiştir. Hiçbir içgüdü ona ne yapacağını söylemez. Hiçbir gelenek ona ne yapması gerektiğini söylemez. Bazen neyi arzuladığını bile bilmez. Bunun yerine ya diğer insanların yaptığı şeyleri arzular ya da diğer insanların kendisinden yapmasını istedikleri şeyleri yapar. Son zamanlarda yapılan istatistiksel bir araştırma, Avrupalı öğrencilerin arasında %25'inin şöyle ya da böyle belirgin bir varoluşsal boşluk gösterdiğini ortaya çıkarmıştır. Amerikalı öğrencilerde bu %60 olarak gözlenmiştir. Varoluşsal boşluk, temel olarak kendini can sıkıntısı durumunda dışa vurur. İnsanlığın bunaltı ve can sıkıntısından oluşan iki uç arasında sonsuza kadar mekik dokumaya mahkum olduğunu söyleyen Schopenhauer'u anlayabiliriz. Gerçekte bugün can sıkıntısı bunaltıdan daha çok soruna yol açmakta ve elbette psikiyatristlere çözüm bekleyen daha çok sorun sunmaktadır. Ve bu sorunlar giderek daha çok belirleyici olmaktadır. Çünkü ilerleyen otomasyon bir olasılıkla ortalama çalışanın boş zamanında büyük bir artışa yol açacaktır. Bunun üzücü olan yanı bu insanların yeni kazandıkları boş zamanlarında ne yapacaklarını bilmemeleridir. Örneğin pazar günü nevrozunu yani hafta içinin yoğun işlerinin telaşından sıyrılan ve kendi içlerindeki boşluk belirginleştiği zaman yaşamlarının içerikten yoksun olduğunun farkına varan insanların yaşadığı tatil depresyonunu ele alalım. Birçok intihar olayı bu varoluşsal boşluğa yani vakuma bağlanabilir. Depresyon, saldırganlık, uyuşturucu ve benzeri alışkanlığı gibi bu türden yaygın olguları bunların altında yatan varoluşsal boşluğu kavrayamadığımız sürece anlayamayız. Bu ayrıca emeklilerin ve yaşlı insanların yaşadığı krizler içinde geçerlidir. Ayrıca varoluşsal boşluğun kendini gösterdiği çeşitli maskeler ve kılıflar da söz konusudur. Bazen engellenen anlam istemi, en ilkel güç istemi olan para istemi de dahil olmak üzere bu güç istemi ile temsili bir yoldan dengelenir. Diğer durumlarda engellenen anlam isteminin yerini haz istemi alır varoluşsal engellenmenin birçok durumda cinsel dengeleme ile sonuçlanmasının nedeni budur. Bu tür durumlarda cinsel libidonun varoluşsal boşlukta serpilip yayıldığını gözlemleyebiliriz. Nevrotik durumlarda benzer bir olay baş gösterir. Daha sonra değineceğim bazı yeni denetim mekanizmaları ve kısır döngü oluşumları vardır. Ne var ki bu semptomolojinin bir varoluşsal vakuma sızdığı ve burada gelişmeyi sürdürdüğü tekrar tekrar gözlenebilir. Bu tür hastalarda ele almak zorunda olunan şey noöjenik nevroz değildir. Buna karşın logoterapiyi psikoterapiye destek olarak kullanmadığımız takdirde hastanın durumun üstesinden gelmesini kesinlikle başaramayız. Çünkü varoluşsal boşluğu doldurmak yoluyla hastanın ileride geri tepmeler yaşaması önlenmiş olur. Bu nedenle logoterapi sadece neolojik olaylar için değil ayrıca psikojenik yani ruhsal kökenli hatta somatojenik yani bedensel kökenli, yalancı, nevroz olayları içinde tavsiye edilmektedir. Bu ışık altında bakıldığında, Arnold'un bir ifadesi, haklılık bulmaktadır. Ne kadar kısıtlı olursa olsun, her terapinin bir açıdan ayrıca logoterapi olması gerekir. Hastanın yaşamın anlamının ne olduğunu sorması halinde ne yapabileceğimize bir bakalım. Varoluşun özü Sorumluluk üzerindeki bu vurgulama, logoterapinin kategori koşulunda kendini göstermektedir. İkinci defa yaşıyormuşçasına ve ilk kez şimdi yapmak üzere olduğunuz gibi hatalı hareket etmişçesine yaşayın. Bana öyle geliyor ki başka hiçbir şey insanın sorumluluk duygusunu, onu ilk önce şu anın geçmiş olduğunu ve daha sonra da geçmişin değiştirilip düzeltilebileceğini düşünmeye çağıran bu özdeyiş kadar iyi kamçılayamaz. Bu algı kişiyi yaşamın belirli yani sınırlı oluşuyla olduğu kadar hem kendi yaşamıyla hem de kendisiyle ne yapacağının belirleyiciliğiyle karşı karşıya getirir. Logoterapi, hastanın kendi sorumluluklarının tam olarak farkına varmasını sağlamaya çalışır. Bu nedenle kişiye neye karşı, ne için ya da kime karşı sorumlu olduğunu anlaması seçeneğinin bırakılması gerekir. Psikoterapistler arasında hastalarına değer yargıları empoze etmeye en az eğilimli olanların logoterapistler olmasının nedeni budur. Çünkü hastanın yargılama sorumluluğunu doktora yüklemesine kesinlikle izin vermeyecektir. Dolayısıyla kendi yaşam görevinin topluma karşı mı yoksa kendi bilincine karşı mı sorumlu olarak yorumlanacağına karar vermek hastaya düşmektedir. Logoterapi öğretmediği gibi vaaz da vermez mantık yürütmekten olduğu kadar ahlaki değerleri canlandırmaktan da uzaktır. Benzetme yapılacak olursa, logoterapistin rolü bir ressamdan çok bir göz uzmanının oynadığı roldür. Ressam bize dünyayı kendi gördüğü haliyle aktarmaya, göz uzmanı ise dünyayı gerçekte olduğu gibi görmemizi sağlamaya çalışır. Logoterapistin rolü hastanın görüş alanını potansiyel anlam spektrumunun tamamının bilinçli ve görülebilir olması için genişletmekten oluşmaktadır. İnsanın sorumlu olduğunu ve yaşamının potansiyel anlamının gerçekleştirmesi gerektiğini söyleyerek, yaşamın gerçek anlamının kapalı bir sistemmiş gibi kişinin kendi içinde ya da kendi ruhunda değil, dünyada keşfedilmesi gerektiğini vurgulamak istiyorum. Bu temel özelliğe insan varoluşunun kendini aşkınlığı diyorum. Bu insan olma gerçeğinin her zaman için bu ister bir anlam, ister karşılaşılacak bir insan olsun, kişinin kendi dışındaki bir şeye ya da birisine yöneldiği anlamına gelmektedir. Kişi hizmet edeceği bir davaya ya da seveceği bir insana kendini adayarak ne kadar çok kendini unutursa, o kadar çok insan olur ve kendini de o kadar çok gerçekleştirir. Kendini gerçekleştirme denilen şey hiç de ulaşılabilir bir şey değildir. Bunun da basit bir nedeni vardır kişi buna ulaşmak için ne kadar çok uğraşırsa bunu da o kadar çok kaçıracaktır. Başka bir deyişle kendini gerçekleştirme sadece kendini aşmanın bir yan ürünü olarak olasıdır. Bu noktaya kadar yaşamın anlamının her zaman değiştiğini ancak hiçbir zaman yok olmadığını göstermiş bulunuyoruz. Logoterapiye göre bir eser yaratarak ya da bir iş yaparak, bir şey yaşayarak ya da bir insanla etkileşerek kaçınılmaz acıya yönelik bir tavır geliştirerek Bunlardan ilki yani başarı yolu oldukça açıktır. İkinci ve üçüncü ise biraz daha ayrıntı gerektirmektedir. Yaşamda anlam bulmanın ikinci yolu bir şey iyilik doğruluk, güzellik gibi yaşamak, doğayı ve kültürü yaşamak, son ve bir o kadar önemlisi de olan ceysizliğiyle bir insanı yaşamaktır. Yani onu sevmektir. Sevginin anlamı Bir başka insanı kişiliğinin en derindeki çekirdeğinden kavramanın tek yolu sevgidir. Sevmediği sürece hiç kimse bir başka insanın özünün tam olarak farkına varamaz. Sevgi yoluyla insan, sevilen kişideki temel kişilik özelliklerini ve eğilimlerini görebilecek duruma gelir. Ve dahası, ondaki gerçekleşmemiş olan ancak gerçekleştirilmesi gereken potansiyelleri görür. Ayrıca sevgisi yoluyla kişi, sevdiği insanın bu potansiyelleri gerçekleştirmesini sağlar sevdiği insanın ne olabileceğinin ve ne olması gerektiğinin farkına varmasını sağlayarak potansiyellerini gerçekleştirmesini sağlar. Logoterapide sevgi, yüceltme anlamında cinsel etkilerin ve içgüdülerin sadece bir yan olgusu olarak yorumlanamaz. Sevgi de cinsellik kadar temel bir olgudur. Normalde seks, sevgi için bir dışa vurum biçimidir. Seks, bir sevgi aracı olur olmaz ya da sadece bir sevgi aracı olduğu sürece haklı görülür hatta meşrulaştırılır. Bu nedenle sevgi, seksin sadece bir yan etkisi olarak anlaşılmaz. Daha çok seks, adına sevgi denilen nihai birliktelik deneyimini dışa vurmanın bir yolu olarak görülür. Yaşamda bir anlam bulmanın üçüncü yolu acı çekmektir. Acının Anlamı Umutsuz bir durumla karşılaştığımız, değiştirilemeyecek bir kaderle yüz yüze geldiğimiz zaman bile yaşamda bir anlam bulabileceğimizi asla unutmayalım. Çünkü o zaman önemli olan şey, kişisel bir trajediyi bir zafere, kendi zor durumunu bir insan başarısına dönüştürmek ve sadece insan özgü eşsiz insan potansiyeli olabildiğince göğüslemektir. Artık bir durumu değiştiremeyecek bir noktaya geldiğimiz zaman, örneğin tedavisi olanaksız bir kanser gibi iyileşme şansı olmayan bir hastalığı düşünün. Kendimizi değiştirme yoluna gideriz. Açık bir örnek vermeme izin verin. Bir keresinde pratisyen hekim olarak çalışan yaşlı birisi yaşadığı ağır depresyon nedeniyle bana geldi. İki yıl önce ölen ve her şeyden çok sevdiği karısını kaybetmeye alışamamıştı. Ona nasıl yardım edebilirdim? Ona ne söyleyebilirdim? Bir şey söylemekten kaçındım. Ancak onu şu soruyla karşı karşıya getirdim. Sen ondan önce ölseydin ve karın seni yaşatmak zorunda olsaydı ne olurdu? Ah! diye karşılık verdi. Bu onun için korkunç olurdu. Bunun üzerine, görüyorsunuz ya doktor, onu bu acıdan kurtaran sizsiniz. Elbette bunun bedeli de şimdi sizin onu yaşatmak ve yasını tutmak zorunda olmanız, dedim. Tek kelime etmek sizin elimi sıktı ve büromdan ayrıldı. Her nasıl acı bir özverinin anlamı gibi bir anlam bulduğu anda acı olmaktan çıkıyor. Elbette kesin anlamı içinde bu bir terapi değildir. Çünkü her şeyden önce doktorun umutsuzluğu bir hastalık değildi ve ikincisi kaderini değiştiremez, karısını diriltemezdim. Ama değişmez kaderine yönelik tutumunu değiştirmeyi başardığım andan sonra çektiği acı da en azından bir anlam bulabilmiştir. Logoterapinin temel ilkelerinden birisi, insanın temel uğraşının haz almak ya da acıdan kaçınmak değil, yaşamında bir anlam bulmak olduğunu göstermektir. İnsanın elbette acısının bir anlamı olması koşuluyla acı çekmeye hazır olmasının nedeni budur. Ama şuna kesin olarak açıklık kazandıralım. Anlam bulmak için acı çekmek kesinlikle gerekli değildir. Ben sadece acıya rağmen anlamın olası olduğunu vurgulamak istiyorum. Acının kaçınılabilir olduğu durumlarda yapılacak en anlamlı şey, ister ruhsal veya fiziksel, ister politik olsun, acıya yol açan nedeni ortadan kaldırmak olacaktır. Gereksiz yere acı çekmek kahramanca değil, mazohistçe bir tutumdur. Georgia Üniversitesi'nde psikoloji profesörü olan Edith Jolson, logoterapi üzerine yazdığı bir makalesinde mevcut ruh sağlığı felsefemiz insanların mutlu olması gerektiği, mutsuzluğun bir uyumsuzluk belirtisi olduğu görüşünü vurgulamaktadır. Böylece bir değer sistemi kaçınılmaz mutsuzluğun yükünün, mutsuz olmaktan ötürü mutsuz olma nedeniyle artırılması gerçeğinden sorumlu olabilir der. Bir başka makalesinde logoterapinin acı çeken ve bundan kurtulması olanaksız olan insana bu acıyı alçaltıcı bulduğu için musuz olmakla kalmayıp, musuzluğundan ötürü bir de utanmak yerine çektiği acıyla gurur duyması ve bunu onur verici bir şey olarak değerlendirmesi için pek fırsat tanımayan günümüz Amerikan kültüründeki bazı sağlıksız eğilimlerin dengelenmesine yardım edebileceğini dile getirir. Kişinin kendi işini yapmaya ya da yaşamından zevk duyma fırsatından mahrum edildiği durumlar vardır. Ancak Hiçbir zaman ortadan kaldırılamayacak olan şey acının kaçınılmazlığıdır. Cesurca acı çekmeyi kabul edince yaşam da son ana kadar bir anlama sahip olur ve bu anlamı kelimenin tam anlamıyla sonuna kadar korur. Başka bir deyişle, yaşamın anlamı koşulsuzdur. Çünkü kaçınılmaz acının potansiyel anlamını bile kapsar. Toplama kampında yaşadığım belki de en derin deneyim olan bir olayı hatırlamama izin verin sayısal verilerle de kolayca kontrol edilebileceği gibi kampta yaşanan güç şartlar altında hayatta kalma şansı 28'de birden fazla değildi. Auschwitz'e vardığımda paltomun altına sakladığım ilk kitabımın notlarının kurtarılması olasılık bir yana olanaksızdı. Bu nedenle zihnimin ürününü kaybetmiş olma gerçeğini yaşamak ve bunun üstesinden gelmek zorundaydım. Sanki hiçbir şey ya da hiç kimse beni yaşatamazmış gibi gelmişti. Ne fiziksel ne de zihinsel bir çocuğun beni yaşatabilirdi. Dolayısıyla bu durumda yaşamımın nihai anlamda bir anlamdan yoksun olup olmadığı sorusuyla karşı karşıya kaldım. Tutkuyla güreştiğim bu sorunun yanıtının zaten önümde durduğunu ve zaman geçmeden karşıma çıkacağını henüz fark etmemiştim. Kendi giysilerimi verip Auschwitz tren istasyonuna vardıktan hemen sonra elbiselerini giymek zorunda kaldığım zaman bu cevap karşıma çıkmıştı kendi kitabımın sayfaları yerine yeni kazandığım paltomun ceplerinde bir dua kitabından yırtılmış olan ve en önemli Yahudi duası olan Sema İsrail'in yazılı olduğu tek bir sayfa bulmuştum. Böyle bir çakışmayı düşüncelerimi kağıda yazmak yerine yaşatmaya yönelik bir meydan okumadan başka nasıl yorumlayabilirdim ki? Bir süre sonra yakın bir gelecekte ölecekmişim duygusuna kapıldığımı anımsıyorum. Ne var ki bu kritik durumda telaşem yoldaşlarımın çoğundan farklıydı. Onların sorusu şöyleydi: Bu kampta hayatta kalacak mıyız? Kalmayacaksak bütün bu acıların hiçbir anlamı yok. Benim sorumsa şuydu: Bütün bu acıların, çevremizdeki bunca ölümün bir anlamı var mı? Çünkü eğer yoksa hayatta kalmanın kesinlikle hiçbir anlamı yok. Çünkü anlamı böyle bir rastlantıya bağlı olan bir yaşam nihai anlamda yaşanmaya değmez. Meta klinik sorunlar. Bugün bir psikiyatriste giderek artan sayıda onu nevrotik semptomlarla değil insan sorunlarıyla karşı karşıya bırakan hastalar başvurmaktadır. Son zamanlarda psikiyatriste giden bu insanlardan bazıları eskiden papaza, rahibe ya da hahama giderdi. Şimdi ise çoğunlukla bu insanlar papaza gitmeyi reddetmekte, bunun yerine doktoru yaşamımın anlamı ne gibi sorularla karşı karşıya bırakmaktadır. Bir logodrama. Aşağıdaki olayı anmak isterim. Bir keresinde 11 yaşındaki oğlu ölen bir kadın bir intihar girişiminden sonra hastaneme kabul edilmişti. Doktor Kukurek kadını bir terapi grubuna katılmaya çağırmıştı ve bir psikodrama seansı yürütmekte olduğu odaya kaza eseri girmiştim. Çocuğu ölen kadın çocuk felcinden ötürü sakat olan oğluyla baş başa kalmış. Zavallı çocuk tekerlekli sandalyeye mahkummuş. Annesi kendi kaderine isyan etmiş ama sakat oğluyla birlikte intihar etmeye kalkışınca çocuk buna engel olmuş yaşamı seviyormuş. Onun için yaşam anlamlıymış. Belki annesi için neden böyle değildi? Annesinin yaşamı bunlara karşın nasıl bir anlam bulabilirdi ve bunun farkına varması için ona nasıl yardım edebilirdik? Tartışmaya hazırlıksız katıldım ve gruptaki bir başka kadını sorguladım. Kaç yaşında olduğunu sordum. 30 dedi. Bunun üzerine "Hayır, 30 değil. 80 yaşındasınız ve ölüm döşeğindesiniz." Geri dönüp çocuksuz ancak mali başarılarla dolu bir yaşamınız olduğunu görüyorsunuz diye karşılık verdim ve böyle bir durumda ne hissedeceğini hayal etmesini söyledim. Ne düşünürsünüz? O durumda kendi kendinize ne dersiniz? Drama seansı sırasında kaydedilen banttan kadının söylediklerini almama izin verin. Ben evli bir milyonerim. Rahat bir hayatım vardı ve bunu yaşadım. Erkeklerle flört ettim, onlarla cilveleştim. Ama şimdi deyim. Kendi çocuğum yok. Yaşlı bir kadın olarak geri dönüp baktığımda bütün bunların ne için olduğunu anlayamıyorum. Aslında yaşamımın bir başarısızlık olduğunu söylemem gerek. Daha sonra oğlu sakat olan kadına kendini benzer bir şekilde geriye dönüp bakarken hayal etmesini söyledim. Band kaydından söylediklerini dinleyelim. Çocuklarım olsun istedim. Ve bu arzum gerçekleşti. Oğullarımdan biri öldü ancak diğeri de sakattı. Ben bakmasaydım onu bir kuruma gönderirlerdi. Sakat ve çaresiz de olsa o benim oğlum. Bu nedenle onun için olası olduğu kadarıyla dolu dolu bir hayat verdim ona. Oğlumdan daha iyi bir insan yarattım. O anda gözyaşlarına gömüldü ve hıçkıra hıçkıra devam etti. Kendi adıma huzur içinde geri dönüp bakabilirim. Çünkü yaşamımın anlamla dolu olduğunu ve bu anlamı kazanmak için çok çalıştığımı, elimden geleni yaptığımı söyleyebilirim. Oğlum için elimden geleni yaptım. Yaşamın bir başarısızlık değildi. Sanki ölüm döşeğindeymişçesine geri dönüp yaşamına baktığında ansızın bunun bir anlamı olduğunu, çektiği onca acıyı bile kapsayan bir anlamı olduğunu görebildi. Aynı sebeple örneğin ölen oğlununki gibi kısa bir yaşamın bile coşku ve sevgi açısından öylesine zengin olabileceği, 80 yıl süren bir yaşamdan çok daha anlamlı olabileceği açıklık kazandı. Bir süre sonra bu grubun tamamına hitaben bir başka soru sordum. Sorum, Polilmiyeriti serumu geliştirmek için kullanılan ve bu nedenle orası burası delik deşik edilen bir maymunun çektiği acının anlamını kavrayıp kavrayamayacağı ile ilgiliydi. Gruptaki herkes elbette kavrayamayacağını söyledi. Sınırlı zekasıyla maymun acının anlamının anlaşılabileceği tek dünya olan insanların dünyasına giremezdi. Bunun üzerine aşağıdaki soruyu ortaya attım. Peki ya insanın kosmosun evrimindeki bitiş noktası olduğundan emin misiniz? Başka bir boyutun daha olduğu, başka bir dünyanın, insan acısının nihai bir anlam bulacağı bir dünyanın olduğu düşünülemez mi? Bu nihai anlam, zorunluluk gereği insanın sınırlı zihinsel yetisini aşar. Logoterapide bu bağlamda bir nihai anlamdan söz ederiz. İnsandan istenen şey, bazı varoluşçu felsefecilerin savunduğu gibi yaşamın anlamsızlığına katlanmak değil, yaşamın koşulsuz anlamlılığını, akli terimlerle kavrama yetkisinden yoksun oluşuna dayanmaktır. Logos, anlam, mantıktan daha derindir. Nihai anlam kavramının ötesine giden bir psikiyatrist, er ya da geç 6 yaşındaki kızımın beni şu soruyla utandırması gibi hastaları tarafından utandırılacaktır. Neden iyi tanrıdan söz ediyoruz? Kızımın bu sorusu üzerine birkaç hafta önce kızamağa yakalanmıştın. Ve iyi tanrı seni iyileştirdi, dedim. Ne var ki küçük kız yanıtı yeterli bulmamıştı. Hemen yapıştırdı. Peki ama baba, lütfen unutma her şeyden önce bana kızamı gönderen o. Ancak bir hasta dinsel inancına sıkıca bağlıysa, dinsel inancının tedavi etkisinden yararlanılmasına ve tinsel kaynakların kullanılmasına kimse itiraz etmez. Bunu yapabilmek için psikiyatrist kendini hastanın yerine koyabilir. Örneğin Doğu Avrupalı bir hahamın bana gelip hikayesini anlattığı bir olayda yaptığım tam anlamıyla buydu. İlk karısını ve altı çocuğunu Auschwitz toplama kampında kaybetmiş şimdi ise ikinci karısının kısır olduğu ortaya çıkmıştı. Çocuk sahibi olmanın yaşamın tek anlamı olmadığını gözledim. Çünkü o zaman yaşam kendi içinde anlamsız olurdu. Ve kendi içinde anlamsız olan bir şey sadece kalıcılaştırılarak anlamlı kılınamazdı. Ne var ki haham kendi talihsiz durumunu ölümden sonra arkasından Katdiş okuyan bir oğlu olmaması nedeniyle umutsuzluk terimleriyle bir Ortodoks Yahudi gibi değerlendiriyordu. Katliş, ölen kişi için okunan bir dua ama vazgeçmeyecektim. Çocuklarını cennette tekrar görmeyi ümit edip etmediğini sorarak ona yardım etmek için son bir girişimde bulundum. Soruma gözyaşlarıyla karşılık verdi ve umutsuzluğunun gerçek nedeni su yüzüne çıktı. Masum birer şehit olarak öldükleri için çocuklarının cennetteki en yüksek mertebeye ulaştıklarını, buna karşın günahkar bir insan olarak kendisi için aynı yeri bekleyemeyeceğini anlattı. Yine vazgeçmedim ve hemen şu soruyu gündeme getirdim çocuklarını yaşatmanın anlamı bu olamaz mı? Bu acı dolu yıllar sayesinde aklanıp sonunda sen de çocukların kadar masum olmasan da cennette onlara katılmaya değer olamaz mısın? Tanrı'nın bütün gözyaşlarını sakladığı ilahilerde yazmıyor mu? Bu nedenle belki de acılığının hiçbirisi boşuna değildir. Onca yıldan bu yana ilk kez ona açılabildiğim yeni bakış açısı sayesinde acılarından kurtulabildi. İnsan yaşamını anlamdan yoksun bırakıyor gibi görünen şeyler sadece acıyı değil ölümü de kapsıyor. Sadece yaşamın gerçekten geçici olan yanlarının potansiyeller olduğunu söylemekten hiçbir zaman bıkmadım. Ancak bu potansiyeller gerçekleşir gerçekleşmez o anda gerçekliğe dönüşür, bunlar korunur ve geçmişe gönderilir ve burada geçicilikten kurtarılır. Çünkü geçmişteki hiçbir şey geri kazanılmaz. Bir şekilde kaybedilmemiş, her şey geri dönülmez bir şekilde kaydedilmiştir. Bu nedenle varoluşumuzun geçici olması bunu kesinlikle anlamsız kılmaz. Ama sorumluluklarımızı oluşturur çünkü her şey bizim öz itibarıyla geçici olan olasılıkları gerçekleştirmemize bağlıdır. İnsan sürekli mevcut potansiyeller yığını ile ilgili olarak kendi tercihlerini yapar. Bunlardan hangisi hiçliğe mahkum edilecek ve hangileri gerçekleştirilecek? Hangi tercih gerçekte sonsuza kadar ölümsüz, zamanın kumları üzerindeki ayak izi kılınacak insanın her an şöyle ya da böyle varoluşunun anıtının ne olacağına karar vermesi gerekir? Elbette insan, geçiciliğinin anı sarlısını dikkate almakta ve yaptıklarının, sevinçlerinin ve acılığının tamamını sonsuza kadar sakladığı geçmişin dolu zahiri ambarını görmezlikten gelmektedir. Yapılan hiçbir şey eski haline getirilemez ve hiçbir şey yok edilemez. Olmuş olmanın, var olmanın en emin biçimi olduğunu söylemem gerek. İnsan varoluşunun temelde geçici oluşunu aklında tutan logoterapi, kötümser değil eylemcidir. Bu noktayı bir benzetmeyle dile getirecek olursak, karamsar kişi her gün bir sayfasını kopardığı duvar takviminin geçen her günle biraz daha inceldiğini, korku ve hüzünle gözleyen bir insana benzer. Öte yandan yaşamın sorunlarına etkin bir şekilde saldıran insan, her gün takviminden bir yaprak koparan, ancak bunları arkalarına birkaç günlük notu aldıktan sonra öncekilerle birlikte düzenli ve özenli bir şekilde dosyalayıp saklayan bir insana benzer. Bu notlarda oluşan zenginliği, dolu dolu yaşamı gurur ve sevinçle düşünebilir. Yaşandığını fark etmesinin ne önemi olabilir? gördüğü genç insanları kıskanıp kendi yetik gençliğine yönelik nostaljiye mi gömülecektir? Hayır, bunun yerine şöyle düşünecektir. Olasılıklar yerine sadece yapılan işin, yaşanılan sevginin değil, yiğitçe göğüslenen acılar dahil olmak üzere geçmişimin gerçeklikleri de var. Bu acılar kıskançlık uydurmasa bile hayatımda en çok gurur duyduğum şeylerdir. Bir teknik olarak logoterapi. Ölüm korkusu gibi gerçekçi bir korku psikodinamik yorumuyla yatıştırılamaz. Öte yandan agorafobi gibi nevrotik bir korku da felsefi anlayışta iyileştirilemez. Ne var ki logoterapi bu tür olaylar içinde özel bir teknik geliştirmiştir. Bu teknik uygulandığında neler olup bittiğini anlamak için başlangıç noktası olarak nevrotik bireylerde sık sık görülen beklentisel kaygı durumunu ele aldık. Bu korkunun tipik bir özelliği tam olarak Hastanın korktuğu şeye yol açmasıdır. Örneğin, büyük bir odaya girip kalabalıkla karşılaştığı zaman kızarmaktan korkan birey, gerçekte bu tür koşullar altında kızarmaya daha çok yatkın olacaktır. Bu bağlamda arzu düşüncenin babasıdır değişi, korku olayın anasıdır şeklinde değiştirilebilir. Tıpkı korkunun korkulan şeye yol açması gibi, zoraki bir niyet de zorla arzulanan şeyi olanaksız kılar. Bu aşırı niyet ya da benim değişimle hiper yüksek niyet özellikle cinsel nevroz olaylarında gözlenebilir. Bir erkek, cinsel gücünü ya da bir kadın orgazm olma yeteneğini göstermeye ne kadar çok çalışırsa başarısız olma olasılığı da o kadar büyük olacaktır. Haz, bir yan ürün ya da yan etkidir ve öyle kalması gerekir ve kendi içinde bir amaç yapıldığı ölçüde yok edilmiş olur. Yukarıda anlatılan aşırı niyete ek olarak aşırı dikkat ya da logoterapide denildiği gibi aşırı düşünmede patojenik olabilir. Yani hastalığa yol açabilir. Aşağıdaki rapor anlatmak istediğimi açıklayacaktır. Genç bir hanım cinsel soğukluk şikayetiyle bana geldi. Özgeçmişi çocukluğunda babası tarafından cinsel olarak kullanıldığını ortaya çıkardı. Ne var ki kolayca inanılacağı gibi cinsel nevroza yol açan şey kendi içinde bu travmatik deneyim değildi. Çünkü popüler psikanaliz yazınını okuyan hastanın sürekli olarak travmatik deneyimin bir gün çıkaracağı faturaya ilişkin korkulu bir beklenti içinde yaşadığı ortaya çıktı. Bu beklentisel kaygı hem kendi dişiliğini doğrulamaya yönelik aşırı bir niyete hem de cinsel eşi yerine kendi üzerine odaklanan aşırı bir dikkate yol açmıştı. Bu da hastanın cinsel hazını orgazma ulaştırma yetisinden yoksun kalması için yeterliydi. Çünkü orgazm kendini karşıdaki insana vermenin ve bırakmanın amaçlanmayan bir sonucu olarak kalmak yerine hem niyetin hem de dikkatin bir objesi haline getirilmişti. Kısa süreli bir logoterapiden sonra hastanın kendi orgazm yaşama yetisi üzerindeki aşırı dikkati ve niyeti bir başka logoterapi terimi kullanılacak olursa düşünce odağından çıkarıldı dikkati uygun nesne yani cinsel eşi üzerinde yeniden odaklandığı zaman orgazm kendiliğinden oluştu. Çelişik niyet adı verilen logoterapi tekniği, korkunun korkulan şeyi yarattığı ve aşırı niyetin arzulanan şeyi olanaksızlaştırdığı gerçeğine dayanmaktadır. Çelişik niyet kavramını Almanca'da 1939 yılında tanımlamıştım. Bu yaklaşımda fobisi olan hastaya bir an içinde olsa kesin olarak korktuğu şeye niyetlenmesi söylenir. Bir örnek vermeme izin verin. Genç bir doktor terleme korkusu nedeniyle bana geldi. Ne zaman bir terleme nöbeti beklese, bu beklentisel kaygı aşırı ölçüde terlemesine yetiyordu. Bu kısır döngüyü kırması için insanlara ne kadar terleyebildiğini amaçlı olarak göstermeye karar vermesini öğütledim. Bir hafta sonra döndüğünde ne zaman beklentisel kaygısını hareketlendiren birisine rastlasa kendi kendine daha önce sadece 1 litre terledim ama bu kez 10 litre ter dökeceğim dediğini anlattı. Bunun sonucu 4 yıl boyunca bu fobiden şikayetçi olan doktorun tek bir görüşmeden sonra bir haftada kendini bundan tamamen kurtarmasıydı. Okur bu işlemin korkusunun yerine çelişik bir arzu konulduğu ölçüde hastanın tutumunu tersine çevirmekten oluştuğunu fark edecektir ne var ki böyle bir işlem mizah duygusunda yapısal olan insana özgü kendinden uzaklaşabilme yetisinden yararlanılmasını gerektirir. Çelişik niyet denilen logoterapi tekniği kullanıldığı zaman insanın kendisinden uzaklaşma yetisi gerçekleştirilir. Aynı zamanda hastanın kendini kendi nevrozundan uzağa koyması sağlanır. Bununla aynı çizgide bir görüş Alport'un Birey ve Dini adlı kitabında bulunabilir kendine gülmeyi öğrenen nevrotik birey kendini idare etme, belki de iyileşme yoluna girmiş olabilir. Çelişik niyet, Alport'un görüşünü deneysel olarak doğrulamakta ve klinikte uygulamaktadır. Ek birkaç durum raporu bu yöntemin daha da açıklık kazanmasını sağlayabilir. Aşağıda bahsedilecek hasta çeşitli kliniklerde birçok doktor tarafından tedaviye sokulan ancak hiçbirisinde başarılı sonuç alınamayan bir muhasebeciydi. Benim görev yaptığım hastaneye kabul edildiğinde tam bir umutsuzluk içindeydi ve intihara çok yakın olduğunu itiraf etmişti. Birkaç yıldır son zamanlarda işini kaybetme tehlikesine yol açacak kadar ağırlaşan bir yazar krampından şikayetçiydi. Bu nedenle durumu ancak derhal yapılacak kısa süreli bir terapi düzeltebilirdi. Doktor Eva Kozdera hastaya genelde yaptığının tam tersini yapmasını yani olabildiğince net ve okunaklı yazmaya çalışmak yerine kötü yazmaya çalışmasını öğütledi. Burada hastaya kendi kendine şimdi insanlara ne kadar iyi bir kötü yazıcı olduğumu göstereceğim demesini öğütledi. Ve kasıtlı olarak kargacık burgacık yazmaya çalıştığı an bunu yapamaz. Kötü yazmaya çalıştım ama kesinlikle başaramadım der ertesi gün. Hasta bu yolla 48 saat içinde yazar krampından kurtulmuş ve tedaviden sonraki gözlem döneminde geri tepme olmamıştır. Artık tekrar mutludur ve çalışabilmektedir. Konuşmayla ilgili benzer bir olay da Viyana Poliklinik Hastanesi'ndeki bir meslektaşım tarafından anlatıldı. Bu onca yıllık mesleğinden gördüğü en ağır kekeleme olayıymış. Kekeme, hatırlayabildiği kadarıyla bir istisna dışında yaşamında bir an olsun konuşma sorunundan kurtulamamış. Bu istisna 12 yaşlarındayken bir tramvayın arkasına asıldığı zaman gerçekleşmiş. Biletçi tarafından yakalanınca kaçmanın tek yolunun biletçi de acıma duygusu uyandırmak olduğunu düşünmüş ve bu nedenle sadece zavallı bir kekeme olduğunu göstermeye çalışmış. O anda kekelemeye çalışınca yapamamış. Tedavi amaçlarıyla olmasa da farkında olmaksızın çelişik niyet tekniğini kullanmış. Ne var ki bu sunuş, çelişik niyet tekniğinin sadece tek semptomlu olaylarda etkili olduğu izlenimini bırakmamalıdır. Bu logoterapi tekniği yoluyla Viyana Poliklinik Hastanesi'ndeki ekibim en ağır dereceden saplantılı, zorlanımlı nevrozları tedavi etmeyi bile başarmıştır. Örnek olarak 65 yaşında olan ve 60 yıldır yıkanma güçlüğü çeken bir kadını gösterebilirim. Doktor Eva Kozdera, çelişik niyet tekniği yoluyla logoterapi tedavisine başlamış ve iki ay sonra hasta normal bir yaşam sürecek duruma gelmiştir. Hasta, Viyana Poliklinik Hastanesi'nin nöroloji bölümüne kabul edilmeden önce ''Hayat benim için bir cehennemdi'' diye itirafta bulunmuştur. Yaşadığı güçlük ve bakteriyofobi saplantısı yüzünden iş yapamaz duruma gelen hasta sonunda bütün gün yatakta kalmaya başlamıştır. Elbette artık semptomlarından tamamen kurtulduğunu söylemek doğru olmaz. Çünkü saplantısı her an aklına gelebilir. Ne var ki kendisinin de dediği gibi bu konuda şaka yapabilmektedir. Yani çelişik niyet tekniğini uygulayabilmektedir. Çelişik niyet tekniği ayrıca uyku bozukluğu olaylarında da uygulanabilmektedir. Uykusuzluk korkusu uyumaya yönelik aşırı bir niyete yol açar. Bu da dönüp kişinin uyumamasına neden olur. Bu korkunun üstesinden gelmesi için genellikle hastaya kendini uyumaya zorlamamasını, bunun yerine tam tersini denemesini, yani yatakta olabildiğince çok uyanık kalmaya çalışmasını öğütlerim. Başka bir deyişle uyumamaya ilişkin beklentisel kaygıdan kaynaklanan ve uyumaya yönelik olan aşırı niyetin yerini uyumamaya yönelik çelişik niyetin alması gerekir. Bu durumda hasta çabucak uyumaktadır. Çelişik niyet her derdin devası değildir. Saplantılı, zorlanımlı ya da fobi içeren rahatsızlıkların özellikle de altta yatan beklentisel kaygılı durumların tedavisinde yararlı bir araç olarak iş görmektedir. Dahası bu kısa süreli bir terapi aracıdır. Ne var ki böylesine kısa süreli bir terapinin zorunluluk gereği sadece geçici tedavi etkileri yarattığı sonucuna varılmamalıdır. En belirgin gerçeklerden birisi çelişik niyetin söz konusu rahatsızlığın kökenindeki temele bağlı olmaksızın etkili olmasıdır. Geleneksel psikoterapinin tedavi uygulamalarının köken bilim bulgularına dayandırılması gerektiği konusunda ısrar etmesine karşın, ilk çocukluk yıllarında bazı etkenlerin nevrozlara neden olabilmesi ve yetişkinlik çağlarında nevrozları tamamen farklı etkenlerin iyileştirmesi olasıdır. Nevrozların güncel nedeni açısından ister bedensel, ister ruhsal yapıda olsun, yapısal öğelerin dışında beklentisel kaygı gibi geri denetim mekanizmaları başta gelen patojenik etken gibi gözükmektedir. Belli bir semptoma fobi ile tepki verilir. Fobi semptomu alevlendirir ve sonuçta semptom da fobiyi pekiştirir. Ancak benzer bir olaylar zinciri hastanın sürekli olarak zihnini kurcalayan düşüncelerle boğuştuğu durumlarda da gözlenebilir. Böylece hasta bunların gücünü rahatsız olacak kadar artırmış olur. Çünkü baskı karşı baskıyı getirir. Semptom yine pekiştirilir. Öte yandan hasta saplantılarıyla boğuşmaktan vazgeçtiği, bunun yerine bunları alaycı bir tavırla ele alıp espri konusu yaptığı an kısır döngü kesilir, semptom hafifler ve sonunda küçülür. Semptoma davetiye çıkaran varoluşsal boşluğun bulunmadığı olaylarda hasta sadece kendi nevrotik korkusuyla alay etmekte kalmayacak sonunda bunu tamamen görmezden gelmeyi de başaracaktır. Görüldüğü üzere beklentisel kaygıya karşı çelişik niyetin aşırı niyet ve aşırı düşünmeye karşı da düşünce odağının dağıtılması, işleminin devreye sokulması gerekir. Ancak düşünce odağının değiştirilmesi, hastanın kendi işine ve yaşamdaki misyonuna yönelişiyle mümkün olabilmektedir. Kısır döngü oluşumunu kıran şey, ister acıma, ister aşağılama olsun, nevrotiğin kendine yönelik ilgisi değildir. İyileşmenin ipucu kendini aşkınlıktadır. Ortak nevroz. Her çağın kendine ait ortak nevrozu vardır ve her çağ bununla başa çıkmak için kendi psikoterapisine ihtiyaç duyar. Günümüzün kitle nevrozu olan varoluşsal boşluk, özel ve kişisel bir nihilizm şekli olarak tanımlanabilir. Çünkü nihilizm, varlığın hiçbir anlamı olmadığı inancıdır. Ne var ki nihilistik bir felsefenin çağdaş eğilimlerinin etkisinden uzak kalmadığı sürece, psikoterapi böyle bir olayla kitlesel boyutta başa çıkamaz. Aksi takdirde kitle nevrozunun olası bir tedavisini üretmek yerine bunun bir semptomunu temsil eder. Böyle bir durumda psikoterapi nihilistik bir felsefeyi yansıtmakla kalmayacak, ayrıca istemeden ve farkında olmadan da olsa hastaya insanın doğru bir tablosundan çok bir karikatürünü aktaracaktır insanın biyolojik, ruhsal ya da toplumsal koşulların sonucundan ya da kalıtımla çevrenin ürününden başka bir şey olmadığını ileri süren nihilizm öğretisinde yapısal bir tehlike söz konusudur. İnsana ilişkin bir görüş, nevrotik bir bireyin zaten inanmaya yatkın olduğu şeye, yani dış etkilerin ya da iç koşulların kurbanı olduğunu inanmasını sağlar. İnsanın özgür olduğunu reddeden bir psikoterapi bu nevrotik ölümcüllüğü besler ve güçlendirir. İnsan sonlu bir varlıktır ve özgürlüğü sınırlıdır. Bu koşullardan özgürlük değil, koşullara yönelik bir tavır alabilme özgürlüğüdür. Bir keresinde söylediğim gibi, nöroloji ve psikoloji gibi iki alanda çalışan bir profesör olarak bir insanın biyolojik, ruhsal ve toplumsal koşullara ne ölçüde tabi olduğunun tam anlamıyla farkındayım. Ama ben iki alanda birden profesör oluşumun yanı sıra dört kamptan sağ çıkmış ve bu nedenle insanın düşünebilecek en kötü koşullara bile görülmemiş ölçüde direnip göğüs germe yetisine tanıklık etmiş bir insanım. Pan-determinizmin eleştirisi Psikanalist, sık sık panseksüalist, topyekün cinselci olmakla suçlanıyordu. Bu suçlamanın yerinde olduğundan kuşkuluyum. Ne var ki pan-determinizm? Yani topyekün belirlemecilik denen şey bana daha hatalı ve tehlikeli gibi gözüküyor. Bu terimle insanın şu ya da bu koşullara karşı bir tavır alabilme yetisini göz ardı eden bir görüşü söz konusu ediyorum. İnsan tamamen koşullandırılmış ve belirlenmiş değildir. Daha çok ister koşullara boyun eğsin, ister karşı gelsin kendini belirlemektedir. Başka bir deyişle insan nihai anlamda kendini belirleyen bir varlıktır. İnsan var olmakla yetinmez. Bunun yerine her zaman için varoluşunun kaderine, bir sonraki anda kendisinin ne olacağına karar verir. Aynı nedenden ötürü her insan herhangi bir anda değişme özelliğine sahiptir. Dolayısıyla insanın geleceğini ancak bir grubun tamamına ilişkin bir istatistiksel araştırmanın geniş çerçevesi dahilinde tahmin edebiliriz. Ancak bireysel kişilik öz itibariyle tahmin edilemez kalır. Tahminlerin temeli biyolojik, ruhsal ve toplumsal koşullarla temsil edilebilir. Yine de insan varoluşunun temel özelliklerinden birisi bu koşulların üstüne çıkabilme, bunların ötesinde gelişebilme yetisidir. İnsan olası olduğunda, dünyayı ve gerektiği takdirde de kendini daha iyiye doğru değiştirebilme yetisine sahiptir. Doktor J'nin durumunu anlatmama izin verin. Yaşamım boyunca karşılaştığım içi kötülük dolu, şeytani bir figür diyebileceğim tek kişiydi o o zamanlar genel olarak Viyana'daki Büyük Akıl Hastanesi'nin kitle katili olarak çağrılıyordu. Naziler acısız ölüm programını başlattığı zaman bütün ipleri eline almış ve kendisine verilen işte öylesine fanatikleşmişti ki tek bir psikotiğin bile gaz odasından kaçmamasına çalışmıştı. Savaştan sonra Viyana'ya döndüğüm zaman Doktor J'ye ne olduğunu sordum. Akıl hastanesinin tecrit hücrelerinden birisinde Ruslar tarafından tutuklandı dediler. Ama ertesi gün hücresinin kapısı açık bulunmuş ve Doktor J bir daha görülmemiş. Daha sonra diğerleri gibi ben de Doktor J'nin yoldaşlarının yardımıyla Güney Amerika'ya kaçtığına inandım. Ancak yakın bir tarihte ilk önce Sibirya'da daha sonra Moskova'daki ünlü Lubinka cezaevinde olmak üzere Demir Perde'nin arkasında uzun süre tutuklu kalan eski bir Avustralyalı diplomat bana geldi. Nörolojik muayenesini yaparken ansızın Doktor J'yi tanıyıp tanımadığımı sordu. Evet yanıtını vermem üzerine devam etti. Onu Lubinka'da tanıdım. Orada 40 yaşında böbrek kanserinden öldü. Ama ölmeden önce hayal edebileceğin en iyi yoldaş olduğunu kanıtladı. Herkese teselli verdi. Düşünülebilecek en yüksek ahlak standardına uygun yaşadı. Cezaevindeki uzun yılların boyunca tanıdığım en iyi dosttu. İşte akıl hastanesinin kitle katili Doktor J'nin öyküsü bu. İnsanın davranışlarını nasıl tahmin edebiliriz? Bir makinenin, bir robotun hareketlerini öngörebilir. Bunun ötesinde insan ruhunun mekanizmalarını ya da dinamik güçlerini tahmin etmeye de çalışabiliriz. Ama insan ruhtan öte bir şeydir. Ne var ki özgürlük son söz değildir. Özgürlük sadece öykünün bir bölümü ve gerçeğin yarısıdır. Özgürlük, olumlu yanı sorumluluk olan olgunun tamamının negatif yanından başka bir şey değildir. Aslına bakılacak olursa sorumluluk terimiyle yaşanmadığı sürece özgürlük yozlaşma tehlikesiyle karşı karşıyadır. İşte bu nedenle doğu yakasındaki özgürlük kanıtına batı yakasındaki sorumluluk kanıtının eklenmesini öneriyorum. Psikiyatrik parola. Bir insanı ona en küçük bir özgürlük kırıntısı bırakmayacak şekilde koşullandıracak hiçbir şey yoktur. Bu nedenle ne kadar sınırlı olursa olsun nevrotik, hatta psikotik vakalarda bile insana bir parça özgürlük kalır. Gerçekten de hastanın en derinlerdeki çekirdeğine psikoz bile dokunamaz. İyileştirilmesi olanaksız psikotik bir birey yararlılığını kaybedebilir ancak insan olma onurunu koruyacaktır. Benim psikiyatrik parolam bu. Bu olmaksızın psikiyatriyi üzerinde çalışılacak bir alan olmaya değer bulmazdım. Kimin uğruna? onarılmayacak kadar hasarlı bir beyin makinesinin uğruna mı? Hasta kesinlikle bundan öte bir şey olmasaydı, acısız ölüm programı haklılık kazanırdı. Psikiyatrinin yeniden insani kılınması Uzunca bir süredir, psikiyatri insan zihnini sadece bir mekanizma olarak, ruh hastalığının tedavisini de sadece bir tekniğin terimleriyle yorumlamaya çalıştı. Şimdi ufukta görünense psikolojiyle yoğrulan bir tıp kavrayışı değil, insani kılınan bir psikiyatridir. Ne var ki, kendi rolünü temelde bir teknisyenin rolüyle yorumlayan bir doktorun, hastasında hastalığın arkasındaki insanı görmek yerine bir makineden başka bir şey görmediğini itiraf etmesi gerekir. İnsan sıradan bir şey, bir nesne değildir. Nesneler birbirini belirler ama insan nihai anlamda kendini belirleyen bir varlıktır. Mevcut yetilerinin ve çevrenin sınırları dahilinde olduğu kişi neyse onu kendinden yaratmıştır. Örneğin toplama kamplarında, bu yaşayan laboratuvarda ve bu sınav alanında yoldaşlarımızdan bazılarının domuz gibi, bazılarının da aziz gibi davrandıklarına tanık olduk. İnsanın içinde her iki potansiyel de vardır ve hangisinin gerçekleşeceği koşullara değil, kararlara bağlıdır. Bizim kuşağımız gerçekçi bir kuşak çünkü insanı gerçekte olduğu şekliyle tanımaya başladık. Her şey bir yana insan, avuç vitin, gaz odalarını icat eden varlıktır. Ama dudaklarında duayla gaz odalarına dimdik yürüyen varlıklar da insandır. Trajik bir iyimserlik tartışması Trajik bir iyimserlikten ne anladığımızı soralım ilk önce kendimize. Kısaca bu, insan varoluşunun acı, suçluluk, ölümle tanımlanabilmek yanlarından oluşan ve logoterapide trajik üçlü adı verilen şeye karşın insanın iyimser olduğu ve böyle kaldığı anlamına gelir. Aslında bu bölüm şu soruyu ortaya koymaktadır. Bütün olup bitenlere karşın yaşama evet demek nasıl olası olur? Soruyu başka terimlerle ortaya koyacak olursak yaşam trajik yanlarına karşın potansiyel anlamını koruyabilir mi? Her şey bir yana, Almanca yayınlanan bir kitabımın adına kaynaklık eden bir deyişi kullanacak olursak, her şeye karşı yaşama evet demek, yaşamın her koşulda, hatta en kötü koşullar altında bile potansiyel olarak var olduğunu varsayar. Bu da sonuç itibarıyla insanın yaşamın olumsuz yanlarını olumlu ya da yapıcı şeylere dönüştürme yetisine sahip olduğunu varsayar. Başka bir deyişle belli bir durumda önemli olan en iyisini yapmaktır. Ne var ki burada en iyisi Latince'de optimum denilen şeydir. Dolayısıyla trajik bir iyimserlikten söz etmemin nedeni budur. Yani trajedi karşısında ve olabilecek en iyi insan potansiyeli açısından iyimserlik her zaman için acıyı bir insan başarısına dönüştürmeye, suçluluk hisseden kişinin kendisini daha iyiye yönelik olarak değiştirme fırsatını kazanmasına ve ve yaşamın geçiciliğinden sorumlu bir tavır almaya yönelik girişim gücü kazanılmasına olanak vermektedir. Ancak iyimserliğin emredilecek ya da ısmarlanacak bir şey olmadığını unutmamak gerek. İnsan kendini her türlü olumsuzluğa, umuda karşı ayrım gözetmeksizin iyimser olmaya zorlayamaz bile. Ve umut için geçerli olan inanç ve sevginin de emredilmemesi veya ısmarlanamaması açısından üçlünün diğer iki bileşeni içinde geçerlidir. Avrupalı için kişiye tekrar tekrar mutlu olmasının emredilmesi Amerikan kültürünün tipik bir özelliğidir. Ama mutluluk aranmaz, ortaya çıkması gerekir. İnsanın mutlu olmak için bir nedeni olmalıdır. Bu neden bulunduktan sonra mutluluk otomatik olarak gelir. Gördüğümüz gibi insan mutluluk arayışında değildir. Belli bir durumda yapısal ve uykuda olan potansiyel anlamı gerçekleştirmek yoluyla mutlu olmak için neden aramaktadır. Bu neden ihtiyacı insana özgü olan bir başka olguya gülmeye benzer. Birisinin gülmesini istiyorsanız ona bir neden sunmanız, örneğin bir fıkra anlatmanız gerekir. Onu gülmeye zorlayarak ya da kendini zorlamasını sağlayarak gerçek bir kahkaha yaratmak kesinlikle olanaksızdır. Bunu yapmak fotoğraf makinesinin karşısında poz veren insanları gülümsemeye zorlamaya benzer. Bu son durumda basılan fotoğrafta görülen tek şey yapay gülücüklerle donmuş suratlardır. Logoterapide bu tür bir davranış yapısına aşırı niyet denilmektedir. Bu soğukluk ya da iktidarsızlık gibi cinsel nevrozların nedenselliğinde önemli bir rol oynamaktadır. Hasta kendini unutmak yerine doğrudan orgazma yani cinsel hazla ulaşmaya ne kadar çok çaba gösterirse bu cinsel haz arayışı da o kadar çok kendini engelleyici olur. Gerçekten de haz ilkesi denilen şey daha çok bir neşe yok edicidir. Bir bireyin anlam arayışı başarılı olduktan sonra bu onu mutlu kılmakla kalmaz, ona acıyla başa çıkabilecek bir yeti de kazandırır. Peki kişinin umutsuz anlam arayışı boşa çıktığı zaman ne olur? Bu öldürücü bir durumla sonuçlanabilir. Örneğin esir kampları ya da toplama kampları gibi aşırı ortamlarda bazen meydana gelen olayları anımsayalım. Amerikalı askerler tarafından anlatıldığı kadarıyla ilk durumda vazgeçmek dedikleri bir davranış yapısı kristalleşmiştir. Toplama kamplarındaki davranışsa sabahın saat 5'inde kalkıp işe gitmeyi reddeden, bunun yerine barakada sidik ve dışkıyla ıslanmış samanların üzerinde yatan tutukluların davranışıdır. Hiçbir şey, ne uyarılar ne de tehditler bu insanların fikrini değiştiremiyordu. Bunun yerine ceplerinde sakladıkları bir sigarayı çıkarıp içmeye başlıyorlardı. Bunu gördüğümüz an bu insanların 48 saat içinde öleceğini biliyorduk anlam yönelimi geri çekilmiş ve sonuç olarak anlık haz arayışı duruma egemen olmuştur. Bu gün be gün karşımıza çıkan bir başka duruma benzemiyor mu? Bununla dünya çapında kendilerine geleceksiz kuşak adını veren gençleri düşünüyorum. Elbette sığındıkları şey sadece bir sigara değil uyuşturucular. Aslına bakılırsa uyuşturucu sahnesi çok daha genel bir kitle olgusunun, yani varoluşsal ihtiyaçlarımızın engellenmesinden kaynaklanan ve sonuç olarak endüstrileşmiş toplumlarda evrensel bir olguya dönüşen anlamsızlık duygusunun bir yanıdır. Bugün anlamsızlık duygusunun nevrozların kökeninde giderek artan bir rol oynadığını öne sürenler sadece logoterapistler değildir. Varoluşçu psikoterapi adlı eserde denildiği gibi, psikiyatrik Ayakta tedavi kliniğine başvuran 40 hastadan 12'si yani %30'u anlamla ilgili anketler, terapistler ya da bağımsız yorumcular tarafından değerlendirildiği kadarıyla önemli sorunlardan şikayetçiydi. Palo Alto'nun binlerce kilometre doğusunda durum sadece %1 oranında fark etmektedir. İlgili en son istatistikler, Viyana'da nüfusun %29'unun yaşamlarında anlam olmadığından şikayetçi olduğunu göstermektedir anlamsızlık duygusunun nedenine gelince aşırı basitleştirme de olsa insanların yaşamlarını sağlayacak çok şeyin bulunmasına karşın uğruna yaşayacakları bir şeyin olmadığı söylenebilir. İnsanlar araçlara sahip ama amaçları yok. Elbette bazılarının araçları bile yok. Özellikle bugün işsiz olan insan kitlesini söz konusu ediyorum. 50 yıl önce işsizlik nevrozu dediğim şeyden şikayetçi genç hastalarda gözlediğim özel bir tür depresyona ilişkin bir araştırma yayımlamıştım. Bu araştırmada nevrozun gerçekten de ikili bir hatalı özdeşleşmeden kaynaklandığını gösterebilmiştim. İşsiz olmak, yararsız olmakla eşleştiriliyordu. Yararsız olmaksa anlamsız bir yaşam sürmekte. Sonuç olarak hastaları, gençlik dernekleri, kamu kütüphaneleri ve benzeri işlerde gönüllü çalışma konusunda ikna etmeyi başardığımda bolca sahip oldukları boş zamanlarını ücretsiz ancak anlamlı bir uğraşla doldurmaya başladıkları an ve duydukları açlığın aynı olmasına karşın yaşadıkları depresyon ortadan kalkıyordu. Bundan çıkan gerçek insanın sadece refahla yaşamadığıdır. Sosyoekonomik durum tarafından tetiklenen işsizlik nevrozunun yanı sıra duruma göre psikodinamik ya da biyokimyasal koşullara bağlanabilecek başka depresyon türleri de vardır. Buna uygun olarak sırayla psikoterapi ve farmakoterapi yani ilaçla tedavi önerilmektedir. Ancak anlamsızlık duygusundan bahsediyorsak, bunun bir hastalık, patoloji konusu olmadığını gözden kaçırmamamız ve unutmamamız gerekir anlamsızlık duygusu bir nevrozun belirtisi ve semptomu olmaktan çok insan olmanın bir kanıtıdır diyebilirim. Ama patolojik bir şeyden kaynaklanmamasına karşın anlamsızlık duygusu patolojik yani hastalıklı bir tepkiye neden olabilir. Başka bir deyişle potansiyel olarak patojeniktir. Genç kuşakta böylesine yaygın olan kitle nevrozu sendromunu bir düşünün. Bu sendromun bu üç yanının yani depresyon, saldırganlık ve uyuşturucu ve benzeri alışkanlığı, logoterapide varoluşsal boşluk denilen boşluk ve anlamsızlık duygusundan kaynaklandığını gösteren gözlem mahsulü çok sayıda kanıt mevcuttur. Bu her depresyon olayının anlamsızlık duygusuna bağlanabileceği anlamına gelmediği gibi intihar da ki bazen depresyon sonucu ortaya çıkar, her zaman varoluşsal boşluktan kaynaklanmaz. Her intihar girişiminin arkasında anlamsızlık duygusu bulunmasa da uğruna yaşamaya değer bir anlam ve amacın farkında olması halinde bireyin kendi yaşamına son verme dürtüsünün üstesinden gelinecektir. Dolayısıyla güçlü bir anlam yönelimi intiharın önlenmesinde belirleyici bir rol oynuyorsa intihar riskinin söz konusu olduğu olaylardaki müdahale için ne söylenebilir? genç bir doktorken Avusturya'nın en büyük devlet hastanesinde çoğunluğu intihar girişiminden sonra kabul edilen ağır depresyonlu hastaların bulunduğu bölümün sorumlusu olarak 4 yıl çalıştım. Bir keresinde bu 4 yıl içinde 12 bin hastaya bakmış olmam gerektiğini hesaplarımla buldum. Orada intihara eğilimli kişilerle karşılaştığımda yararlanabildiğim bir deneyim birikimi kazanmıştım. Böyle bir insana hastaların intihar girişimleri başarılı olmadığı için ne kadar mutlu olduklarını tekrar tekrar söylediklerini anlatırım. Haftalar, aylar, yıllar sonra sorunlarına bir cevap bulunduğunun, yaşamlarında bir anlam olduğunun farkına vardıklarını söylerler. İşler bin olayın birinde iyiye gitse bile diye sürdürürüm açıklamamı. Er ya da geç bunun bir gün senin durumunda da gerçekleşmeyeceğini kim garanti edebilir? ama her şeyden önce bunu görmek için yaşamak zorundasın. Şu andan itibaren yaşama sorumluluğu seni terk etmez. Kitle nevruzu sendromunun ikinci yanı olan saldırganlıkla ilgili olarak Karol Witt Şerif tarafından yürütülen bir deney anacağım. Şerif, İzci grupları arasında yapay olarak karşılıklı saldırganlık oluşturmayı başarmış ve saldırganlığın sadece gençler kendilerini ortak bir amaca, yani kamplarına yiyecek getiren bir arabayı çamurdan kurtarma görevine verdikleri zaman ortadan kalktığını gözlemiştir. Bu amaç ortaya konur konmaz, bunu bir meydan okuma olarak almakla kalmamış, bir anlam etrafında birleşmişlerdir. Üçüncü konuya, yani uyuşturucu alışkanlığına gelince, Fort sunduğu bulguları anımsatmak isterim. Testlerin ve istatistiklerin de gösterdiği gibi, araştırılan alkoliklerin %90'ı dipsiz bir anlamsızlık duygusundan şikayetçidir. Krepner tarafından araştırılan uyuşturucu bağımlısı kişilerin %100'ü her şeyin anlamsız göründüğüne inanmaktadır. Gelin anlam sorununun kendisine dönelim. Her şeyden önce şunu açıklık kazandırmak isterim ki, logoterapist, kişinin yaşamı boyunca göğüslemek zorunda olduğu her bir durumda yapısal ve uykuda olan potansiyel anlamla ilgilenmektedir. Bu nedenle uzun vadeli bir anlamın bulunduğunu inkar etmememe karşın, burada bir bütün olarak kişinin yaşamının anlam üzerinde ayrıntılarıyla durmayacağım. Benzetme yapacak olursak bir filmi ele alalım. Bir film binlerce bağımsız görüntüden oluşur. Bunlardan her biri bir şey ifade eder ve bir anlam taşır. Yine de son karesine gelinmedikçe filmin tamamının anlamı ortaya çıkmaz. Ne var ki ilk önce bileşenlerden, bağımsız görüntülerden her birini anlamaksızın da filmin tamamını anlayamayız. Aynı şey yaşam içinde geçerli değil mi? Yaşamın nihai anlamı da eğer böyle bir şey varsa en sonunda ölümün eşiğinde ortaya çıkmıyor mu? ve bu nihai anlamda her bir durumun potansiyel anlamının ilgili bireyin bilgisi ve inancının el verdiği ölçüde en iyi şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine bağlı değil mi? Logoterapi açısından bakıldığında anlamın ve algılanışının ayakları havada olmadığı tamamen yere bastığı bir gerçek. Bu arada anlamın kavranışını Bühler'le Wertheimer'in teorileri arasına yerleştirmek isterim. Anlamın algılanışı, klasik gestalt algı kavramından farklıdır. Öyle ki sonuncusu bir zemindeki bir figürün ansızın algılanışını ifade ederken gördüğüm kadarıyla anlamın algılanışı çok daha özel olarak gerçekliğin zeminine karşı bir olasılığın farkına varılmasına ya da daha açık sözcüklerle ortaya konacak olursa belli bir durum için yapılabilecek olan şeyin farkına varılmasına indirgenir. Peki bir insan nasıl olur da anlamı keşfetmeye başlar? Bühler'in de ifade ettiği gibi yapabileceğimiz tek şey nihai olarak insan yaşamının anlamının ne olduğuna ilişkin sorularının yanıtlarını bulmuş gibi görünen insanlarla bulamayan insanların yaşamlarını araştırmaktır. Bu tür bir yaklaşıma ek olarak biyolojik bir yaklaşıma da girişebiliriz. Logoterapi birinci, belli bir yaşam durumunda ihtiyaç duyulduğunda takip etmemiz gereken yönü gösteren bir yönlendirici olarak değerlendirir. Bu işi yürütmek için bilincin, kişinin karşı karşıya bulunduğu duruma bir ölçüm cetveli uygulaması ve bu durumunda değerler hiyerarşisinin ışığı altında bir ölçütler dizisine bağlı olarak değerlendirilmesi gerekir. Ne var ki bu değerleri bilinç düzeyinde alıp benimseyemeyiz. Bunlar olduğumuz bir şeydir. Bu değerler türümüzün evrim akışı içinde kristalleşmiştir. Temelleri biyolojik geçmişimiz ve kökleri de biyolojik derinliğimizdir biyolojik bir a kavramı geliştirirken, Konrad Lorenz de benzer bir şey düşünmüş olmalı. Son zamanlarda değer kazanma sürecinin biyolojik temeline ilişkin kendi görüşümü onunla tartışırken bana katıldığını heyecanla ifade etti. Ne olursa olsun eğer düşünce öncesi aksiyolojik bir kendini anlama varsa bunun biyolojik kalıtımımıza demirlenmiş olduğunu varsayabiliriz. Logoterapinin de ortaya koyduğu gibi kişinin yaşamda bir anlama ulaşmasının üç temel yolu vardır. Bunlardan ilki bir eser yaratmak ya da bir iş yapmaktır. İkincisi bir şey yaşamak ya da bir insanla etkileşime girmektir. Başka bir deyişle sadece işte değil, sevgide de anlam bulunabilir. Bu bağlamda, yaşantının da başarıya ulaşmak kadar değerli olabildiği yolundaki logoterapi görüşünün tedavi edici olduğu, çünkü sadece dışsal başarı üzerindeki tek yanlı vurgulamayı telafi ettiği gözlemlenmiştir. Ancak, daha önemlisi, yaşamdaki anlama giden üçüncü yoldur değiştiremeyeceği bir kaderle yüz yüze gelen umutsuz bir durumun çaresiz kurbanı bile kendini aşabilir ve böylece kendini değiştirebilir. Kişisel bir trajediyi bir zafere dönüştürebilir. Acının anlamı başlıklı bölümde de anıldığı gibi logoterapinin acı çeken ve bundan kurtulması olanaksız olan bir insana bu acıyı alçaltıcı bulduğu için mutsuz olmakla kalmayıp mutsuzluğundan ötürü bir de utanmak yerine çektiği acıyla gurur duyması ve bunu onur verici bir şey olarak değerlendirmesi için pek fırsat tanımayan günümüz Amerikan kültüründeki bazı sağlıksız eğilimlerin dengelenmesine yardım edebileceği umudunu dile getiren Edith Johnson olmuştur. 25 yıl süreyle genel bir hastanenin nöroloji bölümünde çalıştım ve hastalarımın yaşadıkları zorlukları başarıya dönüştürme yetilerine tanıklık ettim. Bu pratik deneyimlere ek olarak insanın acıda da anlam bulabileceği olasılığını destekleyen deneysel veriler de mevcuttur. Yale Üniversitesi Tıp Fakültesindeki araştırmacılar, tutsaklıklarının olağan dışı ölçüde stresli, işkence ile hastalıkla yetersiz beslenme ve tecritle dolu olmasına karşın bundan yararlandıklarını açıkça öne süren Vietnam Savaşı tutsaklarının sayısından etkilenmişlerdir. Ama trajik bir iyimserlik lehine olan en güçlü tartışmalar Latince'de argumenta ad hominem denilen tartışmalardır. Bir örnek vermek gerekirse, Jerry Long, logoterapide insan ruhunun asi gücü denilen şeyin yaşanan bir tanığıdır. Jerry Long, 3 yıl önce geçirdiği bir dalış kazasından beri boynundan aşağısı felçli. Kaza geçirdiğinde 17 yaşındaydı. Bugün Long, ağız çubuğunu yazı yazmak için kullanabiliyor. Özel bir telefon aracılığıyla Community Collect'te verilen iki derse devam ediyor. Telefon bağlantısı Long'un hem sınıftaki tartışmaları dinlemesine hem de bunlara katılmasına olanak veriyor. Ayrıca boş zamanlarını okuyarak, televizyon izleyerek ve yazarak geçiriyor. Long'dan aldığım bir mektupta şöyle yazıyor. Yaşamımı anlamla ve amaçla dop dolu görüyorum. Kaderimi belirleyen o gün benimsediğim tutum, yaşam parolam oldu. Belimi kırdı ama beni kıramadı. Fakültedeki ilk psikoloji dersime kayıt yaptırdım sakatlığımın başkalarına yardım etme becerimi geliştireceğine inanıyorum. Çektiğim acılar olmaksızın ulaştığım gelişim düzeyinin olanaksız olacağını biliyorum. Bu anlamın keşfedilmesi için acının vazgeçilmez olduğu anlamına mı geliyor? Kesinlikle hayır. Ben sadece bu kitabın ikinci bölümünde de belirtildiği gibi acının kaçınılmaz olması koşuluyla acıya karşın hatta acı vasıtasıyla anlam bulunabileceğini vurgulamak istiyorum. Eğer acıdan kaçınılabiliyorsa yapılacak anlamlı şey nedenini ortadan kaldırmaktır. Çünkü gereksiz yere acı çekmek, kahramanca değil mazoşistçe bir tutumdur. Öte yandan eğer kişi acı çekmesine neden olan durumu değiştiremiyorsa, buna karşın tutumunu belirleyebilir. Boynunu kırmayı Long kendisi seçmedi ama başına gelen şeyin belini bükmesine göz yummamaya kendisi karar verdi. Görüldüğü üzere öncelik acı çekmemize neden olan durumu yaratıcı bir şekilde değiştirmekte yatmaktadır. Ama üstünlük, gerektiği takdirde acı çekmesini bilmektir. Ve kelimenin tam anlamıyla sokaktaki insanın da aynı görüşte olduğunu gösteren gözlem mahsulü bulgular söz konusudur. Avusturyalı kamuoyu araştırmacıları son günlerde en çok saygı duyulan insanların büyük sanatçılar, ünlü bilimciler, büyük devlet adamları ya da sporcular değil, yaşadıkları kötü kaderin efendisi olmayı başaran insanlar olduğunu göstermiştir. Trajik üçlünün ikinci yanına yani suçluluk kavramına geçerken bana her zaman çekici gelen dinsel bir kavramdan uzaklaşmak istiyorum. Anlayabildiğim kadarıyla biyolojik psikolojik ve sosyolojik etkenlere tam olarak götürülmediği sürece son çözümlemede bir suçun açıklamasız kaldığı anlamına gelen Mysterium incutatis denilen şeyi söz konusu ediyorum. Bir insanın suçunu tam olarak açıklamak, suçunu ortadan kaldırmaya ve kişiyi özgür ve sorumlu bir insan olarak değil, onarılması gereken bir makine olarak görmeye eşdeğer olacaktır. Suçluların kendileri bile bu tutumdan tiksinmekte ve yaptıklarından sorumlu tutulmayı tercih etmektedir. İllonis'teki bir ıslah evinde yatmakta olan bir mahkumdan aldığım kınama mektubunda şöyle yazıyordu. Suçluya hiçbir zaman kendini anlatma fırsatı verilmiyor. Önüne tercih yapacağı çeşitli bahaneler konuluyor. Toplum suçlanıyor ve birçok olayda kabahat kurbanda aranıyor. Ayrıca San Kantin'deki tutuklulara hitaben yaptığım bir konuşmada sizler de benim gibi insansınız ve bu nedenle suç işleme, suçlu olma özgürlüğünüz vardı. Ne var ki şimdi de suçluluğunuzun üstüne çıkarak kendinizi aşarak daha iyiye doğru değişerek suçlu olduğunuzun üstesinden gelmekle sorumlusunuz demiştim ve eski bir tutuklu olan Frank V'den aldığım bir mektupta 27 kişiyiz ve yeni gelenler başlangıçtaki grubun desteğiyle cezaevinden uzak duruyor. Sadece birisi cezaevine döndü. O da şimdi serbest diye yazıyor. Ortak suç kavramı konusunda kişisel olarak bir insanı başka bir insanın ya da bir grubun davranışlarından sorumlu tutmanın hiçbir haklı temeli olmadığını düşünüyorum. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ortak suç kavramına karşı kamuoyunda tartışmaktan usanmadım. Ne var ki bazen insanları batıl inançlarından kurtarmak için birçok öğretici hile gerekmektedir. Amerikalı bir kadın, nasıl oluyor da hala kitaplarınızdan bazılarını Adolf Hitler'in dili olan Almanca'da yazabiliyorsunuz, diyerek bana sitem etti. Karşılık olarak mutfağında bıçak olup olmadığını sordum. Evet yanıtını alınca ürkmüş, şok olmuş gibi yapıp bağırdım onca katil kurbanlarının karnını deşip öldürmek için kullandıktan sonra nasıl hala bıçak kullanabiliyorsunuz? Sonuç olarak Almanca kitap yazmama itiraz etmeyi bıraktı. Trajik üçlünün üçüncü yanı ölümle ilgilidir. Ama aynı zamanda yaşamla da ilgilidir. Çünkü yaşamı oluşturan anların hepsi ölmektedir. Yaşanan bir an asla geri gelmeyecektir. Yaşamımızın her anını olabilecek en iyi şekilde değerlendirmemizi anımsatan da bu geçicilik değil mi? Elbette öyle. Dolayısıyla benim vazgeçilmez ilkeme kaynaklık eden de bu. İkinci defa yaşıyormuşçasına ve ilk kez şimdi yapmak üzere olduğunuz gibi hatalı hareket etmişçesine yaşayın. Aslında uygun davranışta bulunma fırsatları bir anlam bulma potansiyelleri yaşamımızın geri döndürülemez oluşu tarafından etkilenmektedir. Ama ayrıca potansiyeller de bu şekilde etkilenmektedir. Çünkü bir fırsatı kullandığımız ve potansiyel bir anlamı gerçekleştirdiğimiz zaman sonsuza dek yapmış oluruz. Geri dönüşü olmaz. Bu anlamı bulup geçmişte tutarak onu orada emin bir şekilde saklarız. Geçmişteki hiçbir şey tekrar erişilmeyecek şekilde kaybedilmez. Tersine her şey geri dönülmez bir şekilde saklanır. Elbette insanlar sadece geçiciliğin anı sarlasını dikkate almaya ama yaşamlarının hasadını doldurdukları geçmişin zahiri ambarını Sevgiler ve bir bu kadar önemlisi cesurca ve onurla yaşanan acılar görmezlikten gelmeye eğilim göstermektedir. Bundan dolayı yaşlı insanlara acımak için ortada hiçbir neden olmadığı anlaşılabilir. Bunun yerine gençlerin onlara imrenmesi gerekir. Yaşlıların gelecekte hiçbir fırsatı, olasılığı olmadığı doğrudur. Ama onlar bundan fazlasına sahiptirler. Gelecekteki olasılıklar yerine geçmişin gerçeklikleri, buldukları anlamlar, değerler var ve hiç kimse ve hiçbir şey bu değerleri geçmişten koparamaz. Acıda anlam bulma olasılığı açısından yaşamın anlamı en azından potansiyel olarak koşulsuzdur. Ne var ki bu koşulsuz anlamla her insanın koşulsuz değeri atbaşı gitmektedir. Bu insan onuruna silinmez özelliğini kazandıran şeydir. Tıpkı yaşamın en acınası olanlar da dahil her koşulda potansiyel olarak anlamlı kalması gibi her bireyin değeri de onunla kalır ve bunun nedeni de geçmişte söz konusu kişinin gerçekleştirdiği değerlere dayanır. Ve bugün koruduğu ya da koruyamadığı yararlılığa bağlı değildir. Daha özele indirgemek gerekirse bu yararlılık genellikle toplum yararına işiyor olma terimiyle tanımlanır ama bugünün toplumu başarı yönelimi oluşuyla tanımlanmaktadır ve sonuçta başarılı ve mutlu insanlara, özellikle de gençlere büyük değer vermektedir. Böyle olmayan herkesin değerini özünde görmezlikten gelir ve bunu yaparken de onurlu olma anlamındaki değerli olmayla yararlılık anlamındaki değerli olma arasındaki belirleyici farkı bulanıklaştırır. Kişi bu farkı bilincinde olmadığı ve bireyin değerinin sadece o andaki yararlılığına bağlı olduğunu savunduğu takdirde İnanın, Hitler'in programıyla paralellik içinde acısız ölüm programını, yani yaşlılık, hastalık, sakatlık, ruh hastalığı ve benzeri nedenlerden ötürü toplumsal yararlılığını kaybedenlerin acı çekmeden öldürülmesini savunmamasını, sadece söz konusu insanın kişisel tutarsızlığına borçlu oluruz. İnsan onuruyla yalın yararlılığın birbirine karıştırılması sonuçta birçok akademiye ve birçok analitik literatüre geçmiş olan çağdaş nihilizme bağlanabilecek bir kavram karışıklığından kaynaklanmaktadır. Analist eğitim merkezlerinde bile bu tür bir aşılama olabilmektedir. Nihilizm hiçbir şey olmadığını söylemez ancak her şeyin anlamsız olduğunu savunur. George Sargent öğrenilen anlamsızlık kavramını ortaya atmakta haklıydı. Kendisi de, George, dünyanın bir şaka olduğunu anlamalısın. Adalet diye bir şey yoktur. Her şey rastlantıdır. Ancak bunu kavradığın zaman kendini ciddiye almanın ne kadar aptalca olduğunu anlayacaksın. Evrende büyük amaç diye bir şey yok. Evren sadece evrendir. Bugün ne yapacağın konusunda verdiğin kararda özel bir anlam yok diyen bir terapist anımsıyor. Böyle bir eleştirinin genelleştirilmemesi gerekir. Kural olarak eğitim vazgeçilmezdir. Ama eğer böyleyse terapistlerin stajyerlere kendi nihilizmlerine karşı oluşturdukları bir savunma mekanizması olan inançsızlık aşılamak yerine onları nihilizme karşı bağışıklık kazandırmaya çalışmaları gerekir. Logoterapi diğer psikoterapi okulları tarafından getirilen bazı stajyerlik ve lisans koşullarına da uygunluk sağlayabilir. Başka bir deyişle, gerektiği takdirde insan kurtlarla bir olup oluyabilir. Ama bunu yaparken kurt kılığında kuzu olması gerekir. Logoterapinin insan kavramından ve yaşam felsefesi ilkelerinden ayrılması gerekmez. Elizabeth Lucas'ın da psikoterapinin tarihi boyunca logoterapi kadar dogmadan uzak bir okul olmamıştır. Sözleriyle dikkati çektiği gerçek açısından böyle bir bağlılığı sürdürmek zor değildir. Birinci Dünya Logoterapi Kongresi'nde gerek psikoterapinin yeniden insani hale getirilmesi, gerekse logoterapinin hocalık kavramından arındırılması konuları üzerinde durmuştum. İstediğimiz şey sadece ustalarının sesini taklit eden papağanlar yetiştirmek değil, meşaleyi bağımsız, yaratıcı ve yenilikçi ruhlara teslim etmektir. Sigmund Freud, bir keresinde birbirinden son derece farklı bir dizi insanı aynı şekilde açlığa terk edin. Kaçınılmaz açlık dürtüsünün artışıyla birlikte bütün bireysel farklılıklar bulanıklaşacak ve bunun yerine doyurulmamış bir güdünün tek biçimli dışa vurumu görülecektir demişti. Şükürler olsun ki, Freud toplama kamplarını içeriden tanımaktan kurtuldu. Onun hastaları, Auschwitz'teki kuru tahtaların üzerine değil, Victorian kültürün pelüş tarzı sedirlerine uzanıyordu. Toplama kamplarında bireysel farklar bulanıklaşmıyordu. Tam tersine daha bir farklılaşıyordu. Orada insanların hem domuzların hem de azizlerin maskeleri iniyordu. Artık aziz sözcüğünü kullanmakta tereddüt etmeniz gerekmiyor. Auschwitz'te önce aç bırakılan, sonra da karbonik asit enjeksiyonuyla öldürülen ve 1983 yılında kilise tarafından kutsanarak aziz ilan edilen Peder Maximilian Kolbe'yi düşünün. Beni kural olmaktan çok istisna olan örnekler vermekle suçlamaya yatkın olabilirsiniz. Ama büyük olan her şey ender bulunduğu gibi kavranması da zordur diye yazıyor Spinoza. Azizleri anmaya gerçekten ihtiyacımız olup olmadığını elbette sorabilirsiniz. Sadece onurlu insanları anmak yeterli olmaz mı? Bu insanların azınlık olduğu doğrudur. Dahası hep azınlık olarak kalacaklar. Ama ben burada azınlığa katılmaya yönelik bir çağrı olduğunu anlıyorum. Çünkü dünya kötü bir durumda ve her birimiz elinden geleni yapmadığı sürece her şey daha da kötüye gidecek. Bu nedenle uyanık olalım, iki anlamda uyanık olalım. Auschwitz'ten bu yana insanın ne yapabileceğini biliyoruz. Hiroşima'dan bu yana da neyin tehlikeli olduğunu biliyoruz. Son